Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Hainlerle işbirliği yapan Ferit Paşa kabinesine hücum Efendiler, bilginize sunduğum belgeleri gördükten sonra zannederim Ali Galip tarafından yapılan faaliyetin padişahın ve Ferit Paşa hükümetinin ortak bir faaliyeti olduğuna şüphe ve tereddüt edenler kalmaz. Bu hainliğin ortak elebaşılarına karşı nasıl bir durum almak gerektiği bellidir. Ancak buna karşı yapılacak faaliyette elden geldiğince açıktan açığa hareket etmekten vazgeçmek ve o günün gereğinden olmakla birlikte faaliyet gücünü çeşitli hedeflere yöneltmekten sakınarak bir noktada toplamak ihtiyatlı bir davranış olurdu. Biz de hücuma hedef olarak yalnız Ferit Paşa kabinesini tespit ettik ve bu Ferit Paşa kabinesinin padişahı olaylardan haberdar etmeyip aldatmakta olduğu tezini tuttuk. Padişah durumu öğrenecek olursa kendisini aldatanlara layık oldukları işlemi uygulayacağına güvenimiz olduğunu ileri sürdük. Hükümetin ortaya çıkmış olan cinayeti üzerine kendisine güven duyulmaması doğal olduğundan, gerçeklerin yalnız ve ancak doğrudan doğruya padişaha arz edilmesiyle durumun düzeltilebileceğini, faaliyetlerimiz için hareket noktası olarak kabul ettik. Bu düşünceyle Eylül'ün 11. günü padişaha çekilmek üzere telgraf hazırlandı. Bu telgrafta tahmin buyuracağınız üzere zamanın gereği olan birçok basma kalıp sözler içinde, hükümetin silah zoruyla kongreyi basma yoluna giderek Müslümanlar arasında kan dökülmesine sebep olacağı, Kürtleri ayaklandırmak şekliyle vatanı parçalatmak planı para karşılığında yüklenmiş olduklarının belgelerle açığa çıktığı, hükümetin bu işlerde alet olarak kullandığı adamların perişan edilerek kaçmaya mecbur edildiği, yakalandıkları takdirde kanunun pençesine teslim edilecekleri, bu cinayetleri hazırlayan dahiliye ve harbiye nazırları vasıtasıyla da emredip uygulatan İstanbul hükümetine Milletin güveninin kalmamış olduğu bildirildikten sonra namuslu kimselerin oluşturduğu yeni bir hükümetin kurulması bu casus şebekesi hakkında hızla kanuni soruşturma yapılarak suçluların cezalandırılması isteniyor. Adil bir hükümet kuruluncaya kadar İstanbul hükümetiyle hiçbir haberleşme ve ilişkide bulunmamaya karar vermiş olan milletten ordunun ayrılamayacağını, olayın iç yüzünü bilen ve o çevrede bulunan biz kolordu komutanları arza mecbur olduk deniyordu.'' İşte bu telgraf örneğinin bütün kolordularca İstanbul'a çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü. 11 Eylül günü telgraf başında kolordu komutanlarına şu talimatı verdim. Şimdi bir örnek vereceğiz. Bu örneğin 3. 15. 20. 13 ve 12. kolordu komutanlarının ortak imzalarıyla çekilmesini uygun görüyoruz. Okuduktan sonra diğer komutanlarla aynı zamanda çekmek için bekleyiniz. Kopye sadrazamlık yüksek katına. Şimdi doğrudan doğruya kutsal başkomutanımız, şanlı halifemiz, efendimize önemli bir arzda bulunmak mecburiyetindeyiz. Engellenmemesini rica eder, aksi takdirde bundan doğacak ağır sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca yüksek şahsınıza ait olacağını arz ederiz. 12. Kor, 13. Kor, 20. Kor, 15. Kor, 3. Kor Yapılacak önemli maruzat yukarıda bildirmiş olduğum üzere padişaha çekilen telgrafta yazılanlardan ibaretti. Eylül'ün 11. günü ve özellikle 12-13 gecesi her tarafta kolordu komutanları telgraf merkezlerine gelerek kararlaştırıldığı şekilde İstanbul'la haberleşmeye çalışıyorlardı. Fakat sadrazam ortadan kaybolmuş gibiydi. Cevap vermiyordu. Biz de telgraf başında sadrazamın telgrafları alıp vermesi için baskıda bulunuyorduk. İstanbul'un merkezindeki telgraf memurları ile yapılan uzun çekişmelerden sonra bir telgraf memuru şu bilgiyi verdi. Sadrazam Paşa'ya yazılanlar telefonla söylendi. Alınan cevapta telgraf metni Sadrazam Paşa Hazretlerine arz olundu. Bildirecekleri maruzatları gereğince telgrafla arz olunmalıdır. Gelen telgraflar da şekline uygun olarak padişaha takdim edilir. Buyurduklarını müdür bey söylüyor efendim.'' Bunun üzerine gece yarısından sonra saat 4'te Sivas Telgrafhanesine çekilmek üzere şu telgraf gönderildi. 11-12 Eylül 1919. Sadrazam Ferit Paşa'ya. Vatan ve milletin haklarını, kutsal varlıklarını ayak altına alarak padişah hazretlerinin yüce padişahlık şeref ve haysiyetlerini çiğneyerek gafilce bir takım hareket ve faaliyetlerde bulunduğunuz ortaya çıkmıştır. Milletin padişahımızdan başka hiçbirinize güveni kalmamıştır. Bu sebeple durum ve dileklerini ancak padişah hazretlerine bildirmek zorundadır. Hükümetiniz yasal olmayan hareketlerinin ağır sonuçlarından korkarak millet ile padişah arasına artık engel çekiyor. Bu konudaki direnmeniz daha bir saat sürerse millet kendisini her türlü hareket ve faaliyetlerinde serbest saymakla haklı bulacaktır. Ve bütün vatanın yasal olmayan hükümetinizle kesin olarak ilgi ve bağlantısını kesecektir. Bu son uyarımızdır. Bundan sonra milletin tutacağı yol, burada bulunan yabancı subaylar aracılığıyla itilaf devletleri temsilcilerine de ayrıntılı olarak bildirilecektir. Genel Kongre Heyeti Sivas Telgraf Müdürlüğü'ne de aynı zamanda telefonla şu emir verildi. Kongremizden seçilen bir heyetle telgrafhaneye gönderilecek bir telgrafımızın doğrudan doğruya Mabeyni Hümayun'a Saray Genel Sekreterliği çekilmesine İstanbulca engel olunduğu bildiriliyor. Bir saat içinde telgrafın çekilmesine izin verilmediği takdirde İstanbul'la bütün Anadolu telgraf haberleşmelerini kesmeye mecbur olacağımızı üstünüze bildiriniz. Genel Kongre Heyeti Kolordu komutanlarına da aşağıdaki genel duyuru yapıldı. Sivas 11-12 Eylül 1919 20. Kolordu Komutanlığı'na, 15. Kolordu Komutanlığı'na, 13. Kolordu Komutanlığı'na, 3. Kolordu Komutanlığı'na. Kongrenin padişahlık yüce katına olan maruzatına İstanbul'da telgraf baş müdürlüğünce engel olunmuştur. Bir saatlik bir sürede saraya yol verilmezse, bütün Anadolu'nun İstanbul'la haberleşmesinin kestirileceği cevap olarak adı geçen müdürlüğe bildirilmiştir. Kongrenin bu doğal isteğine olumlu cevap alınmadığı takdirde, bildirilme anından başlayarak Ankara, Kastamonu, Diyarbakır telgraf merkezleri ile Sinop'taki telgraf haberleşmelerinin durdurulması, yani kongre ile ilgili haber ve bildiriler dışında hiçbir telgrafın İstanbul'a geçirilmemesi ve İstanbul'dan da kabul edilmemesi, Batı Anadolu ile haberleşmemize engel olmayacaksa, Gey ve Boğazı yönündeki hattın da tutulması veya geçici olarak kesilmesi ve yapılan işlerin sonuçlarının bildirilmesi rica alınır. Bu talimatın yerine getirilmesine engel olacak telgraf memurları, bulundukları yerlerde derhal divanı harbe verilerek haklarında en ağır ceza uygulanacaktır. İş bu bildiri gereğinin yerine getirilmesi, 20. 15. 13. ve 3. kolordu komutanlarından rica edilmiştir. Alındığının bildirilmesi Sivas'ta Genel Kongre Heyeti. Bu telgrafla verilen talimat daha sonraki telgraflarla da tamamlanmıştır. 11 12 Eylül gecesi yapılmış olan genel tebliğe ek olarak şu ricada bulunuldu. Bu gece sonuç elde edilinceye kadar bütün komutanlarla sivil idare amirlerinin ve ilgili heyetlerin telgrafhaneden ayrılmamaları rica alınır. Genel Kongre Heyeti Telgrafhanelere de şu uyarıda bulunuldu. Ektir Bu tebligat gereğinin yerine getirildiği haberi Kongre heyetince öğrenildikten sonra yine aramızda haberleşmeye devam edileceğinden telgraf adam bulundurulması rica alınır. Kongre heyeti İstanbul'daki hükümetle ilişkiyi kesme kararı İstanbul'un kendilerine tanınan bir saatlik süre içinde saraya telgraf bağlantısı vermeyeceği anlaşılıyordu. Bu sebeple 12 Eylül 1919 günü bütün komutanlara şu genel duyuru yapıldı. Örneği aşağıya çıkarılmış olan telgraf, genel kongre heyeti tarafından bir saate kadar sadrazama çekilmiş olacaktır. Bu itibarla siz de hemen bu esas ve nitelikte birer telgraf çekiniz ve hemen bildiriniz efendim. Genel Kongre Heyeti Saat 5'te Sadrazam'a bilgi için diye gönderilen ve aynı zamanda bütün komutanlara ve illere yapılan bildiri şundan ibarettir. 1. Hükümet, milletin sevgili padişahına olan maruzat ve bağlantısını kesmekte, ve ortaya çıkan haince hareketlerine devamda direndiğinden, millet de yasal bir hükümet iş başına geçinceye kadar İstanbul hükümetiyle olan yönetim ilişkilerini ve İstanbul ile yapılan her türlü posta, telgraf, haberleşme ve ulaştırmalarını kesmeye karar verilmiştir. Bölgelerindeki sivil memurlar, askeri komutanlarla işbirliği yaparak bu konuyu sağlayacak ve sonucu Sivas'taki genel kongre heyetine bildirilecektir. 2. Bu tebligat bütün komutanlara ve sivil idare amirlerine gönderilmiştir. Genel Kongre Heyeti 12 Eylül 1919 Milletvekillerinin seçimiyle meşgul olunmaya başlanması Efendiler, ayın 12. günü İstanbul hükümetiyle genel olarak haberleşme ve bağlantı kesildi. Bunların dışında kalan bazı yerler ve bu yerlerle olan tartışmalarımızı ayrıca açıklayacağım. Fakat... İzin verirseniz bundan önce daha önemli sayılması gereken bir konu üzerinde bilgi sunayım. Yüksek kurulunuzca da bilinmektedir ki Ferit Paşa hükümeti milletvekillerinin seçimleri için görünüşte bir emir vermişti. Ancak içinde bulunduğumuz tarihe kadar yani Anadolu'nun İstanbul'a bağlantısını kestiği 12 Eylül gününe kadar bu emir uygulanmamıştı. Son durum üzerine en önemli meselenin milletvekillerinin seçimini bir an önce yaptırmak olacağını takdir buyurursunuz. Bu bakımdan 13 Eylül'de derhal bu konu üzerine de eğilindi. Uzun açıklamalar yapmaktansa bildirdiğim tarihte verilen ilk genel talimatı olduğu gibi bilgilerinize sunmayı daha yararlı buluyorum. Tebligat şudur. 13 Eylül 1919 Tel Balıkesir'de 14. Kolordu, Konya'da 12. Kolordu, Diyarbakır'da 13. Kolordu, Erzurum'da 15. Kolordu, Ankara'da 20. Kolordu, Bursa'da 17. Tümen, Çin'de e 58. Tümen, Bandırma'da 61. Tümen, komutanlıklarına ve 61. Tümen aracılığıyla Edirne'de 1. Kolordu, Niğde'de 11. Tümen komutanlıklarına, illere, bağımsız sancaklara, belediyelere, müdafaa hukuk cemiyeti merkez kurullarına. İstanbul hükümetinin tuttuğu ve takip etmekte olduğu gericilik yoluna ve yaşamakta olduğumuz günlerin büyük korku ve tehlikelerine karşı haklarımızı savunmak ve varlığımızı korumak için Milli Meclis'in seçilmesini ve toplanmasını sağlamak ve çabuklaştırmak bugünün en önemli görevidir. İstanbul hükümeti milleti aldatarak milletvekillerinin seçimini aylarca ertelemiş olduğu gibi son zamanda vermiş olduğu seçim emrini de türlü sebeplerle savsaklamakta ve geciktirmektedir. Ferit Paşa'nın Toros'un ötesindeki illerimizden vazgeçtiği barış konferansına vermiş olduğu notadan anlaşılmış, Aydın ili üzerinde Yunanlarla sınır tespitine kalkışması, oradaki işgali oldu bitti halinde bir ilhak olarak kabul etmiş olduğuna delil sayılmış ve memleketin işgal edilen başka bölgeleri içinde bunlara benzer gafilce ve haince siyasetiyle memleket ve milleti parçalayacağı kesinlikle anlaşılmıştır. Milli meclis'in toplanmasından önce barış anlaşmasına imza koyarak milleti bir oldu bitti karşısında bulundurmak niyetinde olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla Genel Kongre orduyu ve milleti uyanık olmaya davet ederek aşağıdaki konuların en kısa zamanda yerine getirilmesini milletin hayati konusu olarak kabul eder ve bildirir. İlk olarak seçim hazırlıklarının yürürlükteki kanunda yer alan en kısa zamanda yapılıp tamamlanması için belediyeler ile müdafaa-i cemiyetleri yoğun bir faaliyet içine girmelidir. İkinci olarak, sancaklardan çıkarılacak milletvekili sayısı, oraların nüfus durumuna göre hemen tespit edilerek, heyeti temsiliyece şimdiden bildirilmelidir. Adaylar konusu daha sonraki haberleşmelerde ele alınacaktır. Üçüncü olarak, seçim hazırlıkları yapılırken gerek seçimler sırasında gecikmeye yol açacak engellerin şimdiden düşünülerek ortadan kaldırılması, ve hiçbir gecikmeye meydan verilmeyerek seçimlerin en kısa zamanda sonuçlandırılması. Bu kararı bölgenizdeki bütün belediye ve müdafaa hukuk cemiyetlerine bildirerek gereğinin hemen yerine getirilmesine yardımcı olmanız rica olunur. Heyeti temsiliye. Memleketi başvurulacak bir yerden yoksun bırakmamak için Ferit Paşa hükümeti inadında devam ediyordu. Bilindiği gibi bu durum hükümet düşünceye kadar süre geldi. Memleketi günlerce başvurulacak bir yerden yoksun bırakmak elbette büyük sakıncalar doğururdu. Bundan dolayı önce fikir sormak üzere sonra da bazı itirazları aldırmadan emir şeklinde bildirdiğimiz kararları Eylül'ün 13-14. gecesi şu şekilde tespit etmiş ve kaleme almıştık. Kongrece alınması düşünülen tedbirleri gösteren suret aşağıda arz edilmiştir. Bu konudaki yüksek görüş ve düşünceleriniz alındıktan sonra genel kurulca görüşülerek uygulamaya konacaktır. 15 Eylül 1919 günü öğleye kadar cevabınızı bekliyoruz efendim. Milli davayı haince bir saptırma ve yorumla olduğundan başka türlü göstererek milli teşebbüs ve faaliyetlerimizi yasallık dışı ilan eden, milletin saltanat ve hilafet makamına karşı duyduğu sonsuz bağlılığını bütün haklı ve kanuni araçlarla ispata çalıştığımız halde, padişah ile millet arasında bir engel perdesi oluşturan ve halkı birbiri aleyhinde silahlandırıp öldürmeye sürükleyerek bunun kışkırtılacağını yapan İstanbul hükümeti ile ilişkilerini kesmek mecburiyetine kalan genel kongre heyeti aşağıdaki kararları zat hallerine bildirmeyi görev sayar. 1- Padişah Hazretlerinin yüce adına ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde devlet işleri eskiden olduğu gibi yürütülmeye devam edilecektir. Irk ve mezhep ayrılığı gözetilmeden halkın canı, malı, namusu ve her türlü hakları güvence altında bulundurulacaktır. Devlet memurlarının kendine verilmiş olan görevleri, milletin meşru davasına uygun bir şekilde yürütmeleri doğaldır. Aksi takdirde, görevden kaçınanların mazeretleri bir istifa gibi işlem görerek, yerlerine uygun görülen kimseler vekil olarak getirilecektir. 3. Görev sırasında milli dava ve akıma ters düşen davranışları görülecek ve tespit edilecek memurlar, din ve milletin selameti adına kesinlikle ve şiddetle cezalandırılacaktır. 4. İstifa etmiş memurlardan ve halktan her kim olursa olsun, milli kararlar aleyhinde kışkırtıcı ve bozguncu hareket ve telkinlerde bulunanlar da şiddetle cezalandırılacaktır. 5. Memleket ve milletin selamet ve saadeti, hak ve adalet, ülkede güven ve huzurun sağlanması ile mümkündür. Bu konuda gereken her türlü tedbirin alınması kolordu komutanlıklarıyla vali ve bağımsız mutasarrıflardan beklenmektedir. 6. Millet isteklerinin zat-ı şahaneye arzı ve duyurulması başarılıp da milletin güven ve desteğini kazanmış meşru bir hükümet kuruluncaya kadar haberleşme merkezi Sivas'ta genel kongre temsil heyeti olacaktır. 7. Bu kararlar bütün milli teşkilat merkezlerine gönderilecek ve ilan edilecektir. Mustafa Kemal Yapılan itiraz ve Eleştiriler Efendiler, bilginize sunduğumuz bu son bildirimiz üzerine kısmen hafif fakat kısmen de oldukça şiddetli itirazlara, direnmelere, hatta karşı faaliyetlere ve tehditlere uğradık. Karşı koymalar ve eleştiriler yalnız son bildirimiz hükümlerine de bağlı kalmadı. Bu bildiri dolayısıyla daha başka noktaları da sıçradı. Bu konuda yüksek topluluğunuza açık bir fikir vermiş olmak için yapılmış olan yazışmalardan bazılarını kısaca bilginize sunmama izninizi rica ederim. Erzincan Müdafai Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetinin 14 Eylül 1919 tarihli telgrafında ''Kararların uygulanmasından önce İstanbul hükümetine 48 saatlik bir süre verilmesinin uygun olacağı bütün üyelerce kararlaştırılmıştır.'' şeklinde zararsız bir görüş ileri sürülüyordu. Diyarbakır'dan 13. Kolordu Komutanı Cevdet Bey, 14 Eylül 1919 tarihli uzun şifresinde, hükümet merkeziyle büsbütün ilgi kesilerek yazışmalar kongre temsil heyetiyle yapılacak olursa, muhalifler, siyasi bir maksat peşinde olanlar, bu hareketi hilafete karşı isyan edilmiş göstererek kamuoyunu yanıltacaklardır. Bu durum devam ederse, memur ve asker maaşları ile yiyecek harcamaları için kaynak ve tedbir düşünüldü mü? İstanbul hükümeti İngiliz nüfusu altındadır. Her türlü ısrar ve gayrete rağmen başka türlü hareket edebilecek bir hükümet kurulmasına imkan yoktur. İngilizlerle savaşa girişmeye taraftar mısınız? Girişildiği takdirde başarı sağlanacağından ne dereceye kadar eminsiniz? Böyle bir ayak direme hareketi vatanın çıkarlarına uygun düşer mi? şeklinde bir takım düşünce ve soruları içine alıyordu. Erzurum Heyeti Merkeziyesi'nin 15 Eylül 1919 tarihli telgrafında yönetmeliğimizin 6. maddesinin yani heyeti temsiliyenin başvurma yeri olarak kabul edilmesiyle ilgili madde tüzüğümüzle uygunluğunun sağlanması için merkez heyetlerinden olur alınması gerekir denilmekteydi. Malatya'dan Komutan İlyas Bey'in 15 Eylül 1919 tarihli telgrafında Elazığ ili halkının kongrenin maksat ve emelinden haberdar edilerek hiç olmazsa bir derece aydınlatılmalarına kadar bu hususun ertelenmesi uygun görülürse katıldığımı arz ederim düşüncesi ileri sürülüyordu. İçinde bulunduğumuz Sivas'ın Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti de uzun bir raporunda ''Bildirilen maddelerin bütününden memlekette geçici bir yönetim ilan edileceği anlaşılmaktadır.'' şeklinde başladıktan sonra, bunun cemiyet tüzüğünün ne özel maddesine ne de öteki maddelerine dayandırılma imkanı görülemediği noktasında dikkatimiz çekiliyor ve padişaha arz olunacak hususları ulaştırabilecek yolları büyük bir sükunet ve samimiyetle ve tatlı bir şekilde aramayı tavsiye ediyordu. Heyeti temsiliye üyelerimizden olduğu halde, birçok davet ve ricalarımıza rağmen bize katılmayan, Sivas Kongresi'nde bulunmamak için mazeretler uyduran Servet Bey'in, Esselamu Aleyküm dindarca hitabıyla başlayan, 15 Eylül 1919 tarihinde Trabzon'dan çektiği açık telgrafında, Sivas Kongresi bildirisini ve arkasından da duyurunuzu aldık. Cevap olarak bildirdiğimiz düşünceler, Kazım Paşa Hazretlerince görülmek istenmiş ve görülmüştür. Önce Sivas Kongresi'nin genel kongre şekline girmiş ve bir heyeti temsiliye meydana getirmiş olduğu anlaşılıyor ki bu husus kararlarımıza aykırıdır. Sivas Kongresi heyeti temsilimiz arasına üye seçmeye yetkili olamayacaktır. İstanbul Hükümeti ile haberleşmenin kesilmesi bir oldu bitti haline geldi. Heyeti temsiliyenin bir başvurma yeri olması hususu kamuoyu üzerinde pek kötü etkiler yapacaktır. Bundan kesinlikle vazgeçilmelidir. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi'nin tüzüğünü değiştirmeye yetkili değildir. Bu kongre, Doğu İlleri Heyeti temsiliyesine uymaya mecbur olacaktı. Erzurum kararları üzerinde zihinlerin genel bir sarsıntı devresi geçirdiği bu günlerde, onun dışındaki hükümlere şüpheli gözlerle bakılacağından şüpheniz olmasın. Erzurum Kongresi kararlarına uymayan işlere katılamayacağız. Protestosu ile son buluyordu. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın 15 Eylül 1919 tarihli yazısında Sivas Kongresi'nin sorusuna cevap olarak Trabzon heyetinden Servet, İzzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri karşılığı okudum. Pek yakından tanıdığım bu şahıslara karşı duyduğum güven ve saygı sonsuzdur. Kendilerinin görüşlerine yön veren temel düşünceyi anlıyor ve benimsiyorum dedikten sonra ayrıntılar üzerindeki görüşlerini bildiriyor ve özellikle Erzurum Kongresi Doğu Anadolu illeri adınadır. Sivas Kongresi ise bütün milleti temsil eden bir kongredir. Bu kongrenin de ayrıca bir temsil heyeti bulunması tabidir. Ancak Sivas Genel Kongresi heyeti temsiliyesi Doğu Anadolu illeri heyeti temsiliyesini ortadan kaldırmış olmuyor. Bu heyeti temsiliye tabiatıyla her an vardır. Yalnız bu heyeti temsil eden olup da bugün Sivas Kongresi heyeti temsiliyesine girmiş bulunanlar varsa bunların Doğu Anadolu illeri heyeti temsiliyesinden istifa etmeleri istemek doğru olabilir. Sivas Kongresi bütün milletin çıkarlarını Doğu Anadolu illeri heyeti temsiliyesi ise yalnızca Doğu Anadolu illerinin hak ve çıkarlarını korur. Heyeti temsilinin başvurma yeri oluşu ve yetki durumu konunun en önemli noktasını oluşturmaktadır. Bu konuda şimdiden acele edilmemesi hususunda sizinle tam bir görüş birliği içindeyim. Heyeti temsiliyece yapılan tekliflerin birden beşe kadar olan maddelerine gelince, bunların değil sorulmasını, bir bildiri halinde veya bir istek şeklinde bile yayınlanmasını yersiz bulurum, görüşünde bulunuyordu. Trabzon'da Servet Bey'e cevap olarak yazdığımız telgrafla, Kazım Karabekir Paşa'ya verdiğimiz karşılıktan da söz edeyim. Servet Bey'e yazılan telgraf şuydu. Trabzon'da Servet Beyefendi'ye. Trabzon merkez Eğitinden beklenen görüşe daha cevap gelmedi. Bu husus ayrıca Kazım Paşa Hazretlerinden de sorulmuştu. Görüşlerin birleştirilmesine neden lüzum görüldüğü tabiatıyla anlaşılamamıştır. Sırayla belirtilen görüşlerimizin cevabını aşağıda yine aynı sırayla bildiriyorum. Önce Sivas Kongresi'nin genel bir kongre olacağı herkes tarafından biliniyordu. Bunun sizce başka türlü kabul edilmekte olduğunu ilk defa şimdi yine sizden işitiyorum. Heyeti temsiliye konusuna gelince bu heyet aslında Erzurum Kongresi'nin seçtiği ve kabul ettiği bir heyettir. Şu sırada bendenizle birlikte Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi ve Şeyh Hacı Fevzi Efendi Sivas'ta hazır bulunmaktadır. Daha dört üyemiz eksik olmakla birlikte çoğunluk görevini yapmaktadırlar. Bu noktanın da sizce açık olarak bilineceğine şüphemiz yoktur. Çünkü durumun önemi dolayısıyla daha Erzurum'dayken sizi de davet etmiş ve diğer arkadaşların birlikte götürüleceği bildirilmişti. Tüzüğümüzün 8. maddesi uyarınca, Sivas Genel Kongresi'nin bazı üyelerle heyeti temsiliyemizi güçlendirebileceği birlikte görüşülmüş, bunda bir sakınca bulunmamış, aksine milli birliği temsil bakımından gerekli de sayılmıştı. Sivas Genel Kongresi'nde bundan başka bir şey yapılmamıştır. İstanbul hükümetiyle haberleşmenin kesilmesi temel kararlarımızın dördüncü maddesinin dışında değil, içinde ve hatta o maddenin içine giremeyecek akıl almaz haince sebeplere dayanır bir niteliktedir. Esasen bu oldu bittiği yapan biz değil, İstanbul hükümetidir. Şifreli telgrafımızın gereğinin yerine getirilmesi bir zarurettir. Bundan vazgeçmeye hiçbir şekilde imkan kalmamıştır. Biz işe başlarken olumlu oyunuzu almak üzere size başvurmayı da bir görev saydık. Uygun bulup bulmamak sizce takdir edilecek bir husustur. Yalnız şunu da belirteyim ki bugün Anadolu ve Rumeli'nin birlikte harekete mecbur olduğu bir yönlenişte azınlığın değil çoğunluğun tuttuğu yolu benimsemeye ve azınlıkları bu yola çevirmeye kesin bir mecburiyet vardır. Başvurma yeri ve yetki konusunda daha akla yatkın bir görüşünüz varsa lütfen bildiriniz. Tutulması kaçınılmaz olan bugünkü yol dikkatle incelenirse, görülür ki tüzüğümüze ve Erzurum Kongresi'nin temel kararlarına tıp atıp uygundur. Bunun dışına çıkılmış bir nokta göremiyorum. Bu duruma göre zat hallerinizin kendinizi katmak istemediğiniz tüzük ve bilinen kararlar dışında kalan işlerin açıklanmasını rica ederim. Bugün kaçınılması mümkün olmayan bir hareket varsa o da İstanbul hükümetinin millet ve memleketin kaderini alçakça İngilizlerin isteğine bırakması ve kendi çıkarlarına kurban etmesidir. Buna karşı buraca alınan karardan başka bir karar alınmasına imkan varsa Lütfen bildiriniz. Mustafa Kemal Kazım Karabekir Paşa'nın Tavsiyeleri Kazım Karabekir Paşa'dan 17 Eylül 1919 tarihinde de kişiye özel bir şifre aldım. Pek içtenlikle ve kardeşçe bir dille yazılmış olan bu şifre bir iki uyarıyı içine alıyordu. Kazım Karabekir Paşa, Paşam diyor, Sivas'tan gelen tebligat ve genelgeler bazen heyeti temsili adına bazen doğrudan sizin adınızadır. 10 Eylül 1919 tarihinde İstanbul'daki hükümete hitaben kendi adınıza duyuru ve uyarılarınız olmuştur. Şuna inanınız ve güveniniz ki bu şekilde sizin imzanızla yapılan tebligat sizi çok büyük bir saygıyla sevenlerce bile büyük bir samimiyetle ve iyi niyetle eleştiriliyor. Bunun ne kadar etkili olacağını ve tepkiye yol açacağını takdir buyurursunuz. Bu bakımdan heyeti temsiliye ve kongre kararlarının daima imzasız ve sadece heyeti temsiliye diye yayınlanmasını rica ederim. Telgraf şu cümlelerle son buluyordu. Yüksek şahsiyetinizin herhalde ortada tek başına görülmemesi memleketin yararı bakımından gereklidir. Oy birliğiyle bu noktada oyları alınan şahısların veya heyetin kimler olduğunu daha bugüne kadar öğrenebilmiş değilim. Arz olunan bu ricalarımın iyi karşılanacağından eminim Ellerinizden öperim. Kazım Karabekir Paşa'yı gerçekten kararsızlık ve eleştiriye sürüklediğini gördüğümüz noktaları mümkün olan açıklıkla bir mantık süzgecinden geçirerek aydınlatma gereği ortadadır. O günlerdeki duygu ve düşüncelerimden kaynaklanan görüşlerimi kendimi bugünün etkilerine kaptırmaktan çekinerek belirtmek için o tarihte verdiğim cevabı olduğu gibi bildirmeyi tercih ederim. 19 Eylül 1919 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa Hazretlerine C. 2. Saygıdeğer Kardeşim Derin bir samimiyete dayandığına asla şüphe etmediğim görüşlerinizi açık ve kardeşçe bir dille bildirmiş olmanız, kardeşlik bağlarımızın sağlamlaşmasına ve yürekten bir sevinç duygusunun doğmasına vesile olmuştur. Zihninizde beliren sakıncaları çok iyi anlıyorum. 10 Eylül tarihinde hükümete kendi adımla gönderilmiş bir tebliğim yoktur. Yalnız telgrafhanede bulunduğum bir sırada tesadüfen Dahiliye Nazırı Adil Bey'le makine başında karşı karşıya geliverdik. Onun Sivas valisi Reşit Paşa'ya verdiği anlamsız cevaplara karşı bendeniz sırf şahsi olmak üzere onun şahsına karşı bildiğiniz biraz sertçe uyarılarda bulundum. Bu hemen hemen bir karşılıklı konuşma şeklinde geçmiştir. Bundan başka gerek hükümete, gerek padişaha ve gerek yabancılara karşı yapılan müracaatlarda hep kongre heyeti veya heyeti temsiliye ifadesi imza yerine geçmiştir. Yalnız Amerikan senatosuna yazılan, sizin de bildiğiniz bir mektuba kongre kararıyla beş kişi imza koymuştur ki, bunlar arasında bendenizin de imzası vardır. İçeride yapılan açık yazışmalara gelince, bunda da heyeti temsili ibaresini imza yerine kullanmaktaydık. Ancak bunun bazı çevrelerde kötü etki yarattığı ve güvensizliğe yol açtığı görüldü. Gerçekten de böyle genel bir ibarenin içine aldığı şahıslar ve kuvvet gizli kalıyordu. Ortada sorumlu kimdir? Bazı yerlerden özellikle Kastamonu, Ankara, Malatya, Niğde, Canik gibi yerlerden doğrudan doğruya şahsen makine başına çağrılmaya başlandım. Neredeyse heyeti temsili adı altında gizlenen şahıslarla birlikte olup olmadığım konusunda bir kararsızlık belirtisi sezildi. Hatta Trabzon'dan Servet Bey de heyeti temsili imzasını taşıyan tebligatı kötüye yorarak ve sözü edilen heyetin nitelik ve niceliği konusunda birçok yanlış düşüncelere kapıldıktan sonra bendenizi şahsen makine başına çağırdı. Görüşüldükten sonra bütün bu tartışmaların imzanın heyeti temsili olarak ve belirsiz bir şahsiyet ifade eder şekilde konulmuş olmasından ileri geldiğini söyledi. İşte bundan dolayıdır ki bu imza meselesi sizin kardeşçe bildirmenizden önce heyeti temsiliyede görüşme konusu olmuştu. Heyeti temsiliyenin gizli bir komitenin yürütme kurulu olmayıp hükümetin resmi iznini almış kanuni resmi bir derneğin temsilcilerinden oluşmuş bulunması dolayısıyla ilgili kanunun uyarınca kararların ve tebliğlerin sorumlu bir şahıs tarafından imzalanması usulü zaruri görülmüştü. Heyeti temsiliyenin tebliğlerine ve yayınlarına genel ve belirsiz bir at vererek düşeceği kanun dışı durumdan doğacak sakıncalar, milli akıma karşı gelenlerin esasen yapmakta oldukları zararlı propagandalara imza bulma yüzünden doğacak sakıncalardan daha tehlikeli görüldü ve sonuçta oy birliğiyle imza koyma usulü karar altına alındı. Bu karara rağmen bu defa yaptığınız kardeşçe uyarı üzerine konunun bir kere daha görüşülmesini heyeti temsiliyeye teklif ettim. Daha önce ileri sürülmüş olan düşünce ve görüşler dolayısıyla aynı şekilde yazılan şeylerin heyeti temsilinin kararına dayandığı belirtilerek yazılmasına oy birliğiyle karar verdiler. Şahsımla ilgili olduğu için bu görüşmede tarafsız kalmayı uygun buldum. Prensip olarak bir kişinin imza etmesi kabul edildikten sonra benim yerime başka birinin imza atması söz konusu oldu. Bu noktada heyetin ileri sürdüğü sakıncalar şunlardır. Bütün dünya benim bu işin içinde bulunduğumu bilir. Bugün bir başkasının imzasıyla tebligata başlanınca ve benim adım ortadan kalkınca ya aramızda bir geçimsizlik ve ayrılık olduğu sanılacak yahut da benim ortaya çıkmaktan çekinir yasal olmayan bir durumda olduğuma dolayısıyla da yapılanların yasal olmadığı zannına düşülecektir. Bunu bir yana bırakalım. Herkesçe inanılacak ve güvenilecek bir arkadaşımız kendi imzasıyla ortaya çıktığı takdirde bugün benim için söz konusu olan sakıncalar yarın o arkadaşımız için de söz konusu olacaktır. O halde onun da çekilip yerine bir başkasının imza atmaya başlaması gibi sonuç olarak bizim için güçsüzlük belirtisi olacak bir sıra takip etme gereği doğacaktır. Bilmem bu yolu ne dereceye kadar doğru bulursunuz. Gerçekten de bendenizin şahsı Özellikle işin başlangıcında bir saldırı hedefi olarak görülmüştü. Ancak hem içeriden hem de dışarıdan beklenen saldırılar yapılmış. Tanrıya şükür hepsi de maksadımıza uygun olarak sonuçlanmıştır. İstanbul hükümeti ve kötülüğümüzü isteyenler her faaliyetlerinde yenilmişlerdir. Yabancılara gelince Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizlerle pek ciddi temaslar yapılmış. Bunların Sivas'a kadar gelen yetkili memurları lehimizde olmuşlar, bizimle iyi ilişkilere girişmişlerdir. Bizim de içinde bulunduğumuz Kuvayi Milliye'nin bir iki kişinin kışkırtmasından doğmuş bir hareket olmayıp tam anlamıyla milli nitelikte genel bir hareket olduğunu bize de bilgi vererek bağlı bulundukları makamlara rapor halinde bildirmişlerdir. Bir de memleketimizde bilinen ahlaksızlık gereği bazı kirli vicdanlı insanların bu gibi hareketlerde az çok öne olanlar hakkında çıkardıkları dedikodunun önüne geçmek mümkün değildir. Bu duygusal davranış her millette de aynıdır. Bu türlü sakıncalara karşı burada düşünülen tek çare bizim sarsılmaz bir dayanışma ve içtenlikle yüce gayemize doğru yürümekte bir an olsun kararsızlık göstermemekliğimizdir. Bendenizin kamu yararı ile ilgili iş ve hareketlerimizde şahsi görüşlerimle değil, bütün saygıdeğer arkadaşlarımın vicdan ve gönül birliğiyle hareketi tercih ettiğim siz kardeşimce de bilinmektedir. Bununla birlikte bu hususta siz kardeşimin hatırına gelebilecek daha başka düşünceler de bildirmenizi bekler. Üstün saygı ve samimiyetle gözlerinizden öperim kardeşim. Mustafa Kemal. Efendiler, İstanbul Hükümeti ile haberleşmeyi kestiğimiz 12 Eylül 1919 tarihinden sonra Ferit Paşa kabinesinin düştüğü tarihe kadar geçen süre içindeki değişik tarihlerde tekrar padişaha, yabancı devlet temsilcilerine, İstanbul Belediyesi'ne ve bütün basına çeşitli uyarı metinleri ve bildiriler yazıldı. Padişah'ın Bildirisi 20 Eylül 1919 tarihli Sadrazam Damat Ferit Paşa imzalı bir genel duyuru ile padişahın da bir bildirisinin yayınlandığını hatırlayacaksınız. Bu bildirinin dikkate değer noktalarını tekrar hatırlatmak isterim. Bu noktaları sırayla işaret edeceğim. 1. Hükümetin güttüğü siyaset sonunda İzmir'de meydana gelen facialar Avrupa devletlerinin ve medeni milletlerin dikkatini çekti ve bize karşı sevgi uyandırdı. 2. Bir özel heyet yerinde tarafsız olarak soruşturmaya başladı. Hakkımız medeni dünyanın gözleri önüne serilmektedir. 3. Milli birliğimizi bozacak hiçbir karar ve teklif olmadı. 4. Bazı kimseler tarafından halk ile hükümet arasında sözde bir anlaşmazlık varmış gibi ilan ediliyor. 5. Bu durum kanun şartları içinde bir an önce yapılmasını istediğimiz seçimleri de geri bıraktırıyor ve barışın yaklaşmakta bulunduğu bir sırada varlığı zaruri olan Meclis-i toplanmasını da geciktirecektir. 6. Bugün vatandaşlarımdan beklediğim hükümetin emirlerine tamamıyla uymaktır. 7. Büyük devletlerin hak verici duyguları, Avrupa ve Amerikan kamuoyunun ölçü severliği, yakında durumumuzu ve haysiyetimizi koruyacak bir kavuşma ümidimi kuvvetlendirmektedir. Yüksek kurulunuzca da bilinmektedir ki, bu bildirinin yayınlanması ve dağıtılması, bizim memleketle İstanbul hükümeti arasındaki haberleşme ve ilişkileri kestiğimiz ve bu noktada ısrar etmekte bulunduğumuz günlerde olmuştur. Herhalde verdiğimiz talimat ve genel emirlere uyulduğu takdirde, bu bildirinin hiçbir yerden alınmaması ve millete de okutturulmaması gerekirdi. Oysa şimdi arz edeceğim bir telgraftan karar ve tebliğlerimize aykırı ve görüşümüze büsbütün ters düşen bu bildirinin bazı yerlerden alındığı anlaşıldı. Trabzon Mevki Komutanına Yüce Padişah Hazretlerinin milletine karşı yayınlamak lütfunda bulundukları bildirinin derhal memurlara ve şehir halkına duyurulması gerekir. Ta ki iş başındaki hain hükümetin melek huylu padişahımız efendimizi ne kadar küstahça bir cesaretle hala aldatmakta olduklarını anlamayanlar kaldıysa iyice öğrensinler. Millet ve memleketi için mübarek yüreklerinin ne kadar büyük bir sevgi ve koruyuculukla dolu olduğunu gösteren bu bildiride en açık bir biçimde göze çarpan nokta kabinenin haince hareketi hakkında hilafet makamına millet tarafından bildirilen şikayetnamenin hala padişah hazretlerinin bilgisine ulaşmamış bulunmasıdır. Çünkü millete ve vatana karşı doğrudan doğruya kabine üyeler tarafından yöneltilen ihanet hançerini görüp bilmiş olsalardı, bu hainleri bir dakika bile yerlerinde tutmayacaklarına mübarek bildirideki ifade içtenliği en büyük tanıktır. Bu hainler bu gerçeği bildikleri için halifemiz efendimizi doğrudan doğruya milletle karşı karşıya getirmiyorlar. Bu durumda millete düşen görev şanlı padişahına olan sonsuz sevgi ve bağlılığını birbiri ardınca tekrarlayarak göstermekle birlikte, bütün milletin ve ordunun ayrılmaz bir bütün halinde millet varlığını ve memleketi kurtarmaya çalıştıklarını, ancak bu hain kabininin milletin bağlılık belirten bu haklı hareketini padişahımız efendimizden gizleyerek büsbütün ters bir şekilde göstermiş oldukları gerçeğini, dün karar verildiği üzere hilafet makamına aracı kullanmadan bildirmek ve duyurmaktır. Erzurum halkının bu yolda yazacakları telgraf örneği oraya bildirilecektir. 21 Eylül 1919 5. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Kazım Karabekir Paşa bu telgrafını şöyle bir notla bize de bildiriyordu. Bu konuda yüksek düşünceleriniz var mı? Bu kutsal bildiri Milletin padişahına karşı gerçeği bildirmesine yeniden fırsat vermiştir. Erzurum halkı kabinenin bütün cinayetlerini tekrar etmek suretiyle yeniden huzura maruzatta bulunacaktır. Bunun kopyasını ya çekilmek üzere yahut da bilgi için sayın heyetinize takdim edeceğim. Kazım Karabekir. Makine başında buna cevap olarak bildirdiğimiz görüş şuydu. Ferit Paşa kabinesinin canice iş ve hareketleriyle ilgili belgelerin Aldatıcı bildirinin Bâb-ı Halide hazırlanmakta olduğunu daha önce haber almış olduğu yüksek malumlarıdır. Böyle olsa bile bu tebligat ile padişahın bildirisini birbiriyle karşılaştırarak muhakemeye dayanan bir sonuç elde etmek ve gerçek durumu kavramak pek mümkün değildir. Bu bakımdan ve biz aslında böyle bir aldatıcı bildirinin Bâb-ı Halide hazırlanmakta olduğunu daha önce haber almış olduğumuzdan bunun milletin zihnini bulandırmasını önlemek için İstanbul'dan alınmamasını uygun bulmuştuk. Zaten İstanbul ile resmi haberleşmenin kesilmiş bulunması dolayısıyla doğrudan doğruya saraydan değil, yine Ferit Paşa'nın notu ile Babali'den verilen bu bildirinin Sivas, Ankara, Kastamonu ve öteki merkezlerde olduğu gibi hiçbir yerden alınmamış olduğunu sanıyorduk. Bu bildiriyi almak için daha önce milletin padişaha durumu ve gerçeği anlatmasına izin verilmesi gerekirdi. Bu sebeple bildirinin yayılıp herkese duyurulmasına aracılık etmeyi yararlı bulmuyoruz. Ne var ki bu bildiri Trabzon, Erzurum ve Sivas gibi merkezlerde ilgililer tarafından okunmuş bulunduğuna göre düşündüğümüz gibi her merkezden İstanbul'a bir telgraf çekilmesi uygun olur. Mustafa Kemal. Padişah'ın bu bildirisinin kamuoyunda yaratacağına şüphe olmayan olumsuz etkinin bir dereceye kadar olsun önüne geçebilmek için bu bildiride yer alan düşünceleri yalanlamaya ve çürütmeye yarayacak şekilde padişaha bir cevap yazmayı ve bunu memlekete yayıp duyurmayı tek çıkar yol olarak düşündük ve öyle yaptık. Halit Bey'in Trabzon ve çevresinde milli teşkilat kurmak üzere görevlendirilmesi. Efendiler, Trabzon'da bir iki kişinin pek vatansever ve saygıdeğer Trabzon halkının hiçbir ilgisi bulunmadığı halde onlar adına oradaki milli varlığı kendi şahıslarında temsile kalkıştıkları ve bu yüzden milli faaliyet ve kararların gerektiği şekilde uygulanıp yerine getirilemediği kanaatına vardım. Trabzon'da vali bulunan Galip Bey adında bir zatın da olumsuz akım yaratmakta rol oynadığını anladım. Bunun üzerine Trabzon yakınında Torul'da bulunan ve daha tümenine komutaya başlamamış olan Halit Bey'in Trabzon çevresinde milli teşkilat kurmak üzere görevlendirilmesi uygun bulundu ve bu düşünce Kolordu komutanına bildirildi. 20 Eylül 1919 tarihinde alınan cevapta İngilizlere karşı gizlenmekte olan Halit Bey'in yaratılışı dolayısıyla ortaya çıkarabileceği durumların bu nazik zamanda belki düzeltilmesi mümkün olamaz yolunda bazı düşüncelerden sonra Halit Bey haberim olmadan maruzatta bulunsa bile yerine getirilmemesi bildiriliyordu. Kazım Karabekir Paşa'nın bu telgrafına verdiğimiz karşılıkta İngiliz engelinin bizlerce söz konusu olamayacağını Şiddetli ve kesin hareketin sakıncalı görüldüğüne göre Trabzon'da durumun düzeltilmesi neye ve ne gibi bir tedbire bağlı ise onun doğrudan doğruya kendisi tarafından alınmasını 22 Eylül 1919 tarihli bir şifreli telgrafla rica ettik. Bizim 15. Kolordu Komutanı ile bu haberleşmeleri yaptığımız tarihlerde Torul'dan Yarbay Halit Bey de doğrudan doğruya bizimle haberleşmeye başladı. Kendisini cevapsız bırakmamak ve durumu aydınlatmak üzere karşılık verdik. 15. Kolordu Komutanı'nın bir bakıma bizim 22 Eylül 1919 tarihli telgrafımıza cevap oluşturan 27 Eylül 1919 tarihli bir şifreli telgrafını aldık. Bunda halkı önce aydınlatma ve doğru yola çekme görevini yaptıktan, karşı gelenler görülürse onları da layık oldukları davranışa uğratmaktan ibaret olan ve pek büyük tecrübelerle elde edilen prensibini Aynen Trabzon çevresinde uyguladığını belirttikten 9. Tümen Komutanı Rüştü Bey'i kurmay ile birlikte 3. Tümen Komutanlığı Vekilliği ile Trabzon'a gönderdiğini, Halit Bey'i Trabzon için uygun bulmadığını bildirdikten sonra İngilizlerle ilgili görüşe gelince bana kalırsa elden geldiği sürece açıktan ve belirli bir düşmanlıktan kaçınmayı tercih ederim kanaati ileri sürülüyordu. Buna verdiğim 29 Eylül 1919 tarihli özel cevabında şunları yazdım. Trabzon elinde halkın ne düşündüğü konusunda buraca da aydınlanılmıştır. Trabzon merkezi dışında bütün ilçe ve sancakları ile haberleşilmektedir. Merkezdeki gergin durum da valinin tutuklanıp uzaklaştırılmasından sonra ortadan kalkmıştır. Emrim üzerine valiyi tutuklayarak gözaltında Erzurum'a gönderen Halit Bey'dir. Rüştü Bey'in 3. Tümen Komutanlığı Vekilliği ile Trabzon'da gönderilişinde hatırıma gelen noktaları bildireceğim. Önce valiyi tutuklayan Halit Bey'dir. Birkaç gün sonra Rüştü Bey'in bu şekilde gönderilmesi Halit Bey'in hareketini oradaki kötü niyetlere karşı eleştirmek gibi olabilir. İkincisi Halit Bey nazik durumlarda tümeninin başına geçmeyi beklerken bugün geçirmekte olduğumuz ciddi ve tarihi anlarda başka bir şahsın yerine geldiğini görmekten üzüntü duyabilir. Bu tutumdan vazgeçilmesini rica ederim. Bununla birlikte kolordunuzun askeri işlerine karışmak istemem. Kazım Karabekir Paşa'nın verdiği 2 Ekim 1919 tarihli uzun cevapta bu işlemin Halit Bey'in başvurusu üzerine yapıldığını ve kendisinin durumu iyice anlatmak için Erzurum'a davet edildiğini bildirdi. Halbuki 1 Ekim 1919 tarihinde 3. Tümen Emir Subayı Üstemen Tarık imzasıyla başyaverim Cevat Abbas Bey'e gelen özel bir şifrenin son cümleleri şöyleydi. Son günlerde Komutan Bey 3. Tümen'in bugünkü komuta durumunun değiştirilmesini Kolordu'dan istedi. Eğer Kolordu bu teklifi kabul etmez ve yerine getirmezse emir almadan komutayı ele alacağını ve daha önce alınan karar uyarınca Kolordu'dan ayrılarak doğrudan doğruya Kongre'nin emrinde olacağını bildiririm. Paşa Hazretlerini gerektiği şekilde aydınlatınız efendim. Bu tarihten 15 gün sonraydı. Kazım Karabikri Paşa'dan 17 Ekim 1919 tarihli şu telgrafı aldım. Kendi bölgemde milli isteğin gerçekleştirilmesi ve yerine getirilebilmesi için son noktaya kadar askerlikten ve komuta zincirinin gereklerine uymaktan ayrılmamayı, geleceğin disiplini bakımından da son derece gerekli görüyorum. Cesaretlilikle ileri görüşlülüğün bağdaştırılmadığı yerlerde ve işlerde, sonuç pek parlak da olsa, bunun tez elden tersine döndüğü ve yararsız kaldığı örnekleriyle görülmüştür. Özellikle İngiliz-Fransız temsilcilerinin bulunduğu Trabzon çevresinde komuta zincirine değer verilmesine, pek uyanık ve ileri görüşlü davranılmasına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Maalesef verdiğim açık talimata rağmen Halit Bey'in kendi kendine ve askeri kıyafetiyle valiyi tutuklayarak gösterdiği tuhaflık dillere destan olmuştur. Halit Bey'i bu işe yöneltenin kim olduğunu bildirmiştim. Seçimler konusunda da bu şekilde faaliyet gösterirse kendisi için İngilizlerce bir çıkış daha yapılması ve güç bir duruma düşünmesi kaçınılmaz olur. Seçimler konusunun çabuklaştırılması ve milli isteğe uygun bir sonuca bağlanabilmesi için Halit Bey'e ve gereken daha birçok kişiye yardım ve gayrette bulunmaları özellikle rica edilmişti. Bir de İngilizler tarafından yapılacak çıkışın kaçınılmaz ne gibi bir durum yaratabileceğini kendi durumumu göz önüne getirerek bir türlü anlayamamış olduğumu itiraf edeyim. Bunun için adı geçen kimse ile haberleşme yapılmayarak, yüksek arzularınızın yerine getirilmesinde bendenizin aracılığını istirham ederim. Adı geçenin kişiliği her türlü iddianın ötesinde ise, herhangi bir bölgeden milletvekili seçilmesi hakkındaki yüksek düşüncelerinizin bildirilmesi arz olunur. Bu telgrafa 19 Ekim 1919 tarihinde sadece şu cevabı verdim. Halit Bey'in milletvekili olmak veya olmamak konusundaki eğilimlerini bilemediğimden bu hususta görüş bildiremeyeceğim efendim. Efendiler, Ferit Paşa kabinesinin düşmesine kadar geçen günler içinde karşılaştığımız sorunlar çeşitlidir. Engeller ve güçlükler az değildi. Bunların hepsini saymak ve açıklamaya kalkışmak yüksek topluluğunuzu çok yorabilir. Bu sebeple bu sayfayı tamamlayacağını sandığım bazı noktalara yalnız dokunmakla yetineceğim. Ali Galip'in tavsiyesi üzerine İstanbul hükümetince dersi mutasarrıflığına tayin edildiği anlaşılan ve Sivas'a gelen Osman Nuri Bey, 8 Eylül'de Sivas'ta alıkonuldu. Milli akıma karşı haince hareketlerde bulunduğu ortaya çıkan Ankara valisi Muhittin Paşa belli bir maksatla geziye çıkmıştı. 13 Eylül'de Çorum'da bulunuyordu. Muhittin Paşa'nın yakalanıp Korumalı olarak Sivas'a gönderilmesi için Ankara'da Kolordu Komutanına ve Samsun'da 5. Kafkas Tümeni Komutanına emir verildi. Muhittin Paşa tutuklu olarak Sivas'a getirilmiştir. Kendisiyle bizzat görüştüm. Gereken öğüt ve uyarılardan sonra yaşına hürmeten Samsun üzerinden İstanbul'a gönderdim. Çorum mutasarrıfı Samih Fethi Bey de 3-4 gün sonra özel olarak Sivas'a davet olundu. Milli mücadeleye karşı geldikleri anlaşılan Niğde mutasarrıfı, muhasebecisi ve komiserinin korumalı olarak Sivas'a gönderilmeleri için 16 Eylül'de Niğde'de Tümen Komutanlığına emir verildi. Kastamonu valisinin İstanbul hükümetince değiştirilmesi ve bundan çıkan olay. Efendiler, Kastamonu'da vali bulunan İbrahim Bey, ben ordu müfettişiyken Kurmay Başkanım olan Albay Kazım Bey'in şahsen tanıdığı bir kimseydi. Bu sebeple kendisine her türlü sırlar bildirilmişti. Aramızda şifreli haberleşmeler yapılıyordu. Kendisi İstanbul hükümeti tarafından İstanbul'a davet edildi. Bu daveti yerine getirmemesi gerekirken anlaşılmaz gerekçe ve düşüncelerle İstanbul'da tutuklanmak için Kastamonu'dan ayrılmıştı. İstanbul İbrahim Bey'in yerine bir başkasını Kastamonu'ya vali olarak atamıştı. Bu kişi Eylül'de İnebolu'ya varmış bulunuyordu kendisinin tutuklanmasını oradaki ilgililere emrettik. Bu konuda ilgi çekici küçük bir olay geçti. İzninizle biraz etraflıca anlatayım. Kastamonu bölgesinde ve Kastamonu il merkezinde gevşeklik ve zayıflık belirtileri görülmeye başlayınca Kastamonu'ya güvenilir ve güç sahibi bir subayın gönderilmesini Ankara'da bulunan Ali Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa Kastamonu Bölge Komutanı sıfatıyla oraya Albay Osman Bey'i göndermişti. Osman Bey tam 16 Eylül günü Kastamonu'ya varmıştı. Biz de kendisinden yeni gelen vali için verdiğimiz emrin uygulanmasını bekliyorduk. Bildirdiğim emri verdikten sonra uygulama ve yürütme hakkında telgraf başında bilgi bekliyorduk. Gece olmuştu. Kastamonu'dan benimle konuşarak istediğim bilgiyi verecek bir kimseyi bulamıyordum. Nihayet 16-17 Eylül gecesi Kastamonu ve dolayları komutanı Albay Osman Bey Kastamonu Telgrafhanesine geldi ve aynen şu telgrafı verdi. Bugün Kastamonu'ya geldim. İstanbul hükümetinin adamları, vali vekili ve jandarma komutanının oyunu ile evimde tutuklandım. Vatanseverlik örneği subaylarımızın yardımlarıyla şimdi kurtuldum. Ben de vali vekilini ve jandarma alay komutanını birlikte tutuklattım. Telgrafhaneyi işgal ettim. Buradaki durum önemlidir. Kongre'den istirham ediyorum buraya aldığı bütün kararları ile ilgili bilgi vererek Sayın Kastamonu halkını aydınlatsın. Yeni valinin İnebolu'ya indiği haber alındı. Hakkında nasıl bir işlem yapılacaktır? Burada vali vekili ve başkalarının tayini konusunda Milli Kongre'nin bana yetki vermesini ve bu istirhamımla ilgili cevabı şu anda makine başında beklemekte olduğumu arz ederim. Osman Bey ile makine başındaki görüşmemiz şu şekilde devam etti. Kendisinden sordum. Şimdi orada duruma hakim misiniz? Ne kadar kuvvetiniz vardır? Orada il ileri gelenlerinden güvenilir kim vardır? Yeni tayin edilip İnebolu'ya geldiği haber alınan valinin adı nedir? Osman Bey'in cevabı şuydu. Halen ile hakim durumdayım. Herhalde kongrenin bana yardımcı olması ve beni aydınlatması gerekir. Atanan valinin Konya valinden emekli, çok eski bir zat olduğu söyleniyor. Adı Ali Rıza'dır. Kuvvetim 250 kişilik bir tabur ve 4 tüfekli bir ağır makineden bölüğünden ibarettir. Daha halk ile görüşlememiştir. İl ileri gelenlerinden defterdar Ferit Bey vardır. Osman Bey'e şu emri verdim. Şimdi siz vali vekilliğini kendi üzerinize alınız. Bütün askeri ve sivil kuvvetleri elinize tutmaya tam olarak yetkilisiniz. Gelmekte olan valiyi hemen tutuklatacak çabuklukta tedbirler alınız. Yaptıklarımıza açıktan açığa karşı koyanlara karşı kararsızlığa düşmeden silah kullandırınız. İl defterdarı benim Diyarbakır'dan tanıdığım Ferit Bey ise size yardım etmesi gerekir. Bolu mutasarrıfına aldığınız durumu ve yetkiyi hemen şimdi bildirerek onun da İstanbul'a karşı aynı şekilde hareket etmesini tarafımızdan söyleyiniz. Sinop mutasarrıfı Masar Tevfik Bey'e de benim tarafımdan aynı talimatı veriniz. Yanınızda hangi şifre anahtarı vardır? Osman Bey'in cevabı. Vali vekilliğini Defterdar Ferit Bey'e vereceğim. Kendi üzerime alamayacağım. Bildiğiniz Ferit Bey'dir. Sinop mutasarrıfı bildiğinizdir. Kendisi görevden alınmıştır. Vekilliği jandarma tabur komutanı Remzi Bey'dedir. Masar Tevfik Bey'in Sinop'ta olduğu bildiriliyor. Şifre anahtarı tutuklu alay komutanındadır. İstendiği alacağım cevaba göre bildiririm efendim. Yanınızda başka şifre anahtarı var mıdır? Ferit Bey şimdi nerededir? Durum hakkında bilgisi var mıdır diye sordum. Durumdan bilgisi yoktur. Şimdi çağrıldığı gelecektir. Ben hiç şifre anahtarı almadım. Çünkü tutuklanacağımı bilmiyordum. Makam şifresiyle yazarım ümidindeydim. Cevabını verdi. Oradaki jandarma tabur komutanı kimdir? Ne kadar jandarma kuvveti vardır? Emininiz altına girdi mi? Sorusunu yazdırdım. Buna da verdiği cevapta Jandarma komutanı Emin Bey yanımda ve benimle işbirliği yapmıştır. Merkezde jandarma sayısı 35 kadardır. Polis müdürü Halil Bey de yanımda ve benimle işbirliği etmiştir. Polis sayısı 40'tır. Piyade tabur komutanı Şerif Bey biraz budala olduğundan şimdilik tutuklanmıştır. Jandarma tabur komutanı Emin Bey yüzbaşıdır. Defterdar Ferit Bey geldi yanımdadır. Emin Bey'i biraz anlatır mısınız sorusuna 1902 318 çıkışlı Üsküplü Emin tanırsınız ayrıca ellerinizden öpüyorlar bunun üzerine şu satırları yazdırdım Emin efendiyi tanırım teşekkür ederim Ferit Bey'e durumu anlattınız mı Önemli hususlar makam şifresiyle bildirilebilir Sinop mutasarrıf vekili olan jandarma komutanı güvenilir bulunmadığı takdirde yerine sizce uygun görülecek birinin vekilliğe getirilmesi için gerekli olan tedbirler düşünülmelidir Yardıma ihtiyaç duyuyor musunuz Osman Bey, kuvvete ihtiyaç duyup duymadığımı daha sonra arz edeceğim. Jandarma tabur komutanın yeni geldiği için durumu anlaşılamamıştır efendim, cevabını verdi. Osman Bey'e başka bir söyleyici olup olmadığını ve Ferit Bey'le durum değerlendirmesi yapıp yapmadıklarını sorup anladıktan sonra şu telgrafı yazdırdım. Osman Bey'e ve Ferit Beyefendi'ye Alınacak tedbirler ve yapılacak işlerinizde başarılar dilerim. Bize durumunuzdan ve gelmekte olan valinin tutuklandığından haber vermenizi bekleriz. Mustafa Kemal Kastamonu'da İstanbul'a karşı harekete geçiyor. Ferit Bey vali vekili, Albay Osman Bey Kastamonu ve Dolayları Komutanı olarak faaliyete geçtikten bir iki gün sonra kendilerini tekrar telgraf başına çağırarak bilgi istemiştim. İstanbul'da gereken makamlara istenildiği şekilde ve halkın imzasıyla telgraflar çekildiği, bütün illere ve sancaklara da bu telgrafların duyurulduğu bildirilmekle birlikte bir takım sorular da soruluyordu. Söz gelişi halk diyormuş ki 1. Öteki illerin komoyu bizimle birlikte değiller midir? 2. Bu olağan dışı durum ne zamana kadar sürecektir? 3. Kabinenin direnmesine karşı ne gibi tedbir buyuruldu? Lütfen bizi aydınlatınız paşam. Halk adına yöneltilen bu soruların vali vekili ve komutan beylerin de zihinlerini işgal etmekte olduğunu hesaba katarak ona göre cevap vermek yorgunluğuna değerdi. Bunun için Sivas Kastamonu telini saatlerce işgal eden uzun bilgi verildi ve açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaları şöylece özetleyebilirim. 1. Milli kaynaşma vatanın her köşesinde ve ateşli bir şekilde vardır. Bütün illerin en ufak köylerine varıncaya kadar halk en ufak birliğine kadar bütün ordularımız tam bir duyarlılık içinde ve tam bir birlik halinde bildirilen kararları uygulamakta ve yürütmektedirler. Halkın ikinci ve üçüncü sorusuna cevap olmak üzere de 2. Ne zaman Kastamonu halkı bu durumu da dışı bulup endişeye düşmek zayıflığından kurtularak amacımıza ulaşıncaya kadar dayanmakta kararsızlık göstermezse işte o zaman bu olağan dışı durum kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Kabinenin direnmesi tabidir. Buna karşı başka bir tedbire girişmeden önce ilk tedbirimizi hakkıyla ve her yerde kesinlikle uygulama çarelerini düşünelim. Söz gelişi Bolu'nun durumu hakkında ne yapılmıştır? Bolu kesimine kadar olan bütün yerlerin İstanbul ile resmi haberleşmenin kesildiğinden emin miyiz? Bununla ilgili olarak beklemekte olduğumuz bilgiler daha gelmemiştir. İşte bu dediğim tedbir İstanbul'a kadar yaygınlaştırıldığı takdirde kabinenin direnmeye gücü kalmayacağını sanırım. Bununla birlikte bundan sonra da pek cahilce ve pek ahmakça bir inadı devam ettirmek isterlerse herhalde daha etkin tedbirler uygulanmasına imkan vardır. Bundan sonra vali ve komutanın verdiği bilgilerden şunlar anlaşıldı. İnebolu'dan İstanbul'a geri gönderilen yeni vali, Zonguldak'ta Dahiliye Nazırı'ndan şöyle bir emir almış. Bolu ve çevresi serbesttir. Zonguldak'a çıkınız.'' İlin gereken yerleriyle haberleşiniz ve son gelecek emre kadar orada bekleyiniz. Gerçekten yeni vali Zonguldak'ta kalmış ve etrafa gözdağı vermeye başlamış. Ferit ve Osman Beyler Zonguldak mutasarrıfına yeni valinin tutuklanıp karadan Kastamonu'ya gönderilmesini emretmişler. Mutasarrıf bunu yapmamış. Bununla birlikte durumu öğrenen yeni vali orada barınamayarak İstanbul'a dönmüş. Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanı bir münasebetle bildirmiştim ki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa kongre adına bazı kararlar alıp hazırlıklar yapmıştı. Ali Fuat Paşa'ya kongrece Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanı ünvanı verildi. Paşa Eskişehir ve dolaylarını milli bir bölge olarak kabul edip komutanlığına süvari yarbayı Atıf Bey'i, Afyon Karahisar dolaylarını da milli bir bölge olarak kabul edip komutanlığına 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfü Bey'i tayin etmişti. Bu tümen ile Anadolu'ya geldiğimizin daha ilk günlerinde temas kurup ilgilenildiğini o günlere ait açıklamalarım arasında belirtmiştim. İstanbul hükümeti Ali Fuat Paşa'nın yerine Hamdi Paşa'yı tayin etmiş ve göndermişti. Hamdi Paşa Eskişehir'e kadar geldi. Orada kendisine 16 Eylül'de İstanbul'a dönmesi gerektiği bildirildi. İngilizler Eskişehir bölgesi Kuvayi Milliye Komutanı Atıf Bey'i tutuklayıp İstanbul'a gönderdiler. Kuvayi Milliye Komutanı olan bir şahsın kendisini kolaylıkla düşman eline düşürmeyecek tedbirleri almış olması gerekirdi. Bu konudaki gaflet ve tedbirsizlik kendisini kurtarmak için uzun zaman birbiri ardınca teşebbüslerde bulunmamızı gerektirdi. Bildiğiniz üzere o tarihlerde Eskişehir'de İngiliz birlikleri vardı. Fuat Paşa toplayabildiği milli kuvvetlerle birlikte Eskişehir'e yakın Cemşit'e gitmişti. Eskişehir'i uzaktan çevirtti. Eskişehir'de bulunan İtilaf Kuvvetleri Komutanı General Soli Fulud'un Fuat Paşa'ya gönderdiği bir mektupta kullanılan ifadeler ve Kuvayi Milliye'yi tanıtma şekli, milli komutanlarımızın ve Kuvayi Milliye'mizin yüksek şeref ve haysiyetlerine karşı bir saldırı sayıldığından ve adı geçen generalin hak ve yetkisi dışında görüldüğünden, bu konuda İstanbul'da bulunan itilaf devletleri siyasi temsilcilerin bir muhtıra ile dikkatleri çekilmişti. 25 Eylül 1919 tarihinde General Soli Flood'un Fuat Paşa'ya gönderdiği bir kurmay binbaşı ile Eskişehir İngiliz kontrol subayına oluşan bir heyet, İngilizlerin iç işlerimize ve milli mücadelemize asla karışmayacakları konusunda söz verdiler. Bu sıralarda İngilizler Merzifon'da bulunan kuvvetlerinin geri çekilmesine memnun olup olmayacağımızı öğrenmek istemişlerdi. Elbette pek memnun olacağımızı bildirmiştik. Gerçekten de oradaki kuvvetlerini bütün ağırlıklarıyla birlikte önce Samsun'a çektiler. Daha sonra oradan da İstanbul'a götürdüler. Eski şehre hakim olduktan sonra Fuat Paşa'yı Bilecik ve Bursa yerlerine göndermeyi düşünüyorduk. Konya valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor. Efendiler, Konya'da vali bulunan Cemal Bey Ferit Paşa kabinesinin Anadolu'da önemli bir dayanak noktası durumuna geldi. Ordu müfettişi olan Cemal Paşa'nın İstanbul'a gidip dönmemesi Orada bulunan Kolordu komutanı Selahattin Bey'in kararsızlık içindeki tutum ve davranışları ve sonunda da haber vermeden İstanbul'a çekip gitmesi Konya ve dolaylarını vali Cemal Bey'in hükmü altında bırakmıştı. Oraya maksadı iyice kavramış bir kimsenin gönderilmesi gerekiyordu. Sivas'tayken yanımızda bulunan Refet Bey'in gönderilmesi uygun bulundu. Refet Bey hareket etti. Konya'da heyeti temsiliye tarafından gönderilen bir komutanın gelmekte olduğu haber alınınca Vatan sevgisiyle dolu kimseler canlanmıştı. Ancak öte yandan da vali Cemal Bey hapishanede ne kadar kanlı katil ve tutuklu varsa hepsini çıkarıp silahlandırarak kendisine bir kuvvet yapmak istemişti. Konya'nın sayın halkı bu alçakça harekete karşı ayaklanarak vatanseverliğin gerektirdiği şeyin yapılmasına karar vermiş. Bunun farkına varan Cemal Bey de 26 Eylül'de İstanbul'a kaçmıştır. Halk belediyede toplanarak Hoca Vehbi Efendi'yi vali vekilliğine getirmişti. Refet Bey'in yerinde olmayan bazı teklifleri Efendiler, dikkate değer bir noktadır. Şu anda hatırıma geldi. Yüksek kurulunuza bildirmeden geçemeyeceğim. Sivas Konya yolu üzerindeki bir telgraf merkezinden Refet Bey'in özel bir telgrafını aldım. Refet Bey bu telgrafında Konya ve dolaylarında başarı sağlanabilmesi için kendisine ikinci Ordu Müfettişliği ünvan ve yetkisinin verilmesi gereğini bildiriyordu. Refet Bey birçok zaman sonra Ankara'da bulunduğum sırada Bolu ve dolaylarındaki asilerin tepelenmesiyle görevlendirildiği zaman bile orada bir şifreyle ve halk üzerinde önemli etkisi bulunacağı gerekçesiyle benden kendisine paşa ünvanının verilmesini istemişti. O zamanlar Refet Bey'in gerek birinci gerek ikinci isteklerini yerine getirecek resmi bir konum ve yetkide bulunmadığımı açıklamaya gerek yoktu. Özellikle Refet Bey'in bunu çok iyi bilmiş olmasından şüphe edilebilir mi? Refet Bey, bu isteklerini yerine getirtmek için dolaylı yoldan benim İstanbul hükümetine aracılık etmemi istiyor da denemezdi. Çünkü dünyaca bilinmekteydi ki ben ordu müfettişliğinden ve askerlikten istifa etmiş olma bir yana, padişah ve İstanbul hükümeti tarafından da kovulmuş ve idama mahkum edilmiş bulunuyordum. Çalışmaların bir kongrenin seçmiş olduğu bir heyet içinde yani bir heyeti temsili içinde ve onun adına idi. Milli amaca hizmet için çalışmak ve özellikle bu konuda başarıya ulaşmak için resmi bir ünvan ve yetki şartı var idiyse o şart zaten benim kendimde yoktu. İçinde bulunduğum durum ve şartların nelerden ibaret olduğu anlaşıldıktan sonra başarıya ulaşabilmek için benden resmi formalitere bağlı ünvan ve yetki beklenemeyeceği doğal idi. Esasen biz Refet Bey'i Konya'ya gönderirken kendisine amaca uygun bütün iş ve faaliyetler için tam ve geniş bir yetki vermiştik. Bunun kullanılması ve yerini bulabilmesi onun göstereceği şahsi güç ve kudrete bağlıydı. Efendiler, her tarafı faaliyet göstermeye ve milli teşkilatlar kurmak için yönetmeye çalışırken İstanbul hükümetinin emeline hizmet eden bazı sivil idare amirlerinden sözde manevi birer gözda olabilecek telgraflar da alıyorduk. Söz gelişi Urfa Mutasarrıfı Aleriza adında biri tarafından yaptıklarımızın itilaf devletlerine karşı bir saldırı gibi sayıldığı bu yüzden bütün Osmanlı ülkesinin itilaf devletlerince askeri işgal altına alınarak Türk hükümetine son verileceği temas sonucu elde ettiği bilgilere dayanılarak belirtiliyor ve kabine ile uzlaşma önerisinde bulunuluyordu. Bu telgrafın mutasarrıfa yabancılar tarafından dikte ettirildiğine şüphe yoktu. Buna elbette gerektiği şekilde karşılık verildi. General Harbert heyeti ve generale verdiğim cevap bu. Efendiler, hatırlarınızda olsa gerektir ki memleketimizde ve Kafkasya'da incelemeler yapmak üzere Amerikan hükümeti General Harbert'ın başkanlığında bir heyet göndermişti. Bu heyet Sivas'a geldi. 22 Eylül 1919 günü General Harbert ile uzun uzadıya görüştük. Generale milli mücadelenin maksat ve gayesi milli teşkilat ve birliğin ortaya çıkış sebebi, Müslüman olmayan azınlıklara karşı gösterilen duygular, yabancıların memleketimizdeki yıkıcı propaganda ve eylemleri üzerinde ayrıntılı ve belgelere dayanan açıklamalarda bulundum. Generalin bazı garip sorularıyla da karşılaştım. Söz gelişi, millet tasarlanıp yapılabilecek her türlü girişim ve fedakarlığa başvurduktan sonra da başarı sağlanamazsa ne yapacaksın gibi. Yanlış hatırlamıyorsam verdiğim cevapta demiştim ki, bir millet varlığını ve istiklalini kurtarabilmek için düşünülebilen her türlü teşebbüs ve fedakarlığı yaptıktan sonra başarıya ulaşır. Ya başaramazsa demek o milletin ölmüş olduğu hükmüne varmak demektir. Öyleyse millet yaşadıkça ve fedakarca teşebbüslerine devam ettikçe başarısızlık da söz konusu olamaz. Generalin bu sorusunun altında yatan asıl maksadın ne olabileceğini araştırmak istemedim. Ancak verdiğim cevabın kendisince takdirle karşılandığını bugün yeri gelmişken belirtmek isterim. Abdülkerim Paşa'nın aracılıkları. Efendiler, Eylül'ün 25. günü akşamı Ankara'da bulunan Kolordu Komutan Vekili Mahmut Bey'den aldığım bir şifreli telgrafta şunlar bildiriliyordu. Bu gece İstanbul Telgrafhanesinden Fuat Paşa'yı telgraf başına istediler. Dahiliye Nezareti'nin vilayet şifresiyle bir şifre yazdırdılar. Bunun özeti, vatanın kurtulması yalnız padişahın bildirisindeki en doğru yol göstermelere uygun hareket etmekle kolaylaşacaktır. Milli mücadele medeniyet dünyasına iğrenç gayeler gibi aksettirildi. Hükümet ile millet arasındaki ayrılık yabancıların işe karışmasına yol açacaktır. Konferans bizim hakkımızda karar verirken bu anlaşmazlık iyilik ve kurtuluş belirtisi olmayacaktır. Sonuç olarak hareketin liderleriyle görüşmek üzere yüksek şahsiyetlerle bildirilecek yerde buluşma bir oldu bitti şekline sokularak vaktin darlığı dolayısıyla hemen cevap beklenmektedir. Görüş ayrılıklarına saygılı davranılacağını, şahsa ve şerefe dokunulmayacağını abartmalı bir şekilde ekliyor. Telgrafı yazan zat Genelkurmay Tuğ Generallerinden Abdülkerim Paşa'dır. Bu telgrafa Ticaret ve Ziraat Nazırı Hadi Paşa aracılığıyla ve aynı şifre ile cevap beklemektedir. Adı geçenin böyle bir hileye başvurarak Başvurunun bizden geldiğini, ilan etme ve yayma gayesi güttüğü anlaşılıyor. Efendiler, İstanbul hükümetiyle haberleşmeyi kesmemizin 15. günündeyiz. Milli karara karşı muhalefet durumuna geçen bazı yerler ister istemez milli akıma uymaya mecbur edildi. İstanbul'a her gün bütün memleketten hükümetin düşürülmesi isteğiyle ilgili telgraflar yağdırılmaya başladı. İttifak devletlerinin Andol'da dolaşan subay ve memurları her yerde açıktan açığa Milli Mücadele'ye karşı tarafsız olduklarını ve memleketin iç durumuna karışmadıklarını söylemeye başladılar. Bu durum karşısında Padişah ve Ferit Paşa'nın artık Milli Mücadele liderleriyle uzlaşmaktan başka çıkar yol kalmadığını hesaba katarak fakat herhalde konumlarını da korumak şartıyla bir uzlaşma yolu olabilecek imkanlar araştırmaya başladıkları kanısına varmak yanlış olmaz inancındayım. Efendiler, adı geçen rahmetli Abdülkerim Paşa benim çok eski bir arkadaşımdı. Pek namuslu, gayretli, temiz kalpli bir vatanseverdi. Senalik'te ben yüzbaşı, o binbaşı olarak aynı büroda çalışmış, yıllarca özel arkadaşlık etmiştik. Rahmetlinin tavır ve durumundan bir tarikata bağlı olduğu anlaşılıyordu. Bazı tekkelere devam ettiği de görülmüştür. Ancak herhangi bir şeyhe bağlılığını bilen yoktur. Çünkü Kendisinin inançları ve vicdani değerlendirmelerinde taşıdığı manevi derece bakımından Hazreti Evvel büyük hazret olarak kabul eder. Kendi dostluk çevresi içinde yer alanlara kendisince karşısındakinde gördüğü yeteneğe uygun Hazret Kutup gibi makamlar verirdi. Bana Kutbul Aktap, kutuplar kutbu derdi. Şimdi açıklayacağım görüşmemizde de bu noktalara tesadüf edeceğiz. Kerim Paşa çok samimi ve zamanında kendisine büyük şöhret kazandıran yüksek bir söz söyleme gücüyle konuşur ve öyle yazardı. Kendisinde inandırma, güç ve kudreti olduğu da sanılır ve öyle kabul edilirdi. Bizim Selanik'te bulunduğumuz sıralarda orada ordu komutanlığı ve ordu müfettişliğiyle bulunmuş olan Hadi Paşa, Kerim Paşa'yı açıkladığım özellikleriyle dostlar arasında sayılır ve sevilir bir kimse olarak tanımıştı. Efendiler, 27-28 Eylül 1919 gecesi, gece yarısına bir saat kala telgraf başında Kerim Paşa ile karşı karşıya geldik. İki taraf birbirini şu sözlerle tanıdı. Sivas, Mustafa Kemal Paşa telgraf başındadır. Kerim Paşa'ya söyleyiniz, buyursunlar diyorlar. İstanbul yüksek şahsiyetleri, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri misiniz ruhum? Ben, Evet Sayın Kerim Paşa Hazretleri dedikten sonra Kerim Paşa Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine adresini yazdırdı ve Paşa'ya söyleyiniz anlar. Hazreti evvel karşınızdadır sözlerini bir çeşit parola gibi ilave etti. Kerim Paşa zatihallerinin afiyetleri iyidir inşallah kardeşim diye başladı. Kerim Paşa'nın İstanbul hükümeti tarafından kalbinin temizliğinden ve ahlakının güzelliğinden yararlanılarak nasıl aldatıldığını anlamak için sözlerinin başlangıcını kendisine olduğu gibi tekrarlatacağım. Rahmetli Kerim Paşa şöyle devam etti. Vatanın iyiliği için büyük vatansever kardeşimle ve sayın temsilci kardeşlerimle görüşmek isterim. Ayağınız toprağına ulaştırılmak üzere Ali Fuat Paşa aracılığıyla bir telgraf göndermiştim. İşte Zatadilinizin eline ulaşan o telgraftaki esaslar üzerinde inşallah sevindirici bir çözüm buluruz. Memleketin geçirmekte olduğu nazik ve pek önemli karışık devreyi Allah'ın lütfu ile kolayca aydınlığa çıkartırız. Bunun için de Allah'ın kerimi ve nurdan yaratılmış kurtarıcı emellerinizin gönül mürşidi ile bu konuda önemli şeyler konuşarak vatan için olan dileklerimizi birleştirelim değil mi? Pek anlayışlı ve tedbirli kardeşim, ne buyurursunuz ruhum? yere batasıca kötülük yapmalarına engel olalım. Onları ümitlerinin pusularında kötürüm ve cansız olarak bırakalım. Yalnız hükümet ile milletin sırf vatanın kurtuluşu ile ilgili hizmetlerini ve işlerini birleştirelim. Çünkü ortak ve yüce gaye aslında hep birdir. Vatan düşüncesiyle gösterilen bunca asil tepkilerin medeniyet dünyası karşısında aziz topraklarımızın korunması ile ilgili en büyük vatanseverlik olduğunu bir kere daha belirtmek üzere İçinde bulunduğumuz durumun güçlüklerini yok edelim ve buna bir çare bulmak için de bu aziz kardeşinizle görüşmeye başlayalım. Bekliyorum kardeşim. Bu teşebbüsüm hakkında hükümetin geniş ölçüde iyi niyet gösterdiğini ilave ederim ruhum. Efendiler, Kerim Paşa ile 27-28 Eylül gece yarısından önce saat 23'te başlayan bu görüşmemiz sabah saat 7.30'a kadar tam 8.30 saat sürdü. Üç ana noktaya ayrılabilen bu görüşmemiz yazıda eser cedid denilen büyük tabaka kağıtlardan 25 sayfayı doldurdu. Bunların hepsini burada okuyarak sabrınızı kötüye kullanmaktan korkarım. Rahmetli Kerim Paşa'nın sağlam görüşlere ve kendi inancına ters düşmesine rağmen maalesef güçlü bir mantığa da dayanmayan bu tatlı sözlerinin ve tantanalı cümlelerinin okunup dinlenebilmesi için yayınlayacağım belgeler arasında bu konuşmaya da olduğu gibi yer vereceğim. Yalnız bu görüşmede her iki tarafın güttükleri hedef ve dayandıkları temel noktalar hakkında özellikle sonucu bakımından kısa bir fikir verebilmek için izin verirseniz bu noktaların her birine bir parça dokunacağım. Kerim Paşa'nın bilginize sunduğum ilk telgrafına karşılık verirken biraz da onun tarz ve üslubuna uymuş olduğum görülecektir. Cevabımda ben de böyle başladım. Kerim Paşa Hazretlerine Kütbül Aktab deyiniz anlar diye başladıktan sonra şimdi cevap veriyorum dedim. Pek sayın ve temiz kalpli kardeşim Abdülkerim Paşa Hazretlerine. Tanrıya şükürler olsun sağlığım yerindedir. Büyük ve soylu milletimizin yasal haklarının bilincine varmış, onu korumaya ve savunmaya bütün varlığıyla girişilmiş olduğunu görmekle pek mutluyum. Karşılıklı görüş belirtmek hususunda gösterilen isteğe içten gelerek teşekkür ederiz. Fuat Paşa aracılığıyla çekilmiş olan telgrafın içindekileri öğrenmiş bulunuyoruz. Dayanak noktası olarak kabul buyurulan bildiride ileri sürülen hususların Ferit Paşa ve arkadaşlarına karşı yöneltilmiş bir haykırış ve çıkışma olduğu azıcık bir düşünme ve inceleme ile anlaşılacak açıklıktadır. Padişahın kalbini derin üzüntülere boğan durum ve davranışlar milletimiz tarafından değil Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı Adil Bey, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa ve Bunların çalışma arkadaşları olan Harput Valisi Ali Galip Bey, Kastamonu Valisi Ali Rıza Bey ve Konya Valisi Cemal Bey tarafından işlenen kötülüklerle ortaya konmuştur. Manatya'daki ihanet teşebbüsü, Çorum'daki haince tertip, Konya'daki kanlı teşebbüs eğer iç yüzleriyle bilginize ulaşmış değilse, zaten ellerinizi bir çözüm başlangıcı olarak düşündüğünüz noktadaki isabetsizlikten dolayı mazur görürüz. Yabancıların görüşlerinin lehimize döndüğü tamamıyla doğrudur. Ancak bu dönüş hiçbir vakit Ferit Paşa hükümetinin güttüğü siyasetin sonucu değildir. Bu sonuç milletimizin varlığını göstermek ve ispat etmek için kendi kendine girişmiş olduğu kararlı teşebbüsünün eseridir. İşte bu konuda zat-ı şahaneyi aldatıyorlar. Kurtuluş çaresi ve yaşama ilkesi ve ancak Kuvayi Milliye'nin önderliğinin benimsenmesinde ve milli iradenin hakim olmasındadır. Bu sağlam ve yasal temelden en küçük bir sapma, Allah korusun devlet, millet ve vatanımız için pek acı bir yıkım getirir. Milletimizin soylu mücadelesini kötüye yormaktan ve etrafa öyle tanıtmaktan geri durmayan kötü niyetli aşağılık kimselerin çok olduğu bir gerçektir. Ancak asıl derin bir esefle karşılanacak olan husus, bu kötülükten başka bir şey düşünmeyenlerin başında sonsuzluğa kadar yaşayacak olan devletimizin sadrazamı Ferit Paşa ile bakanlık konumlarını tutan Adil Bey, Süleyman Paşa gibi devlet adamlarının yer almış bulunmasıdır. Memleketimize takım takım Bolşeviklerin girdiğini ve milli mücadelenin bir Bolşevik mücadelesi olduğunu resmi olarak ilan eden ve yayan bu talihsizlerdir. Asil ve temiz milli mücadelemizin İttihatçıların son çırpınışları ve kanlı hareketleri olduğunu ve onların parasıyla yürütüldüğünü resmen ve açıktan açığa bütün dünyaya ve yabancı gazetecilere söyleyen bu gafillerdir. Anadolu'da karışıklık olduğunu basın yoluyla resmen ilan eden ve Ateşkes Anlaşması'nın özel maddesine göre aziz vatanımızı düşman işgaline uğratmak isteyen bu cahillerdir. Manatya'nın Müslüman halkı ile Sivas'ın Müslüman halkını birbirleriyle boğazlaşmaya sürüklemek isteyenler bu zavallılardır. Milli mücadelenin önüne geçeyim diye Sivas'ın ve milli duyarlılığın görüldüğü her yerin yabancılar tarafından işgalini isteyen bu hainlerdir. Bununla birlikte bizim en yüce gayemiz tıpkı siz kardeşimin düşündükleri gibi kötü niyetlilerin bu güzel memlekete yönelttikleri iftiraları ve açıktan açığa yürüttükleri lanetli hareketleri kırmak ve onları kendi ümitlerinin pusularında kör kötürüm ve cansız düşürmek devlet ile milletin faaliyetini sırf vatanın kurtuluşu ile ilgili noktada birleştirmektir. Yüce Tanrı'ya şükürler olsun. Bu gayenin gerçekleştirilmesinde artık milletimiz her türlü kötü niyet belirtilerini kırmış, bütün kahramanlığı ile dönüşü olmayan kesin adımlarını atmıştır. Yabancılar bile milletin yaygın gücünü ve kesin kararını Buna karşılık İstanbul hükümetinin ne kadar soysuz ve milletle ilgisi bulunmayan aciz bir heyet olduğunu iyice anlamıştır. Merzifon'u boşalttılar. Samsun'u da boşaltmaya başladılar. İç işlerimize ve milli mücadelemize karşı tarafsız kalacaklarını söylüyorlar. İşte milli faaliyetlerimizin bağımsızlığımızı güvence altına alma yolunda elde etmeyi başardığı ilk sonuç budur. Milli akım İstanbul'da kanuni esası hükümlerine uyulmasını sağlamakla sonuca ulaşacaktır. Şimdiki hükümetin geniş ölçüde bir iyi niyete sahip olduğunu sanmanın doğru olmadığını arz etmeme izin vermenizi rica ederim. Ben daha Erzurum'dayken Ferit Paşa'ya gerçeği ve durumu açıklayarak milletin kuvvet ve iradesine karşı çıkacak hiçbir kuvvet kalmadığını yazmış, kendisini karşı koyma ve engelleme yolunda devam etmemesi gereğiyle uyarmıştım. Bu gafil kişi buna cevap vermediği gibi milli akımın birkaç kişinin körüklemesinin eseri olduğunu ilan etti. çıkar hırsı ile bilgisizlik, gaflet ve körlüğü ile iki tarafı da idare ederek konumlarını koruyabilecekleri şeklinde boş bir zan içinde bulunan birkaç valinin aldatıcı raporlarını benim tertemiz ve vatanseverce uyarılarımdan daha üstün tuttu. Bugün her türlü kötülük, hainlik, beceriksizlik ve zavallılık durumunda kaldıktan ve millette bütün olup bitenlerin iç yüzünü tam bir açıklıkla kavradıktan sonra bize düşen görev hemen milli davayı benimseyecek yeni bir kabininin iş başına gelmesini sağlamaktır. Eğer şimdiki kabinenin şahısları ve hayatları bakımından herhangi bir çekinceleri varsa bugün için bu gibi şeylerle uğraşma seviyesizliğinden pek yüksek olan milletimiz adına kendilerine istedikleri söz ve güvenceyi vermeyi de milletimizin çıkarı açısından gerekli sayarız. Ancak tuttukları yanlış yolda inatla direnmeye devam edecek olurlarsa, bundan doğacak sonuçların sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. İşte yapılan bu iyi niyetli faaliyet dolayısıyla durumu bir defa daha ve son olarak asil yüksek şahsiyetleri gibi kalbi, gerçekten de vatan ve millet sevgisi, padişaha muhabbet ve bağlılıkla dolu olan ve kardeşlik hatıralarını daima saygıyla taşımakta olduğum siz kardeşim Abdülkerim Paşa Hazretleri ile de bildirmiş olmak bizim için her türlü vicdan huzurunun daha da sağlamlaşmasına vesile olmuştur. Efendiler, buraya kadar söylediklerim bir tek maddenin özetidir. Bundan sonra gelen maddede, milli mücadele bütün genişliğiyle İstanbul'a doğru ilerlemektedir. Ferit Paşa ve arkadaşları bunu bilmektedir. Zaterleri de bu bilgileri isteyip aydınlanınız dedikten sonra, o günlerde yapılmış olan başarılı hareketlerin raporlarını özetleyerek açıkladım ve artık bütün bu hareketleri durdurmak yalnız ve ancak bir tek şeye bağlıdır. O da kabine başkanlığının milli davayı bütün anlamıyla benimseyecek bir zata verilmesi ve o zatın da bu milli davayı kavrayarak ona göre tedbir almaya girişmesidir dedim. Bütün bu söylenenler karşısında siz kardeşimin de bir düşünceleri varsa lütfen bildirmenizi rica ederim cümlesinden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti Heyeti temsiliyesi adına Mustafa Kemal diye imzamı koydum. Bundan sonra Kerim Paşa, önce zat birlikte olan Sayın Zevat'ın hepsine selam ve saygılarımızı arz etmek ve duyurmak lütfünde bulunmanızı rica ederim. Girişiyle görüşmemizin ikinci noktasına geçtiler. Kerim Paşa devam etti. Başladığım kısa konuşmanın bütün safhalarını zati haliniz anlattınız. İşin çözüme götürülmesi bakımından iki yerde isabet gösterilmediğini söyleyerek mazur görüleceğimi belirttiniz. Gerçi bütün durumlar ve çeşitli bölgelerdeki olaylar bilinmedikçe bir konuda hakemlik etmek güç ise de memleketle ilgili bir işin çözüme bağlanmasında bize ışık tutan tertemiz vatan endişesi olduğundan dayanağımız sağlam ve açıktır vatanın alın yazısına karar verileceği şu sıralarda tek vücut olarak birleşmiş bir millet ve hükümetin göreceği işi göz önünde bulundurarak bunun kolaylıkla bir çözüme ulaşması dileğimi bildirmek isterdim. Padişahın hareket noktası olarak aldığıma işaret buyurduğunuz bildirisini anlamakta bendenizin yanılmış olması mümkündür. Yalnız izin vereniz de asıl işlerin çözümünde en büyük dayanak sayılan bu yüksek bildirideki toplayıcı yönleri açıklayarak padişahın sözlerinin neleri içine almış olduğunu belirteyim. Ben zannediyorum ki padişahımız, ben derhal Kerim Paşa'nın devam etmesine fırsat vermeden şunu yazdırdım. Kerim Paşa Hazretleri, gereğinden fazla açıklama yapmak her ikimizi de asıl gayeden uzaklaştırabilir. Bir de padişahın bildirisinin yorumlarıyla fazla uğraşmanın yararı yoktur. Rica ederim asıl konu üzerinde görüşelim. Kerim Paşa cevap verdi asıl konu üzerinde görüşeceğiz. İzin verirseniz devam edelim efendim. Ben, rica ederim en son söz ve teklif üzerinde anlaşalım dedim. Kerim Paşa, evet oraya geleceğiz efendim. Ferit Paşa kabinesi çekilmelidir. Söze ben devam ettim ve Kerim Paşa Hazretleri, haklı çalışmalarımızı ve milli tepkilerimizin artık daha fazla kötüye yorulmasına ve düzeltilmeye muhtaç görülmesine, Hele bu düzeltme ve değiştirmeler içinde suçluluğu ve hainliği ortaya çıkmış bir kabine üyelerinin meşru olmayan savunmalarının esas alındığını görmeye tahammülümüz yoktur. Biz son durumu açıklayarak milletin kesin isteğini arz ettik. Bilmem tekrarı gerekli midir? Zatalleri sonuçlandırılması gerekli bu milli isteğe karşı Ferit Paşa kabinesinin devletin en yüksek sadrazamlık konumunu hala kirletmesine aracılık etmek istiyorsanız bu gayretiniz hiçbir yararlı sonuç vermeyeceği gibi siz kardeşimiz hakkındaki eski kardeşlik duygularımızın da sarsılmasına yol açacağından endişe ederim. Şimdi Ferit Paşa bir an bile kaybetmeden konumunu bir namuslu kimseye bırakacaksa ve buna siz de inanıyorsanız çözüm bekleyen hiçbir güçlük kalmamış demektir. Aksi takdirde aracılığınız kalbinizin kırılmasından ve boşu boşuna yorgunluktan başka bir sonuç vermeyecektir. Ferit Paşa konumunu korumaya devam ederse kendisinin çok acı bir sonla karşılaşmasına yol açacaktır. En son ve en kesin söz şudur. Maksadımız bu sarsılmaz gerçeği padişahın bilgisine sunmaktır. Siz ancak bu soylu görevi yerine getirerek bugün vatan ve milletin yüksek kişiliğinizden beklediği dini ve milli görevi yapmış olursunuz. Kerim Paşa, Sözü uzatmamak elbette asıl maksattır diye başlayarak sözü gereğinden fazla uzattı. Bu uzun sözler şu cümleyle son buldu. Burada vatan için yaptığım şu teşebbüs elbette Allah ve millet katında bütün asaletiyle bezenmiş olarak kalır ve işin gerçek sahibi olan her şeye kadir Ulu Tanrı millet ve vatanın kurtuluşunu sağlayacak esasları orada bulunanlara böylece bağlayarak tamamlar. Ulu Tanrı güçlükleri çözücüdür. Değerli gözlerinizden öperim. Yeniden cevap verme sırası bana gece yarısından sonra saat 4.30'da geldi. Kerim Paşa'nın dokunduğu noktaları karşılıksız bırakamazdım. Ben de uzun düşünceler ileri sürdüm ve sonunda o halde dedim, bizim ve sizin gibi onur sahibi ve vatansever kimselerin yapacakları teşebbüsün gayesi ne olmak gerekir? Yönetimin her dakikasından millet için, gelecekteki kaderimiz için yeni bir yıkım yolu hazırlamaktan başka bir sonuç beklenmeyen Ferit Paşa ile milletin arasını bulmak imkansızlığı ile uğraşmak mı? Yoksa bir an önce bu yasal olmayan kabinenin yerine millet ve memleketin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir heyetin devlet işlerini üzerine alması gereğini padişaha bildirmek üzere yol aramak mıdır? Lütfedip bu iki noktadan biri için evet veya hayır şeklinde cevap verirseniz, Tanrı ve millet katında bütün asaletiyle değerli kalacağına şüphe olmayan bu asil teşebbünüzün bizlerle ilgili yönünü tamamlamış olursunuz. Kerim Paşa yazdığımız kısa cevaba yine uzun bir cevap verdi. Fakat bu uzun sözler arasında bazı cümlelerle bize padişahın aldatılmış olmayıp her şeyi bildiğini anlatıyordu. Kerim Paşa'nın bazı cümlelerinde şu sözler vardı: Yüce padişahlık katı kesin karar ve çözüm makamı olup yasal bir devlette bu yüksek makam bütün millet fertlerinin yöneleceği yüksek yerdir. Anadolu'nun bütün dileklerinin halife hazretlerine duyurulduğu hakkında bendenize bilgi vermişlerdir. O halde millet işlerinin yöneleceği ve dileklerinin kabul edeceği yüksek bir makam olan padişahımız efendimiz her şeyi bilmektedir. Kerim Paşa kendisine has cümlelerle devam ettiği görüşlerine şöylece son verdi. Ulu Tanrı nice yüksek sebepler yaratarak ve telkin ederek bu çözülmesi güç düğümü bütünüyle çözecektir. Elbette ki Tanrı'nın buyruğu güzeldir, ve yakındır. Tanrı'nın eli bütün ellerden üstündür. Geleceğimiz, Tanrı'nın lütfu ile milletçe layık olduğumuz yücelikte uğurlu ve hayırlı olacaktır. İşte, Kerim'in inancı budur, aziz ruhum. Bu defa efendiler, gece yarısından sonra saat altı ona gelmiş olmasına rağmen üçüncü sahfanın açılmasına ben sebep oldum. Merhum Kerim Paşa'nın pek hoşlandığını bildiğim bir ifadeyle büyük hazret diye söze başladım. Ümmetin ve milletin yüce yüksek yeri olduğu içindir ki, milletin dileklerini bildirme yolunu bulma teşebbüsünden geri durmadık. Yalnız zat halinizi büyük bir yanlışlıktan kurtarmak maksadıyla arz edelim ki, Anadolu'nun bütün dileklerinin halifeye duyurulduğu hususundaki sözlere milletin daha kesin bir güveni yoktur. Çünkü millet bilmektedir ki padişah hainlikleri ortaya çıkmış birkaç kişiyi millete tercih buyurmazlar. Kerim Paşa'nın dokunmuş olduğu noktalara cevap verirken şunları da söyledim. Pek güzel ve yakın olan Tanrı emrinin yerine gelmesiyle talihsiz ve zulme uğramış soylu milletimizin kurtuluşa ve huzura kavuşmasını Yüce Tanrı'nın denizler kadar engin olan koruyuculuğundan ümitlediler ve ufukları hep inatçı bir dumanla sarılı olan İstanbul'daki bazı kimselerin gerçeği görmemek için aşağılıkça direnen duygularının eriyip kaybolmasını bekleriz. Milletin soylu ruhu da işte böylesine duygularla doludur. Yalnız tekrarlamama müsaadenizi rica ederim ki evet veya hayır şeklinde karşılık verilmesini istediğimiz sorular maalesef karşılıksız bırakılmıştır. Azizim, Allah'ın eli bütün ellerden üstündür. Ancak bununla birlikte güçlükleri yenmeye ve problemleri çözmeye girişenlerin kesinleşmiş bir hedefi olmak gerekti. Millet Tanrı'nın buyruğunu yerine getirecektir ve buyurduğunuz gibi milletçe elde edeceklerimiz hayırlı ve uğurlu olacaktır. Lütufkar dualarınızın eksik edilmemesini rica ederim. Gayret bizden, yardım ve kolaylık ölümsüz Tanrı'dandır. Mustafa Kemal Artık Kerim Paşa'nın yorulduğu anlaşılıyordu. Son iki sözüm, ruhum diyerek, milli davanın ilkelerini üstün tutmak ve korumak şartıyla içten gelen dileklerin sayılıp döküldüğünü ve Tanrı'nın eli, yüce ayetinin Tanrı tarafından hayırla kabul buyurulması için kullanılmış olduğunu söyledikten sonra Allah'a ısmarladık, yine görüşeceğiz diyerek çekilmek istedi. Bırakmadık. Son sözü biz söylemek istedik ve dedik ki kardeşimizin hatırında kalsın diye son bir cümle bildiriyorum. Millet güçlü, her şeyi kavramış ve tuttuğu yolda kesin kararlıdır. Milli mücadele hızlı bir girişme seyrindedir. Yüce ve şevketli padişahımız efendimizin lütuflarının ve sevgilerinin bir belirtisi olmak üzere karar vermelerinin ve soruna çözüm getirmelerinin zamanıdır. Efendiler, bundan sonra Ferit Paşa kabinesi ancak üç gün dayanabilmiştir. Kendisiyle görüşemediğim dostum rahmetli Kerim Paşa'nın bazı kimselere söylediğine göre bu görüşmemizi olduğu gibi padişaha göstermeyi başarmış ve bunun üzerine direnme gücü kırılmış. Kerim Paşa'nın Kara Bey'e yazmış olduğu 8 Kasım 1919 tarihli mektubunda da buna işaret edilmiştir. Rahmetli'nin bu mektubunda şu satırlar vardır. Eski sadrazam en son yapılan görüşme bunun yol açtığı sürekli etki ve ciddi tartışmalar sonunda çekilmek gerektiğine inanarak ve bütün direnme gücü kaybolarak istifasını sundu. İşte sessiz sedasız, vatan için çalışan ve tek başına bendenizin tertemiz gayretiyle başarılan büyük olay budur. Dikkate almak gerekir ki bu yazıları ben yazmıştım. Eski Sadrazam ile Padişah Efendimiz Hazretleri bütün bu görüşmelerin sonuçlarını öğrendikten sonra dayandıkları sağlam temeller karşısında kararlarını vermişlerdir. Yapılan teşebbüsün ve yazılan yazıların ne dereceye kadar önemli noktaları içine aldığı ve nasıl bir dürüst vicdan ve keskin görüşle yaşanan gerçeklerin kağıda geçirildiği, elbette Tanrı katında ve milletin tarihi değerlendirmesinde asaletle bezenmiş bir değer olarak kalacaktır. Trabzon'dan gelen teklif Rahmetli Kerim Paşa'nın Fuat Paşa'ya yazdığı ilk telgrafında, İstanbul'daki yüksek konumlu şahısların mücadele liderleriyle belli bir yerde buluşup konuşmalarından söz edildiğini görmüştük. Bunun benzeri fakat Aksine yani Anadolu'dan İstanbul'a gitme yolunda bir teklif de bundan daha önce Trabzon'dan çıkmıştı. İzin verirseniz bunu biraz açıklayayım. Trabzon valisi Galip Bey 18-19 Eylül tarihlerinde teftiş göreviyle Ardasa'ya gidip vali ile görüşmesi söz konusuydu. Bu konu üzerinde 19 Eylül'de telgraf başında Kazım Karabekir Paşa ile görüştük. Sebebi Trabzon'dan aldığım 18 Eylül tarihli bir telgraftı. Kendisine olduğu gibi verdiğim bu telgrafta milli çıkarları bozan altı maddeyi kabul etmiyoruz. Bu altı madde İstanbul ile ilişki kesme konusundaki emirdir. Art edeceklerimizin zat-ı şahaneye ulaştırılması da oraya gönderilecek bir heyetle sağlanabilir kanısındayız denilmekteydi. Kazım Karabekir Paşa makine başında Trabzon valisiyle görüşmüş, özetini bildirdi. Vali soru tarzında bir takım görüşleri ileri sürmüştü. Karabekir Paşa uygun karşılıklar vermiş. Vali en sonunda İstanbul'a bir heyet gönderilerek durumun padişaha arzını ve bu heyetle birlikte kendisinin gitmesini teklif etmiş ise de artık bizim çeşitli yollarla konuyu arzı bir çare düşünmüş olmamız dolayısıyla bu düşüncesinden vazgeçmiştir. Böyle bir heyetin gitmesi ve buna sarayın durumunu iyi bilen Gümüşhane temsilcisi Zeki Bey'in de katılması teklif edilmektedir denilmekteydi. Gariptir ki iki gün sonra yani 21 Eylül 1919'da Torul'daki Yarbay Halit Bey'in gönderdiği bir şifrede bu heyet meselesinden söz ediliyordu. Fazlasıyla kuşkuya düşen padişahı yabancıların ve Ferit Paşa'nın kucağına atmamak için İstanbul'a gizlice bir heyet gönderilmesinin uygun olacağı eğer bu heyete servet ve zeki beyler de temsilci olarak alınırsa kendilerinin sevinerek kabul edecekleri Zeki Bey'in ağzından bildiriliyordu. Halit Bey'e 22 Eylül'de verdiğim cevapta Zeki ve Servet Beylerin de içinde bulunacağı bir heyetin İstanbul'a gönderilmesinin uygun olmadığını bildirdim. 24-25 Eylül tarihinde Halit Bey'den aldığım bir telgrafta Trabzon'daki muhalefetin başı durumunda olan Trabzon Valisi Galip Bey'i Kolordu'nun ve Erzurum Valisi'nin davetini kabul edip Erzurum'a gitmediğinden mecburiyet karşısında ve silahlı korumayla bu gece 24-25 Eylül Erzurum'a gönderdim. Deniliyordu. Efendiler, garip bir tesadüf değil midir ki, rahmetli Kerim Paşa'nın ilk aracılık telgrafı Trabzon valisinin tutuklandığı gecenin ertesi günü, Trabzon'da vali, Zeki ve Servet beylerle bunların aldatması üzerine bazı kimselerin İstanbul ile ilişki kesme konusundaki faaliyetlerinin ve İstanbul'a bir gizli heyet olarak gitme planlarının başarısızlığa uğratılmasının gerçekleştiği bir günde, yani 25 Eylül günü çekiliyor ve bizi ancak 27-28 Eylül gecesi aramak gereği duyuluyor. Yazışmaların şeklinden anlaşıldığına göre Erzurum'a giden Vali Galip Bey, Kazım Karabekir Paşa'ya yeniden İstanbul'a bir heyet aracılığıyla başvurmaktan söz etmiştir. Bununla ilgili olarak Paşa'nın 27 Eylül tarihli bir olur isteme telgrafını alıyoruz. Buna 28 Eylül'de karşılık olarak çekilen telgrafta Kerim Paşa ile yapılan görüşmemin özeti verildikten sonra Söz konusu müracaatın gerekli görülüp görülmediğinin bildirilmesini rica ederiz. Gerekli görüldüğü takdirde Trabzon valisinin Milli Mücadelemize karşı gelme konusunda Dahiliye Nazırı Adil Bey'den hiçbir farkı olmadığından kendisinin asil Milli Mücadelemize hiçbir şekilde karışmasına izin verilmemesi karşılığı veriliyor. Kazım Karabekir Paşa'nın 30 Eylül'de verdiği karşılıkta Trabzon valisinin bu gibi işlere karıştırmaması konusundaki düşüncemizin yerinde olduğu kabul edildikten sonra Trabzon'un durumunda çoktandır beklenen düzelme gerçekleşti deniliyordu. Efendiler, son olarak sunduğum bilgilerle bir gerçek üzerinde daha düşünceleri aydınlatmak isterim. Trabzon valisi Galip Bey ile Zeki Bey, Saray ve Ferit Paşa ile ilişki içindeydiler. Bir heyet halinde İstanbul'a gitmekten maksatları milli gayeye hizmet değil, orada gerekenleri aydınlatarak ve bazı tedbirler tavsiye ederek yeni talimat almak gibi bir amaca dayandığına bence şüphe yoktur. Nitekim Zeki Bey daha sonra İstanbul'a gidince arkasından gerektiği kadar para ve cephane göndermeye söz verilerek ve özel bir talimat ile Trabzon ve Gümüşhane dolaylarında örgütler kurmak üzere gönderilmiştir. Kendisini İnebolu'da tutuklatıp Ankara'ya getirtmiştim. Bana bu söylediklerinin hepsini itiraf etti.'' Yalnız sözde İstanbul'u aldattığını, alacağı para ve silahları bize teslim etmek niyetinde bulunduğunu söyledi. Buna o gün ve hatta bugün bile inanacak saf kimseler bulunabilir mi? Bununla birlikte ben bu kişiyi Erzurum kongresindeki ilişkinin hatırasına saygı duyarak yalnız gerekli uyarı ve nasihatlerde bulunmakla yetinmiş ve serbest bırakmıştım. İlk Bozkır olayı ve İzmit mutasarrıfının karşı koyması Efendiler, İstanbul hükümeti tarafından kolordu komutanı olarak Konya'ya gönderilen Sait Paşa'yı 30 Eylül'de İstanbul'a geri gönderdik. Konya valisi Kaçak Cemal Bey'in kaçışından önce tertiplediği ilk Bozkır olayının önüne geçmek için 20. Kolordu ve Nidede 11. Tümen aracılığıyla ve bunların yardımlarıyla gerekli tedbirler alınarak İstanbul'un çıkmasını beklediği olayları önledik. Ereğli, Bolu, Adapazarı, İzmit dolaylarında kurulmasına çalışılan Kuvayi Milliye Teşkilatı, Eylül ayının son günlerinde büyük bir hassasiyet göstermeye başladı. O çevrelerdeki Kuvayi Milliye liderleri, kabinenin direnmesi halinde İstanbul'a harekete hazır bulunduklarını bildiriyorlardı. Bu konuyu 28 Eylül'de bütün memlekete ve doğal olarak İstanbul'a da bir genelge ile bildirdik. Ancak İzmit şehrinde 2 Ekim günü olumsuz denebilecek yeni bir durum karşısında kaldık. O tarihte İzmit mutasarrıfı Suat Bey adında bir zattı. Kendisini telgraf başına çağırdık. Son günlerde yapılan bildirilerin hepsinin alınıp gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini sordum. Mutasarrıf Bey yaptığı açıklamada diyordu ki Yapılan tebliğleri aldım. Anlaşmazlık ve karışıklık olmaması için halkı serbest bırakarak dinlemeyi en doğru hareketi saydım. Olumsuz söylentiler vardır heyeti temsiliyeden açıklama istemek ve özellikle amacın ittihat hükümetini önceki şekilde yeniden diriltmek olup olmadığını kesin olarak anlamak kararındadırlar. Bendeniz en tarafsız bir kimse olarak huzur ve güvenliği koruma görevini yüklenmiş bulunuyorum. Her kim ve her ne için olursa olsun, sonucu bilinmeyen bir maceraya başkalarını sürüklemeyi doğru bulmam. Tedbirli ve ihtiyatlı hareket etme yanlısı olduğumu bütün tecrübelerime dayanarak arz ederim. Verdiğim cevap aynen şu idi: Sivas, 2 Ekim 1919, Suat Bey. E. C. İzmit'te en büyük bir anlaşmazlık ve karışıklığa meydan vermemek asıl görevimiz olduğu gibi, tarafımızdan da özellikle rica edilmiş bir konudur. Milli teşkilat ve mücadelemizin haklı amacını ve niteliğini gerek zatı halinize gerek İzmit'teki birçok kimseye ve bütün dünyaya karşı yazmış ve Yazmakta bulunduğumuz bildiri ve açıklamalarla en ikinci düşmanlarımıza bile anlatmış olduğumuza şüphemiz kalmamıştır. Artık ayak takımının dedikodusundan öteye bir değeri olmayan söylentilerin karar verme konusunda etkili olabileceğine imkan vermiyoruz. Bundan başka eğer halkın açıklanmasını istediği noktalar var idiyse bunlar neden derhal bize sorulup çözüme kavuşturulmamış bulunuyor? Siz tarafsız olarak kalmayı tercih buyuruyorsunuz oysa tuttuğunuz yol kesinlikle tarafsızlık yolu olamaz. Çünkü siz milletin haklı mücadelesine karşı tarafsızlık iddiasında bulunduğunuz halde haince davranışlarıyla kanun dışı ve aslında yok hükmünde olan Ferit Paşa kabinesinin memurluğunu yapmakla meşgulsünüz. İddiaçılığın diriltilmesiyle uğraşacak kısır görüşlerden olmadığımızı siz pek güzel anlayabilirsiniz. Size en temiz duygularla fakat bütün kesinliğiyle şunu bildiririm ki artık Ferit Paşa kabinesine güven duymuyor iseniz bunu dahiliye nezaretine resmen bildirmelisiniz. Eğer milletin hüküm ve isteklerine aykırı olarak Ferit Paşa kabinesine güveniniz varsa İzmit'in sayın halkını haklı olan milli mücadelesinde serbest bırakmak üzere derhal yerinizi terk ile İstanbul'a hareket ediniz. Bu iki noktadan herhangi birine uymamanız halinde yüksek şahsınızın karşılaşabileceği durumun sebep ve sorumlusunun yine siz olmuş bulunacağını pek samimi olarak bildirmeyi vicdani bir görev sayarım. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal Ferit Paşa'nın istifası. Efendiler, ben Asım Bey'e bu son cümleleri yazdırırken 2 Ekim 1919 saat 15.40'da araya imzasız şöyle bir telgraf girdi. Paşa Hazretleri İstanbul'daki yakın arkadaşlar söylediler. Bütün akşam gazeteleri yazıyormuş. Ferit Paşa sağlık durumu dolayısıyla istifa etmiş. Kabineyi kurmak üzere Tevfik Paşa görevlendirilmiş. Daha sabahtan söyleniyordu fakat doğrulanmamıştı. Şimdi doğrulandı efendim. Bu telgrafı kim veriyor? Anlayınız dedim sormaya zaman kalmadan telgraf şu şekilde devam etti. Biz Ankara telgrafçıları Paşa Hazretlerinin huzurunda derin saygıyla eğiliriz ve Vatanımızın başına bir bela kabusu olan bu kabinenin devrilmesi için milletin başına geçerek kazandığı başarıyı kutlarız. Lütfen söyleyiniz. Telgraf haberleşmesi kesildi. Gerçekten de 2 Ekim'de Ferit Paşa kabinesi düşmüş bulunuyordu. Ancak yeni kabineyi kuran Tevfik Paşa değil, ayandan birinci Ferik Alirıza Paşa'ydı. Efendiler, sırası gelmişken arz edeyim. Bütün telgrafçılarımızın teşebbüsler ve milli mücadelemiz için yaptıkları fedakarca hizmetlerinin milli tarihimizde önemli bir yeri vardır. Kendilerine bugün açıkça teşekkür etmeyi bir borç sayarım. Ali Rıza Paşa Kabinesi Efendiler, Ferit Paşa kabinesinin düştüğünü ve Ali Rıza Paşa'nın kabine kurmak üzere görevlendirildiğini 2-3 Ekim 1919 tarihinde yazdığım bir genelge ile bütün millete bildirdim. Bu genelgenin bir örneğini de bilgi için Yeni Sadrazam'a verdim. 2 Ekim günü yeni kabine başkanıyla bağlantı kurmaya çalıştık. Ertesi günü Meclis-i Vükela'nın Bakanlar Kurulu oturumunda heyeti temsiliyle görüşeceklerine söz verilmişti. Bildirdiğim bu genelgedeki belli başlı noktalar şunlardı. 1. Yeni kabine Erzurum ve Sivas kongrelerinde belirlenen ve tespit edilen milli teşkilat ve gayelere saygılı olduğu takdirde Kuvayi Milliye ona yardımcı olacaktır. 2. Yeni kabine, Meclisi Milli'nin toplanmasıyla fiili denetleme görevine başlanıncaya kadar milletin kaderiyle ilgili herhangi bir söze girmeyecektir. 3. Barış Konferansı'na tayin edilecek temsilciler, milli davayı gerçekten kavramış ve milletin güvenini kazanmış bilgili ve yetenekli kimselerden seçilecektir. Bildiride bu saydığım ilkelerin yeni kabine tarafından kabul edilmesinin teklif edileceği açıklandıktan sonra bu konuda başkaca görüşleri varsa yarın öğleye kadar hemen bildirilmesi isteğinde bulunuldu. 3 Ekim 1919 günü Sadrazam Ali Rıza Paşa'ya yazdığım telgrafta millet şimdiye kadar iş başına geçenlerin anayasaya ve milli gayeye aykırı hareketlerinden üzüntü duydu. Bundan dolayı yasal olan haklarını tanıtmak ve mukedderatını ehliyetli ve güvenilir ellerde görmek hususunda kesin kararını verdi. Gereken sağlam faaliyetleri yaptı. Düzenli bir teşkilatı bulunan Kuvayi Milliye, milletin kesin iradesini tam olarak gösterme ve ispat etme gücünü elde etti. Millet, padişahın güven ve itimadını kazanmış olan yüksek şahsiyetiniz ile saygıdeğer arkadaşlarınızı zor durumda bırakmak istemez. Aksine yardımcı olmaya bütün içtenliğiyle hazırdır. Ancak hükümet içinde Ferit Paşa ile birlikte çalışmış nazırların bulunması, yüksek heyetinizin görüşleriyle milli gayenin birbiriyle ne dereceye kadar bağdaştığını, büyük bir açık kalplilikle anlamak mecburiyetini doğurmuştur. Millete tam bir güven gelmedikçe, atılmış olan kurtuluş adımının durdurulması ve yarım tedbirlerle yetinilmesi uygun görülmemektedir. Bu bakımdan şu hususların sizce kabul edilip edilmeyeceğini kesin ve açık olarak anlamak isteriz dedik ve genelge dolayısıyla belirttiğim üç esası saydık. Daha sonra bu temel noktalarda uyuşma bulunduğu anlaşıldıktan sonra olağan dışı durumun giderilmesi için ikinci derecede bazı hususları da sunacağımızı bildirdik. Ali Rıza Paşa bugün saraya yemin etmek üzere gideceklerinden telgrafımıza yarın cevap verileceği bildirildi. Ali Rıza Paşa kabinesinde sezilen kararsızlık. Biz bazı tavırlardan Ali Rıza Paşa kabinesinde bir çekingenlik, bu kabineyi oluşturan şahısların da kafalarında bir bulanıklık sezer gibi olduk. Onun için bazı tedbirler almayı uygun gördük. Aynı günde bir genelge yazdık. Bunda, hükümet ile millet arasında görüş ve gaye birliğinin sağlandığı bir tebliğ ile bildirilinceye kadar eskiden olduğu gibi resmi haberleşmenin kesilmiş bir durumda bulundurulması gereğini bildirdik. Bundan başka her taraftan gelen teklif ve görüşleri birleştirerek bütün kolordu komutanlarına ve milli mücadeleye yardımcı olan valilere de 3 Ekim günü bazı gizli tebliğlerde bulunduk. Yeni kabine ile ilk temasımıza ait olan bu belgeleri olduğu gibi yüksek kurulumuzun gözleri önüne sermeyi, bundan sonraki haberleşme ve ilişkilerin kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından uygun görüyorum. İzin verir misiniz? Sivas 3 Ekim 1919 Şifre Bütün kolordu komutanlarına ve milli mücadeleye yardımcı olan vali ve vali vekillerine. Aşağıdaki telgrafın harbiye ve dahiliye nazırlarına çekilerek sonucun bildirilmesi rica alınır. Dahiliye nazırının haince hareketlerine alet olarak halkı fiili olarak silahlandırmaya ve birbirini öldürtmeye kalkışan Konya Valisi Cemal, Elazığ Valisi Ali Galip ve Malatya Mutasarrıfı Halil Beylerin tutuklanarak harp Divanı'na verilmeleri, Trabzon Valisi Galip, Eski Kastamonu Valileri İbrahim ve Ali Rıza Beyler ile Ankara Valisi Muhittin Paşa'nın herhangi bir göreve getirilmemeleri, milletin kanuni haklarını çiğnemediklerinden, milli dava ve mücadele yardımlarından dolayı görevinden alınan Sivas valisi Reşit Paşa'nın eski görevine getirilmesi, eski Bitlis valisi Masar Müfit ve eski Van valisi Haydar Bey'in derhal boş illere tayin edilerek görevlendirilmeleri istenmektedir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti temsili adına Mustafa Kemal Sivas 3 Ekim 1919 Şifre Bütün vali ve kolordu komutanları ile bağımsız mutasarrıflıklara Aşağıdaki örneğe uygun olarak sadrazama başvurulması ve sonucun bildirilmesi rica alınır. Müslüman halkı silahlandırmaya ve biri birini öldürtmeye kalkışan ve orduyu içten yıkarak sonunda vatanı savunmasız bırakmak için emir veren, ordunun sırlarını, şifreleri çalmak için fiili tertiplere girişmek suretiyle açığa vuran ve anayasa hükümleri gereğince dokunulmazlığı bulunan milletin özel haberleşmelerine engel olan eski nazırlardan Ali Kemal Bey, Süleyman Şefik Paşa, Dahiliye Nazırı Adil Bey'in millet meclisi açılınca Yüce Divan'a verilmek üzere hiçbir yere kaçmalarına meydan verilmemesini ve Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Bey'in aynı sebeplerle derhal tutuklanarak ilgili mahkemeye verilmesini kanunun dokunulmazlığı ve kutsallığı adına istemekteyiz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal Harbiye nezaretine geçen Cemal Paşa elbette orduya resmi bir bildiri yapacaktı. İşte ona ilk cevap olmak üzere kolordulara şu telgrafın verilmesini tavsiye ettik. Şifre 3. 20. 12. 15. 13. Kolordu Komutanlıklarına 20. Kolordu Komutanı Fuat Paşa'ya ayrıca Konya'da Refet Bey'e ayrıca Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın ilk tebliğine karşılık olmak üzere aşağıdaki telgrafın gizli olarak kendisine çekilmesi ve sonucun bildirilmesi rica alınır. Zatı devletlerinin haklı mücadelenin başlangıcından beri büyük bir kanaat ve inançla başında bulunduğunuzu bilmekteyiz. Harbiye nezaretine getirilmeniz sevinçle karşılanmıştır. Zatı devletlerinin başarıya ulaşması için bütün ordu ve bütün kuvayi milliye yardımcı olacaktır. Başarınızı tam olarak sağlayabilme bakımından, Aşağıdaki hususların mümkün olan en kısa zamanda yerine getirilmesini rica ederiz. A. Cevat Paşa yahut eski 1. Ordu müfettişi Fevzi Paşa Genelkurmay Başkanlığına atanmalıdır. B. Galatalı Albay Şevket Bey yahut Yusuf İzzet Paşa İstanbul'daki Kolordu Komutanlığı ve İstanbul Merkez Komutanlığına atanmalıdır. Yusuf İzzet Paşa İstanbul Merkez Komutanı ve Galatalı Şevket Bey 25. kolordu komutanı şeklinde de olabilir. C. Albay İsmet Bey'in Harbiye Nezareti Müsteşarlığına D. Tümen komutanı Yarbay Kemal Bey'in Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmasına aracı olunmalıdır. E. Ordu üzerinde kötü etki yapmış olan, Harbiye Nezaretini iş görmez ve değersiz bir duruma düşüren ve Meclisi Milli'den geçmeden eski rütbeleriyle göreve alınıp kendilerine sırf siyasi düşünceleri dolayısıyla İş verilmiş bulunan emeklilerin derhal görevlerine son verilerek önemli ve hassas makamların güvenilir ellere teslimi gerekir. f. 3. Kolordu eski komutanı Albay Refet Bey sebepsiz olarak istifaya mecbur edildiğinden bu işlemin düzeltilerek kendisinin bugün bulunduğu Konya'da 12. Kolordu komutanlığına atanması, Fuat Paşa ile ilgili işlemin de düzeltilerek kendisinin 20. Kolordu komutanlığında bırakılması. g. Fuat Paşa'nın yerine atanan Hamdi Paşa ve 12. Kolordu'ya atanan Sayit Paşa derhal asıl görevlerine döndürülmelidirler. He, ilk fırsatta müfettişliklerin yeniden kurularak Doğu Anadolu'daki Kolordu'ların 13. Kolordu'da dahil olduğu halde Kazım Karabekir Paşa'ya, Batı Anadolu'daki Kolordu'ların İstanbul ve Edirne'de dahil olduğu halde Ali Fuat Paşa'ya verilmesi ve şimdilik iki müfettişlik ile yetinilmesi uygun görülmüştür. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal Ali Rıza kabinesi milli teşkilat ve gayeleri soruyor. Efendiler, yeni sadrazamdan beklediğimiz cevap nihayet geldi. Şudur. Başbakanlık 4 Ekim 1919. Çok acele. Sivas'ta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti delegelerine. İlgi 2 ve 3 Ekim 1919. Erzurum ve Sivas kongrelerinde tayin ve tespit edildiği, telgraflarında bildirilen teşkilat ve gayelerin neden ibaret olduğu vekiller heyetince bilinmediğinden, durumun gereği incelenmek üzere her şeyden önce söz konusu kongrelerin kararlarının acele olarak bildirilmesi istenmektedir efendim. Sadrazam Ali Rıza Başbakanlık 4 Ekim 1919 Sadrazam Paşa ve saygıdeğer arkadaşlarının içlerinde biraz sonra görüleceği üzere Kuvayi Milliye'nin temsilcisi olarak Kabineye geldiğini söyleyen Cemal Paşa'nın da bulunmuş olmasına rağmen hükümeti kurmuş oldukları güne kadar milli gayelerin neden ibaret olduğunu bilmediklerini söylemeleri şaşılacak bir şey değil midir? Bundan daha da çok dikkati çeken nokta milli gayelere uyup uymamak konusunda karar verebilmek için öncelikle kongrelerin kararlarını istemiş olmalarıdır. Oysa bu kadar daha dağa ve uygulanması öncesindeki Ferit Paşa'nın düşmesine yol açan kongrelerin kararlarını bilmemeleri düşünülebilir miydi? Maksatlarının zaman kazanmak ve bize karşı hiçbir söze girmeksizin yeni ve şeytanca tedbirleri millete aldatarak kendini göstermiş olan dayanışma ve bağlılığı gevşetmek olduğuna asla şüphe etmedim. Ancak eğer aradaki bağlar koparılacaksa ben de her şeyden önce onların bütün iç yüzlerini milletin gözü önüne serecek bir davranışı tercih ettim. Bu yüzden sadrazamın ve saygıdeğer arkadaşlarının isteğini yerine getirdim. 4 Ekim 1919 tarihli telgrafla kongrenin bildirisini olduğu gibi tüzüğünde yalnız teşkilatla ilgili ana noktalarını özet olarak bildirdim. Hiçbir yerden hükümetle resmi yazışmalara girişilmemesi için yeniden genel tebliğler yapıldı. Efendiler, aynı günde şöyle bir telgraf aldım. C. Başkanlığım altında kurulmuş olan yüce kabine, milletin isteğine uygun olarak vatanın saadet ve selametini sağlamak için sarsılmaz bir kararlılıkla çalışma konusunda tam bir görüş birliğine varmış bulunmaktadır. Osmanlı topluluğunda birliğin sağlanması, milli bağımsızlığın korunması, yüce hilafet ve saldanat makamının dokunulmazlığı, anayasa hükümleri gereğince hiç şüphe yok ki bütün bir milletin iradesine dayanılarak gerçekleştirilebilecektir. Ateşkes anlaşmasının yapıldığı tarihteki sınırlar içinde kalan bütün Osmanlı topraklarının ve şehirlerinin bu anlaşmanın kendisine temel dayanak yaptığı Wilson prensipleri gereğince doğrudan doğruya Osmanlı saltanatının idaresi altında bırakılması ve bu sınırlar içinde kalıp da nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan vatan birliğinin parçalanmasını önleyerek bu topraklar üzerindeki tarihi ve dini ve coğrafi haklarımıza ve adalet anlayışına uygun bir karar alınmasının sağlanması da bugünkü hükümetin vazgeçilmez bir gayesidir. Meclisi Milli Toplanıncaya kadar Milletin kaderi üzerinde hiçbir kesin ve resmi söze girilmemesi, Barış Konferansına gönderilecek delegelerin milli davayı kavramış, güvenilir, ileriyi gören ve yetenekli kimselerden seçilmesi doğaldır. Memleketimizde meşrutiyet idaresi gereğince milli hakimiyet geçerli olduğundan, görevini hakkıyla kavramış olan bugünkü hükümet milletin kararını almadan memleketin alın yazısı hakkında karar veremeyeceği için Seçimlerin bir an önce yapılması konusunda her türlü teşebbüsleri yapmakta, Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını çabuklaştırma bakımından gereken kolaylıkları göstermeye çalışmaktadır. Ancak hükümetin politikasında hakim olan ilke, kanun hükümlerine bütünüyle uyarak aksi durumları anlamak ve ortadan kaldırmaktan ibarettir. Olağan dışı ve kanunsuz durumların süre gelmesi, Osmanlı Devleti'nin hükümet merkezi ile Anadolu'yu birbirinden ayırarak birçok kötü sonuçlar doğuracağından Allah korusun devlet merkezinin varlığını tehlikeye düşürecek ve memleketin öteki bölgelerinin de işgal altına alınması sonucunu vererek vatanın birliğini bozacaktır. Bu bakımdan bugünkü hükümet tarafınızdan işgal olunan resmi dairelerin boşaltılması, hükümet işlerinin aksatılmasına son verilmesi, en küçük bir eksikliğe bile uğratılmaması şart olan hükümet otoritesine saygı gösterilmesi, yabancılarla siyasi ilişkilere girişilmemesi ve milletvekili seçimlerinde halkın hürriyetine asla karışılmaması hususlarına tarafınızdan söz verilmesini istiyor. Saygıdeğer Efendiler, Dikkat buyrulursa bu telgrafta ne adres vardır ne de imza. Gerçi sadrazamlık makamından yazıldığı anlaşılıyordu. Fakat başka bir şey daha anlaşılıyordu ki bu satırları yazan şahıs veya şahıslar bir defa heyeti temsiliyi tanımak ve onunla imzalı resmi yazışma ve görüşmelerde bulunmak istemiyorlardı. Bir de bizim kongrelerde tespit ettiğimiz kararları ve kendilerine teklif ettiğimiz üç noktanın göz önünde bulundurulmasını yeni kabinenin sadrazamı ve vekilleri doğal buluyorlar. Bu kararların ve ilkelerin gerçekleştirilmesine zaten gayret etmekte olduklarını söylüyorlar. Ancak sadrazam hükümetin politikasında ana ilke kanun hükümleridir. Görevi aksi durumların önlenmesinden ve ortadan kaldırılmasından ibarettir şeklindeki bir girişten sonra, bizim tavır ve hareketlerimizin olağan dışı ve kanunsuz olduğunu dolaylı yoldan belirtmeye çalışarak, bunun devamı halinde merkez ile Anadolu'nun birbirinden kopmakla sonuçlanacağını ve bunun doğuracağı tehlikeleri sayarak sonunda baklayı ağzından çıkarıyor. Tarafınızdan işgal edilen resmi dairelerin boşaltılması, hükümet işlerinin aksatılmasına son verilmesi, hükümet otoritesine saygı gösterilmesi, yabancılarla siyasi ilişkilere girişilmemesi, milletvekillerinin seçiminde halkın hürriyetine asla müdahale edilmemesi hususlarına tarafımızdan söz verilmesini istemek şekliyle bizim varlığımıza ve faaliyetimize son vermek maksadında olduğunu belirtiyor. Efendiler, belki unuturum. Ayrıntılı açıklamalara girişmeden önce söylemeliyim ki tarafımızdan işgal edilmiş resmi daireler yoktur. Yalnız Sivaslı okulların tatilde bulunması dolayısıyla heyeti temsileyi lisede misafir etmişti. Söz konusu edilmek istenen resmi daire bu olacaktı. Yeni kabine her türlü faaliyetine başlangıç olmak üzere heyeti temsileyi buradan kovarak halkın gözünde onun nüfuz ve haysiyetini kırmak istiyordu. Efendiler, kimden kime yazıldığı belirtilmemiş olan bu telgraf üzerine Sivas telgraf merkezi ile İstanbul telgraf merkezi arasında aynen şu haberleşme yapıldı. İstanbul Merkez Müdürlüğü'ne Sadaret Merkezi'nden yazılan telgraf, başlık ve imzası bulunmadığı için Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi tarafından kabul edilmedi. Telgraf kopyası merkezimizce alıkonmuştur. Gerekenlere bilgi verilmesi rica olunur. İmza Kongre Merkezi Bize üzerinde Sadrazam Paşa Hazretlerinin cevabıdır başlığıyla Ahmetçi Bey, Babali Genel Evrak Müdürü verdi. Kopyası telgrafhanededir. Siz Paşa Hazretlerine böyle veriniz. Heyeti temsileye denilmemekte ve kimden geldiği bilinmemektedir. Bu yüzden başlık ve imza olmadığı için kabul etmiyorlar. O halde şimdi dağıldı. Kabinede bu konuda bir şey yazarlarsa durum elbette aydınlanır efendim. Bu cevabı verdikten sonra dağıldılar. Artık bize bir şey gelmez.'' Fakat Sadrazam Paşa belki evinden yazar. Bizim bu merkezin işi kabine toplantısı bitince son bulunur, kapanır azizim. Siz dediğimizi Ahmetçi Bey'e söyleyin. Ahmetçi Bey de gitti yalnızım. Telefonla söyleyiniz. Bizde şehir telefonu yok. Bununla birlikte siz telgrafı öylece saklayınız da sabahleyin resmen bir şey yazdıralım efendim. Sadrazam Paşa'ya telefon edin. Kardeşim Sadrazam Paşa'ya anlatamayız ki Babali 4 Ekim 1919 Olağanüstü Sivas Kongre Merkezi Müdürlüğü'ne Erenköy'de oturan Sadrazam Paşa Hazretleri telefonla arandığı ve saat 21.25 geçtiği halde bulunamadı. Bu haberleşmeye çaresiz olarak yarın arz edilecektir efendim. Babali Müdürü Hüseyin Hüsnü İstanbul 4 Ekim 1919 Olağanüstü Kongre Merkezi'ne C. Babali Müdürlüğü'nden de bildirildiği gibi şimdi 21-25 geçeye kadar telefondan arandıkları halde Sadrazam Paşa Hazretleri'nin konaklarından cevap alınamadı. Biraz sonra yine arayacağım. Cevap alırsam derhal bildiririm. Alamazsam sabahı beklemek zaruri olacaktır efendim. İstanbul Telgraf Müdürü Tevfik Efendiler, ertesi günü yani 5 Ekim 1919 tarihinde heyeti temsileye çekilen imzasız telgrafın Cevap olarak Sadrazam tarafından yazıldığı söylendi. Bunu doğrulayan resmi ve imzalı bir yazı olmamakla birlikte, biz böyle küçük bir nokta üzerinde daha fazla durmayı yararlı ve gerekli görmedik. Sadrazam Paşa'ya cevap yazmayı uygun bulduk. 5 Ekim'de yazdığımız uzun karşılığın ana noktalarını özetleyelim. Tekliflerimizin hepsinin benimsenip kabul edilmiş olduğu anlaşıldı dedikten sonra, tarafımızdan söz verilmesi istenen noktalar üzerinde açıklamalar yaptık ve şunları söyledik olağan dışı ve kanunsuz durumları yaratan Ferit Paşa kabinesiydi. Ferit Paşa kabinesi tarafından girilmiş olan yasal olmayan iş ve hareketleri doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması için tarafınızdan kesin tedbirler alındığı takdirde kendiliğinden yok olur. Cemiyetimizin Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti bugünkü kabineye söz verip yardımlarda bulunabilmesi için önce hükümetin milli teşkilatımızı olumlu karşıladığını açık ve kesin bir dille ifade etmesi gerekir. Aksi takdirde karşılıklı güven ve samimiyetin varlığı şüpheli kalacak ve birbiriyle zıtlaşan davranış ve teşebbüslerin ortaya çıkması ihtimali bulunacaktır. Ali Rıza Paşa'nın imzasız telgrafında memleketimizdeki meşrutiyet idaresi gereğince milli hakimiyetin geçerli olduğu noktasına da gerçekten öyle ise de dağıtılmasından başlayarak meclis-i mebusan dört içinde toplanması anayasamızın açık hükümlerinden iken bugüne kadar seçmen kütükleri bile düzenlenmemiştir. Bu davranış Ferit Paşa kabinesinin açıktan açığa meşrutiyete bir darbesi ve anayasaya kesin bir tecavüzü demektir. Ceza kanununun ilgili maddesine göre bir cinayet sayılarak işleyenler hakkında kanun hükümlerinin tam olarak uygulanması, milli hakimiyete kabul edecek ve kanun hükümlerinin yerine getirilmesini kendisi için kanuni bir görev sayacak her yasal hükümetin ilk kutsal görevidir. Karşılığında bulunduk. Ondan sonra şu teklifleri ileri sürdük: 1. Memlekette sakinlik ve güven olduğunu ve milli davanın tamamıyla haklı ve yasal bulunduğunu resmi bir bildiriyle ilan ederek milletin tümünün birliğine hükümetin de katıldığını gösteriniz. 2. Düşmüş olan hükümetin haince hareketlerine alet olmuş bulunan bir takım yüksek dereceli memurlar vardır onları ilgili bulundukları mahkemeye veriniz. Milli mücadeleye karşı çıkan bazı valiler hakkında devlet hizmetinde kullanılmamaları için gereken işlemi yapınız. Milli mücadeleye hizmet ettikleri için görevden alınmış olanları görevlerine iade ediniz. 3. Rütbelerinin geri verilmesi meclisi millinin onayından geçmemiş bulunan ve tek çalıştırılma nedeni bir takım siyasi düşüncelerden ibaret bulunan emeklileri derhal eski durumlarına döndürünüz önemli askeri mevkileri yetenekli ellere teslim ediniz. 4. Eski bakanlardan Ali Kemal ve Adil Beyler ile Süleyman Şefik Paşa'nın Meclis-i Milli'nin açılışında Yüce Divan'a verilmek üzere hiçbir yere kaçmalarına meydan verilmemesini, Posta ve Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Bey'in derhal tutuklanarak ilgili bulunduğu mahkemeye teslimini, kanunun dokunulmazlığı ve milli hakların kutsallığı adına isteriz. 5- milli mücadeleye katılmış veya milli mücadeleyi desteklemiş olanlar aleyhine başlanmış olan kovuşturma ve baskılara son veriniz. 6. Basını yabancı sansöründen kurtarınız. İşte efendiler, özet olarak saydığım bu noktalarla ilgili görüş ve tekliflerden sonra telgrafımızı şöyle bitirdik. Arz edilen noktalara ve ileri sürülen tekliflere millet için yeterli, açık ve uygun bir cevap verileceği zamana kadar milli gayelerin gerçekleşmesi için milletçe alınmış olan fiili tedbirlere eskisi gibi devam zorunda kalınacağını, bütün illerden, bağımsız sancaklardan ve onlara bağlı yerlerden aldığımız karalar üzerine tam bir kesinlikle arz ederiz. İmza, Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal Efendiler, İstanbul ile haberleşme biter bitmez derhal şu genelge ile durumu memlekete bildirdim. 5 Ekim 1919 Genelge İstanbul Belediyesi'ne basına Sadrazam Paşa Hazretleri Erzurum ve Sivas kongrelerindeki temel kararları ve milli teşkilatın gayelerini doğal bulmakla birlikte düşüncelerinde açıklanması gereken bazı noktalar görüldüğünden Hükümetle milletin gerçek anlamda uzlaşmalarını sağlamak amacıyla ve bütün merkezlerin görüşlerinin özüne dayanılarak verilen cevap ve ileri sürülen teklifler aynen aşağıdaki genelge ile duyurulur, gelecek cevap ve ona göre alınacak kararlar derhal duyurulacaktır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti heyeti temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Yunus Nadi Bey'e ara buluculuk yaptırılıyor. Efendiler! Ali Rıza Paşa kabinesinin iktidar mevkine geçtiğinin 5. gününe geldik. Hala anlaşamıyoruz. Memleketin İstanbul ile olan resmi haberleşme ve ilişkileri hala kesilmiş olarak sürüp gidiyor. Sadrazam Paşa Hazretleri tekliflerimize cevap vermiyor ve hiçbir vakit vermemiş olduğunu göreceksiniz. Kabineden hiç kimse bizimle görüşmek istemiyor. Bugün yani 6 Ekim 1919 günü Yunus Nadi Bey arkadaşımız Harbiye Nazırı olan Cemal Paşa'yı daveti üzerinde makamında ziyarete gitmiş. Cemal Paşa, Yunus Nadi Bey'e durumdan özellikle hükümetle heyeti temsili arasında daha bir anlaşma olmadığından söz etmiş ve anlaşıldığına göre bizi haksız göstermiş. Kendilerinin her şeyi kabul ve uygulamaya hazır bulunduklarını anlatmış. Herhalde anlaşmazlık çıkaran ve bunda direnen tarafın heyeti temsili olduğunu söylemiş. Öyle anlaşılıyor ki Yunus Nadi Bey'in bizimle olan kişisel dostluğuna dayanarak tarafları uzlaştırmak için ara buluculuk yapmasını teklif etmiş olacak. Yunus Nadi Bey bu aracılık teklifini sevinerek kabul etmiş. Yalnız Yunus Nadi Bey'in Cemal Paşa'nın verdiği bilgileri sağlam ve gerçek olarak kabullendiği ve durumu ona göre değerlendirdiği şimdi sözünü edeceğim telgrafının ifadesinden anlaşılmaktaydı. Yunus Nadi Bey ile telgraf başında yapılmış olan bu görüşmemiz yeni kabine ile bizi görünüşte de olsa uzlaşmaya yönetme bakımından önemlidir. Bu sebeple izin verirseniz biraz açıklayacağım. Harbiye Nazırı Paşa'nın beni telgraf başına davet ettiğini haber verdiler. Zaten dairemizde bulunan makine başına gittim. İstanbul. Harbiye Telgrafhanesi Yunus Nadi Bey zatı devletinizle görüşmek istiyor efendim. Denildikten sonra Harbiye Telgrafhanesi'nde makine başında hazırım dendi. Hazır olan kimdir dedim. Telgrafçı, Yunus Nadi Bey ve yanında Nazır Paşa'nın yaveri Cevat Rıfat Bey vardır efendim. Nazır Paşa'yı istediler mi yoksa açıklamasında bulundu? Kendileriyle şimdi görüşürüz. Yalnız beni telgrafa davet ettikleri zaman Nazır Paşa istiyor demişlerdi. Davet eden Nazır Paşa mıdır yoksa zat halleri mi? Yunus Nadi Bey, Nazır Paşa'nın izniyle ve yaveri aracılığıyla Harbiye merkezinden zatı devletlerini aradık. Bu yüzden yanlış anlaşıldı efendim dedi. Ben Teşekkür ederim. Buyurun dedim. Bunun üzerine Yunus Nadi Bey'in sözleri alınmaya başlandı. Yunus Nadi Bey düşüncelerine şöyle bir giriş yaptı. Milli iradenin millet hakimiyetine etkili kılmasının olumlu bir sonucu olarak meydana gelen değişiklik üzerine burada kurulan hükümetle milli teşkilat arasında uyumlu bir birliğin sağlanmasının gecikmeyeceğini hükmetmiştim. Yaptığım soruşturmadan sonra daha bir iki noktada anlaşmazlık bulunduğunu anladım. Bu uyumun kurulmasındaki gecikme içte ve dışta iyi olmayacağı için bazı konuları bildirmeyi bir görev saydım. Ondan sonra şimdi özetleyeceğim noktalarla ilgili bilgi ve düşüncelerini ilk konu olarak belirttiler. 1. Ferit Paşa kabinesinde bulunmuş olan bazı şahısların bu kabinede yer aldıkları için kötü gözle görülmelerinin doğru olmadığını. Abuk Paşa, Ahmet Abuk Paşa'nın Ferit Paşa kabinesinin düşmesinde rol oynadığını, 2. Rıza Paşa hükümetinin bir geçiş devresi hükümeti olduğunu, süresinin meclis-i mebusan seçiminin sonuna kadar devam edileceğini, 3. Bugünkü hükümetin milli gaye ve isteklerinin hepsini yerinde bulma ve olumlu bir sonuca ulaşmasına da çalışma konusunda en ufak şüpheye yer vermemekte olduğunu belirttiler. ve 4. Özellikle Cemal ve Abuk Paşa gibi kimselerin Hükümette milli davanın birer temsilcisi ve kefili gibi kabul edilmelerinde kararsızlığa yer yoktur hükmünü verdiler. İkinci konu olarak da Yunus Nadi Bey şahıslarla ilgili noktaya dokundular. Bunda bizimle tamamen aynı duyguda olmakla birlikte biraz ılımlı olma tavsiyesine cesaret edeceğim dedi ve görüşünü milli barışının uyandırdığı iyi etkilerin bazılarında intikamcılıkla yorumlanarak lekelenmekten korunmanın önemli olduğu şeklinde belirtti. Yunus Nadi Bey, bugünkü hükümet üyeleriyle yaptığım temaslardan hükümetin milli teşkilatın isteklerinin yerine getirilmesinde kararlı olduğu anlaşılıyor dedikten sonra şu bilgiyi verdi. Harbiye Nazırı Cemal Paşa, bugün yayınlanacak bildiride bu noktanın aslında yeterince açıklanmış olduğunu ancak bildiri hükümetin ağzından resmi bir dille yazılmış olduğuna göre her yön dikkate alınarak araya sıkıştırılmış göstermelik birkaç kelimeye önem verilmemesi gerektiğini söyledi. Yunus Nadi Bey, yeni sadrazam ile hükümetinin her türlü yanlış anlaşılmaya gidermek için milli teşkilatın ileri gelenlerinin göstereceği bir heyetle doğrudan doğruya temas kurma konusundaki samimi isteğini bildirdikten sonra bütün düşüncelerini şu cümle ile özetledi. Bugün bendenizin en gerekli saydığım husus, bunalımın sona ermesi ve karma karışık bir durumda sürüp gitmemesinden ibarettir. Efendiler, Yunus Nadi Bey verdiğim bilgiler ve yaptığım açıklamalardan gerçek durumu anladı. Bizimle haberleşmenin devamına gerek görmedi. Aksine yeni hükümeti ve özellikle Cemal Paşa'yı uyarmaya çalışmış. Gerçekten açıklayacağım üzere görünüşte de olsa bir anlaşma durumu ve manzarası ortaya çıktı. Efendiler, 6 Ekim 1919 günü de geçti. Biz eldeki tedbirlerin önemli ve dikkatle yürütülmesi gereğini bir genelgeyle emrettik. Cemal Paşa, kabine adına milli iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor. Efendiler, Yunus Nadi Bey ile haberleşmemizin ertesi günü nihayet sadrazamdan cevap değil fakat Cemal Paşa'dan şu telgrafı aldık. 7 Ekim 1919 Harbiye Saat 12.07 Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Şimdiye kadar yapılan haberleşmelerin özeti 1- Kabine sizinle aynı düşüncededir. Milli iradenin hakimiyetini kabul eder. Ancak bir öç alma kabinesi olmaktan çekinir. Suçluların cezalandırılmasını kanuni yollarla yerine getirmeyi de uygun buluyor. 2. Zarara uğramış valilerin uğradıkları haksızlıklara son verip durumlarını düzeltmeyi, yeterli olanlarını seçip özellikle atamayı, ordunun şeref ve disiplini de geri vermeyi tamamen üstlenir. 3. Devlet dışarıya karşı şeref ve hasiyetini yeniden kazanabilmek için milli iradeye ve heyeti temsiliyeye dayanacaktır. 4. Heyeti temsiliyenin bir temsilcisi olarak bütün içtenliğimle ve saygılı bir duyguyla arz ediyorum ki, kabine heyeti temsiliyenin hem dışa hem de içe karşı hakim oluyor anlamını vermek sizin kendisine yardımcı durumunda kalmasını ister ve büyük gücün yararını takdir eder. Her şeyden önce telgrafların karşılıklı olarak ve serbestçe çekilmesini, yerinde bırakılacak veya yeniden tayin edilecek vali ve komutanların hareket edebilmesini, özellikle kabul edilen yeni milletvekilleri seçimi kanununun her yere dağıtılarak duyurabilmesini pek yararlı görür. 5. Milli iradeye aykırı davranışlardan kaçınılacağına söz verirsem, geriye yalnız ayrıntılarının şekil ve zamanı kalır ki, bunun da pek kolay olabileceğine inancım vardır vatanın kurtarılmasını hedef alan gayenin gerçekleşmesine, hemen el birliğiyle çalışabilmek için ayrıntılar üzerinde ısrar edilmemesini, zatı devletlerinin yardımlarını bekler, pek rica eder, saygıdeğer arkadaşların hepsine de saygılarımı sunarım. Harbiye Nazırı Cemal Bu telgrafa hemen olumlu ve samimi olan şu cevabımızı verdik. Şifre 7 Ekim 1919 Sivas Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. İlgi, Zatı devletlerinin telgrafta belirttikleri hususlara madde madde sırayla aşağıdaki cevap verilir. 1. Kabinenin bizimle tam bir birlik ve beraberlik içinde milli iradenin hakimiyeti ilkesini kabul buyurmasına, millet adına teşekkürlerimizi sunarız. Kabinenin, heyeti temsiliyenin ve bütün milli teşkilatımızın öç alıcılıkla elekelenmesi bizce de son derecede sakınılacak ve çekinilecek bir konudur. Bu noktada ve suçların kanuni yollarla cezalandırmalı gereğinde de kabine ile bir görüş birliği içindeyiz. 2. İkinci maddede yazılanlar için de özellikle teşekkür ederiz. Bundan önce belirtilmiş olan konularda bu noktanın üzerinde durulmasının sebebi şuydu. Milli davaya ve milli mücadeleye karşı tutumlarından dolayı millet tarafından reddedilen bazı vali ve komutanlar şekle uyma düşüncesiyle geçici bir süre içinde olsa görevlerine geri döndürüldükleri takdirde gittikleri yerlerde kabullerine imkan görülmediğinden, hükümet otoritesine karşı saygısızlık doğabilir endişesiydi. 3. Üç, üçüncü maddede, özellikle şükranla karşılanmaya değer, inşallah birlik ve beraberlik içinde vatan ve milletimizin kurtuluş ve mutluluğunu sağlamamız kısmet olur. 4. Tam bir içtenlikle ve büyük bir güvenceyle bildiririz ki, kabinenin gösterdiği ciddiyet ve samimiyete karşılık, heyeti temsiliye ne içeriye ne de dışarıya karşı hiçbir vakit bir hakim olma durumu almayacak. Aksine tam bir görüş birliğiyle kabul buyurulan esaslar çerçevesinde hükümetin güç ve otoritesini artırıp sağlamlaştırmayı vatan ve milletin selameti için görev sayacaktır. Bu konuda asla şüphe ve tereddüt buyurulmamasını arz ve rica ederiz. Özellikle zatı devletlerinin tüzüğümüzün 8. maddesi gereğince doğrudan doğruya heyeti temsiliyemiz üyesi sıfatıyla kabinede temsili olarak bulunmaları, her iki tarafın da işlerinde ve kararlarında anlaşmaya varmaları bakımından bir güvence sağlayacağı için sevindiricidir. Artık kabine ile milli teşkilatımız arasında her noktada görüş birliği ve uzlaşmaya varıldığı anlaşıldığına göre, elbette haberleşme konusundaki kayıtlar da kaldırılacaktır. Ancak heyeti temsiliye bütün Anadolu ve Rumeli'deki teşkilat merkezleriyle bağlantısını devam ettirmek zorunda olduğundan, özel telgraflar şeklinde yapılmakta olan telgraf haberleşmelerimizin eskiden olduğu gibi devamına izin verilmesini özellikle isteriz. Burada şunu da arz edelim ki, hükümet emirlerini tebliğe başladığı dakikada hiçbir tarafta herhangi bir engelle karşılaşmamak ve en küçük bir otorite sarsılmasına uğramamak gerektiğinden bu hususun sağlanması ve heyeti temsiliye tarafından gerekenlere gerekli tebligatın yapılabilmesi için 48 saat kadar zaman bırakılmasını rica ederiz. Heyeti temsiliye tarafından yapılacak tebligata esas olmak ve millete güven vermek üzere yayınlanmasını rica ettiğimiz kabine bildirisinin gizli olarak yayınlanmadan önce bir örneğinin heyetimize verilmesini özellikle isteriz. Çünkü bu bildiride bir kelimenin bile milletçe yanlış anlamalarının devamına yol açabileceğini ve heyeti temsiliyi de millete karşı pek güç bir durumda bırakabileceğini bütün samimiyetimizle bildiririz. Heyeti temsiliye tarafından Zat-ı Şahane'ye takdim edilecek bir teşekkür yazısı ile millete yapılacak tebliğ örneğini gerekli yerlere göndermeden önce Zat-ı Devletlerine şimdi arz edeceğiz ve bunların metinine dair kabinece ileri sürülecek düşünceler saygıyla dikkate alınacaktır. Yeni milletvekilleri seçimi kanunu üzerindeki görüşümüzü daha sonra arz etmek üzere söz konusu kanunun görüşle hazırlanmış olduğunu lütfen bildirmenizi rica ederiz. 5. Temel noktalarda tam bir uzlaşma doğduktan sonra zatı devletleriyle saygıdeğer arkadaşlarınızın samimiyetlerinden şüphe edilmeyeceğinden, konunun ayrıntıları üzerinde kendiliğinden görüş birliğine varılabileceği doğaldır. Bendenizin ve bütün çalışma arkadaşlarımın en büyük saygı ve samimiyetlerimizle zatı devletinizin ve içinde bulunduğunuz kabinenin başarıya ulaşmasına ve bu sayede vatanın kurtarılmasını hedef alan gayenin bir an önce gerçekleşmesine bütün varlığımızla çalışacağımıza emniyet buyurmanızı arz ve burada hazır olan bütün arkadaşlarımın selam ve saygılarını sunarım. Mustafa Kemal. Cemal Paşa bu telgrafımıza o gece cevap verdi. Bunda bildirinin hemen yayınlanmasının zaruri olduğu ancak gerekli noktalara dikkat edildiğini bildiriyordu. Biz de aynı gece nezaket gereği olmak üzere cevap verdik. Fakat efendiler Hükümetin bildirisini yayınlamadan önce bize göstermek istemediği anlaşılınca biz de millette olan bildirimizi hükümete danışmadan yayınladık. Padişaha olan telgrafı da aynı şekilde çektik. Efendiler, 7 Ekim 1919 tarihini taşıyan bildirimiz milleti tutulan yolun isabetli ve başarılı olduğu, bu yolda milli birliği koruyarak bugüne kadar olduğu gibi devam edilmesi konusunda dolayısıyla aydınlatmaya, uyarmaya ve milletin manevi gücünü kuvvetlendirmeye yardımcı olmak maksatlarını dile getirmekteydi. Kazım Karabekir Paşa'nın benim hükümetin işlerine karışmam konusundaki düşüncesi. Efendiler, içinde bulunduğumuz günlere ait olaylara ve konulara dokunmuşken, burada küçük bir noktayı daha açıklamama izninizi rica edeceğim. Kazım Karabekir Paşa'dan gelen 8 Ekim 1919 tarihli bir telgrafta şöyle bir görüş ileri sürülüyordu heyeti temsil eden yüksek şahsiyetleriyle Rauf Beyefendinin ve bu gibi önemli şahsiyetlerin milletvekili olduktan sonra da hiçbir şekilde hükümete karışmayarak meclisteki grubun başında daima söz sahibi olarak bulunulmasını, kabinenin şekli ve kuruluş tarzı, üyelerinin değer ve kişiliği ne olursa olsun meclisi milli içinde hep denetleyici bir konumda kalınmasını başarının önemli şartı ve uygulanması zaruri bir karar sayarım. Bir davanın ve bir grubun en yüksek ve güçlü tanınmış şahsiyetleri kendi yetki çerçevelerini aşıp da hükümet işine karışınca meclisi milli daima zayıf kalmış ve akımlar karşısında ya sürüklenmiş yahut da parçalanmıştır. Vatan ve milletin bir bütün olarak kurtuluşunun şiddetle söz konusu olduğu bu devrede arz ettiğim bu hususlar üzerinde kesin bir karara varmanızı derin saygılarımla istirham ederim. Efendiler, gerçekten de Erzurum'da bulunduğum zamanlarda Kazım Karabekir Paşa karşılıklı olarak yaptığımız konuşmalarda da buna benzer görüşler ileri sürmüştür. Benim ileri sürdüğüm görüşler de aşağı yukarı şöyleydi. Her şeyden önce memlekette milletin varlık ve iradesini ortaya koymak ve bunu sarsılmaz bir şekilde milli mecliste temsil etmek gerekir. Bu da memlekette milli bir ülke etrafında kuvvetli bir teşkilat kurmak ve mecliste bu teşkilata dayalı bir grup bulundurmakla mümkündür. En güçlü şahsiyetlerin gayesi bu olmalıdır. Oysa şimdiye kadar görüldüğü üzere asıl olan bu noktaya önem verilmeksizin kendilerinde az çok liyakat görenler hemen hükümete geçmek heves ve hırsına kapılıyorlar. Bu gibi insanlar mecliste kendilerine dayanak olarak milli teşkilata bağlı güçlü bir grup oluşturamayınca geride yalnız saltanat ve hilafet makamı kalıyor. Bu yüzden Milli Meclisler milli şeref ve gücü temsil edemiyor milli istekler ortaya konamıyor ve gerekleri yerine getirilemiyor. Bu bakımdan bizim için başta gelen en önemli ilke, önce memlekette milli teşkilatı kurmak, sonra da bu teşkilattan kuvvet alan bir grubun başında mecliste çalışmak olmalıdır. Hükümet kurmaya veya kurulacak herhangi bir hükümete girmeye kalkışmakta yarar yoktur. Çünkü bu nitelikte bir hükümet, vatana ve millete hiçbir esaslı hizmet veremeden hemen düşmeye yahut da padişaha dayanarak meclise karşı ve dolayısıyla da millete karşı düşen bir durum olmaya mecbur olacaktır. Böyle olunca da birincisinde istikrarsızlık gibi büyük bir sakınca sürüp gidecek, ikincisinde de milli hakimiyetin yavaş yavaş yok derecesine getirilmesine hizmet edilmiş olacaktır. Nitekim sizlerce bilindiği ve fiili olarak da görüldüğü üzere biz memlekette önce milli teşkilat kurduk. Sonra meclisi topladık. Önce meclis hükümeti kurduk, ondan sonra da cumhuriyet hükümetini teşkil ettik. Bundan başka fırsat düştükçe kabineye girilmeyeceği, yüksek makam ve memuriyetler kabul edilmeyeceği ve aslında büyük ve milli gayeden başka hiçbir maksadın peşinde olmadığımız ve faaliyetimizin en büyük kısmının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuvayi Milliye'nin bir denge usulü olarak kalmasına çalışmaktan ibaret bulunduğu noktalarında millete karşı demeç ve bildirilerimiz vardı.'' Kazım Karabekir Paşa telgrafında her durumdaki görüşlerimi ve bu görüşe bağlı olarak yayınlanan bildirilerimizi hatırlatarak takdirlerini ifade ettikten sonra ancak bu güzel azim ve kararın şimdiye kadar bizde yapılmış denemeleri ve bunların verdiği sonuçları göz önünde bulundurularak daha geniş çaplı olmasını düşündüğümü de özellikle arz ederim diyorlardı. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa'nın bu görüş ve teklifi telgraflarının sonunda söyledikleri gibi vatan ve milletin kurtuluşunun söz konusu olduğu bir devirde ve benim de açıkladığım üzere daha memlekette hiçbir teşkilata ve milli güce güvenir ülkü sahibi bir grup varlığını ispat edememişken, her ne şekilde olursa olsun hükümet kurmaya veya kurulacak hükümete girmeye heves etmek elbette doğru olmazdı. Böyle bir davranışı memleket ve millet yararına hizmet gayesinden çok, şahsi hırs ve menfaate yahut da hiç olmazsa bilgisizliğe vermekte, kanaatimce asla isabetsizlik yoktur. Ancak efendiler, Karabekir Paşa'nın dediği gibi kabinenin ne şekilde ve nasıl kurulacağı, üyelerinin değer ve kişiliği ne olursa olsun, mecliste şekil bulmuş siyasi bir grubun ön planda gelen şahsiyetlerinin meclis içinde sürekli olarak söz sahibi ve denetleyici bir konumda olması, en önemli başarı şartı ve uygulanması zorunlu bir karar sayılamaz. Gerçekten de milli hakimiyet ilkesine bağlı olarak idare edilen medeni devletlerde, Kabul edilmiş olan ve fiilen yürürlükte olan kural, milletin genel eğilimlerini en yüksek düzeyde temsil eden ve bu eğilimlerin bağlı bulunduğu yararları en yüksek kudret ve yetkiyle gerçekleştirebilecek siyasi grubun devlet işlerini üzerine alması ve bunun sorumluluğunu en yüksek liderinin omuzlarına yüklemesi ilkesinden ibarettir. Zaten bu şartları taşımayan bir hükümet görev yapamaz. Hükümetin kuvvetli grup üyeleri arasından ve fakat birinci derecede olmayanlarından zayıf bir hükümet kurmak, onu partinin birinci derecedeki liderlerinin direktif ve tavsiyelere yürütmeye kalkışmak düşüncesi elbette doğru değildir. Bunun feci sonuçları özellikle Osmanlı Devleti'nin son günlerinde görülmüştür. İddiat ve terakki liderlerinin elinde oyuncak olan sadrazamlardan ve onların hükümetlerinden millete gelen zararlar sayılamayacak kadar çok değil midir? Mecliste hakim olan partinin hükümetin kurulmasını muhalif ve azınlıkta bulunan bir partiye bırakması ise asla söz konusu olamaz. Kural ve yöntemlere göre milletin çoğunluğunu temsil eden, programı belli olan parti hükümeti kurma sorumluluğunu üzerine alır, memlekette kendi gaye ve ilkelerini uygular. Kazım Karabekir Paşa'nın kendisi de hükümet işlerine karışmak istiyor. Zaten herkesçe bilinen ve o yolda hareket edilmekte olan bir gerçeği burada açıklamaktan maksadım, vatanseverlik, ahlak üstünlüğü, olgunluk ve buna benzer bir takım seçkin vasıflar gereğiymiş gibi gösterilmek istenen safsatalara karşı, milletin ve gelecek kuşakların dikkatli ve uyanık bulunmalarını sağlamaktır. Bu düşüncelerine vesile teşkil etmiş olan Kazım Karabekir Paşa'nın da bu noktada, genellikle benimle aynı düşünce ve görüşte bulunduğuna asla şüphem yoktur. Çünkü, Kazım Karabekir Paşa'nın maksadı elbette yalnız benim veya heyeti temsiliyede bulunan bazı arkadaşların hükümet kurmamasını veyahut hükümete girmemesini hedef almak değildi. Kazım Karabekir Paşa bu konuyla ilgili telgrafında Rauf Bey'in ve benim adımı söylerken bu gibi ön plandaki şahsiyetler demiş olduğuna ve kendisini aynı safta gördüğü doğal bulunduğuna göre elbette kendilerinin de prensiplerinin dışında kalamayacağı belliydi. Oysa Kazım Karabekir Paşa hatıramda yanılmıyorsam milletvekili olarak mecliste çalıştığı sırada bir durumun gereği olarak yeni bir kabine kurulması söz konusu oldu. Ben bu hususta görüşmek üzere Fethi Bey, Ferzi Paşa, Fuat Paşa, Kazım Paşa, Ali Bey, Celal Bey, İhsan Bey ve hükümetteki arkadaşlarla daha başka 10-15 arkadaşı ve bu arada Kazım Karabekir Paşa'yı Çankaya'ya davet etmiştim. Kazım Karabekir Paşa bana gelmeden önce Mecliste o tarihte parti genel sekreteri olan Recep Bey'in yanına giderek kendisini davet ettiğimi ve büyük bir ihtimalle hükümet başkanlığını teklif edeceğimi söyledikten sonra şimdiden kendisinin durum hakkında aydınlanmasına yardım edecek bilgileri varsa bildirilmesini söylemiştir. Kazım Paşa'nın Çankaya'da toplantı ve görüşme sırasındaki tutumu da orada hazır bulunanlar tarafından anlamlı görülmüştü. Kazım Karabekir Paşa görüşme sırasında bu şekilde de millete hizmetten çekilmediğini pek haklı ve yerinde olarak ifade etmişti. Görüşmeler bir noktaya saplandı. Hükümet Başkanı Fethi Bey mi, Karabekir Paşa mı olsun? Bu nokta üzerinde tartışılırken Kazım Karabekir Paşa bana 8 Ekim 1919 tarihinde tavsiye ettiği gibi kabinenin şekli ve kuruluş tarzı, üyelerinin değer ve kişilikleri ne olursa olsun, milli meclis içinde daima söz sahibi ve denetleyici olarak kalmayı, uygulanması zaruri bir karar saydığını söylemedi. Aksine, durumu hükümet kurmaya yetkili kılınmasını bekler nitelikte görülüyordu. Oysa daha vatan ve milletin tam olarak kurtuluşunun söz konusu olduğu devrin korkunç ve karanlık bir safhasını daha yaşıyorduk. Görüşmeyi sonuca bağlamadım. Ara verdiğim bir sırada Fevzi Paşa Hazretlerini bahçeye götürdüm kendisinin Fethi Bey ve Kazım Karabekir Paşalardan birini hükümet başkanlığına seçmekte hakem olmasını rica ettim. Fakat ikisini de aynı zamanda çağırıp konunun şahsi ve basit bir konu olmadığını, sorumluluğun vatanla ilgili ve büyük olduğunu belirttikten sonra açıktan açığa kendilerine bu görevi hangisinin daha iyi yapabileceklerini vicdanlarına başvurarak bizzat söylemeleri isteğinde bulunacaktı. Yeniden toplandık. Hükümeti ya Fethi Bey yahut da Karabekir Paşa kuracaktır. Görüşmelerin sonucundan bunu anlıyorum. Konunun çözüme bağlanmasında Ferzi Paşa hazretlerini hakem yapalım dedim. Kabul edildi. Marşal Fethi Bey'i ve Karabekir Paşa'yı aldı, bahçeye çıktılar. Belirttiğim şekilde hareket edilmiş, Fethi Bey ben daha iyi yaparım demiş. Maraşal da bu konuda bulunmuş ve Fethi Bey seçilmiştir. Böylece Karabekir Paşa'nın hükümeti kurmakla görevlendirilmesine yardımcı olması fırsatı ortadan kalkmış bulundu. Padişah köleliğiyle elde edilen iktidar makamı iktidarsızlık örneğidir. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinesiyle başladığımız temas noktasına gelelim. Arz etmiştim ki hükümet bize bildirisini yayınlamadan önce vermediği için biz de millete yapacağımız bildiriyi hükümetin görüşünü almaya gerek duymadan yayınlamıştık. Bunun üzerine hükümet Cemal Paşa vasıtasıyla daha dört maddenin çeşitli yollarla yayınlanmasını gerekli bulmakta olduğunu 9 Ekim'de bildirdi. Bu maddeler şunlardı: 1. İddiaçılarla bir ilişkinin bulunmadığı, 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na karışmasının doğru olmadığı, buna sebep olanlar aleyhinde adları da açıklanarak bazı yayınlar yapılması ve haklarında kanuni kavuşturma açılarak cezalandırılmaları, 3 bütün savaş suçlularının kanuni cezadan kurtulamayacakları, 4. Seçimlerin serbestçe yapılacağı. Cemal Paşa bu maddeleri saydıktan sonra bunların açık bir şekilde belirtilerek yayınlanmasının, içeride ve dışarıda bir takım yanlış anlamaların önüne geçeceğini ileri sürerek ve memleketin yüksek çıkarlarının bir gereği olarak özellikle olumlu karşılanmasını rica ediyordu. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinesinin ne kadar cılız düştüğünü ve gerçeği kavramaktaki görüş kıttığını anlamak için bu maddeler sanki birer ölçüdür. Devletin içine düştüğü felaket uçurumun derinlik ve dehşetini görmekten aciz olan zavallılar, elbette ciddi ve gerçek çareyi görmemek için gözlerini yumarlar. Çünkü o ciddi ve gerçek çare kendilerini daha çok dehşete düşürür. Akıl ve kavrayışlarındaki kısırlık, tabiat ve ahlaklarındaki zayıflık ve soysuzlaşma gereği böyledirler. Çoktandır köle olduğuna şüphe kalmamış olması gereken padişah ve halifenin köleliğiyle elde edebilecek iktidar makamının iktidarsızlığa örnek olması tabi değil miydi? Ferit Paşa'nın yerine gelen Ali Rıza Paşa ile bir kısmı bundan önceki kabinede görev almış bulunan yeni çalışma arkadaşları, Ferit Paşa'nın bırakmış olduğu noktadan başlayarak onun sonuçlandıramadığı düşman emellerini takip ve sonuçlandırmaya çalışmaktan başka zaten ne yapabilecekti? Bu bizce açık olarak biliniyordu. Fakat tahmin ve takdir buyurulacak birçok düşünce ve sebeplerle hazımlı ve sabırlı davranmaktan başka çıkar yol yoktu. Damat Şerif Paşa milleti zehirliyor. Efendiler, yeni kabine içinde yer alan ve heyeti temsiliyemizin elçisi durumunda olan Cemal Paşa ile yapılan ve yapılmakta olan haberleşmelerimiz, yüce topluluğunuza dahiliye nezareti makamını tutan Damat Mehmet Şerif Paşa'dan söz etmemi geciktirdi. Biz yeni kabineyle uzlaşma yolu ararken Şerif Paşa çoktan milleti zehirlemeye başlamış bulunuyordu. Nezarte geçtiğini bildiren 2 Ekim tarihli genelgesinin metni hatırlanırsa orada şu cümlelere rastlanır. Vatandaşların tam bir uyum ve birlik içinde bulunmaları devletin gerçek çıkarlarının bir gereği olduğu halde bir süredir memlekette bozgunculuk ve bölücülük belirtilerinin görülmesi güçlüklerin bir kat daha artmasına yol açacağından pek çok üzüntü vericidir başarı hükümetin gösterdiği yolda gitmekle ve memleket çıkarlarını ilgilendiren konularda zararlı davranışlardan kaçınmakla elde edileceğinden hemen merkezlere ve merkeze bağlı olan yerlere bu yolda tavsiyelerde bulununuz. Efendiler, Damat Ferit Paşa'dan daha akıllı olduğunu söyleyen Damat Şerif Paşa pek acemice işe başlamış oluyor. O tarihlerde İstanbul'da bizi asi, anarşist, simple soldat, basit asker sayan bazı romancılar gibi Damat Paşa da bizi ancak ahmakları aldatabilecek kendi kısa aklınca gafil ve anlayışsız sanıyordu galiba. Oysa biz Nazır Paşa'nın alçakça niyetini hemen anlamış ve daha uyanık bir durum almış bulunuyorduk. Şerif Paşa bizim tutum ve gidişimizi, Ferit Paşa kabinesini düşürmek için milletçe yapılan teşebbüsleri, memlekette bozgunculuk ve bölücülük belirtileri olarak gösteriyor ve pek çok esef ediyor. Bir de efendiler, Hükümetin Dahiliye Nazırı Mehmet Şerif imzasıyla yayınlanan duyurusunun birkaç noktasına hep birlikte göz gezdirelim. Bugünkü kabine tam bir uyum içindedir. Çok doğrudur. Bu durum bütün çıplaklığıyla kendini gösterecektir. Temel konularda görüş birliği içindir, hiçbir partiye bağlı değildir, çeşitli siyasi grupların hiçbirine de eğilimi yoktur. Hepsinden manevi destek bekliyor. Bu cümlelerden çıkan anlam açıktır. Hükümet milli teşkilat ve onu idare eden heyeti temsili ile beraber değildir. Hatta ona karşı bir eğilimi bile yoktur. İtilaf ve Hürriyet Partisi'nden, Muhipler Cemiyeti'nden, Kızıl Hançerlilerden, Nigeh Bancılardan ve mevcut öteki derneklerden ne kadar destek bekliyorsa, bizden de ancak o kadar. Cemal Paşa vasıtasıyla bizi oyalama ve aldatma gayesiyle çekilen telgraflarda yazılanlar hep yalandır. Sonra efendiler şu cümleyi okuyalım. Memleket, kaderinin milletin vekilleri aracılığıyla belirlenmesi başlıca emelimizdir. Bundan çıkan anlam da şudur. Sivas'ta birkaç kişi toplanmış, millet adına söz söylüyor. Milletin kaderiyle ilgileniyor. Heyeti temsiliye diye bir de ünvan takınarak, üstlerine vazife olmadığı halde millet ve memleketin işlerine karışıyorlar. Bunların sözüne dinlemeyiniz. Çünkü bunlar milletin vekilleri değildir. Hükümet bu bildiride barış konusundaki görüşünü de şöyle açıklıyor. Wilson prensiplerinden hakkıyla yararlanılarak Osmanlı Devleti'nin bir bütün halinde ve padişah etrafında toplanmış bağımsız bir devlet olarak yaşamasını sağlayıcı hiçbir teşebbüsten geri durulmayacaktır. Yeni kabine bu görüşlerinde başarıya ulaşacaklarını belirtmek üzere şu delili ileri sürüyor. Zaten büyük devletlerin adalet duyguları ile gerçekten gittikçe açıklık kazanmakta olan Avrupa ve Amerikan kamuoyunun ölçülü davranma isteği bu konuda güven verici olmaktadır. Efendiler, bütün bu düşünceler Ferit Paşa kabinesinin padişah ağzından yayınladığı bildiri de yazılanların harfi harfine aynı değil midir? Bu türlü bildiriler yayınlamaktan maksat milleti aldatmak ve miskinliğe sürüklemek değil midir? Hangi adaletten söz ediliyor? Hangi ölçülü davranma isteğinden dem vuruluyor? Bunların asılları var mıydı? Memleketin hükümet merkezinden başlayarak yabancılar tarafından her yerde yapıla gelenler gerçekten bunun aksini ispat edecek fiili ve apaçık deliller değil miydi? Gerçekte Wilson prensipleriyle birlikte sahneden çekilmiş ve Osmanlı ülkesine ait toprakların Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, İzmir'de, Adana'da ve her yerde işgaline seyirci bulunmuyor muydu? Bu kadar kesin yıkılış belirtileri karşısında aklı, kavrayışı, vicdanı olan adamların kendi kendilerini aldatmalarına ihtimal verilir mi? Bu gibi adamlar aslında kendilerini aldatacak kadar budala olurlarsa, onların memleket kaderini elde tutmalarına aklı eren ve korkunç gerçeği görenler katlanabilirler mi? Eğer bu adamlar gerçeği biliyorlar ve kendilerini aldatmıyorlarsa, milleti kandırarak bir koyun sürüsü halinde düşmanın pencesine teslim etmek için Canlı başla çalışmalarına ne anlam verilebilir? Bütün bu noktalar göz önünde bulundurularak verilecek hükmü kamuoyuna bırakırım. Tek kusurumuz. Efendiler, hükümetin bildirisinin anlamsızlığını ve taşıdığı düşüncelerin sakatlığına rağmen biz heyeti temsili adına aynı tarihte 7 Ekim günü yeni kabineyi destekleme kararı veriyoruz. Yeni hükümet ile milli dava arasında tam bir uzlaşma meydana geldiğini millete müjdeliyoruz. Her yerde hükümet işlerine asla karışılmamasını sağlayarak hükümetin kuvvetini artıracak ve işlerini kolaylaştıracak tedbirler alıyoruz. İçeride ve dışarıda tam bir birlik olduğunu fiilen ispat edecek bir durum alıyoruz. Özet olarak memleketin kurtuluşunu sağlayabilmek için dürüstlük ve içtenlikle düşünenlerin akıl ve vicdan bakımından yapmaya mecbur oldukları akla gelebilecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Milletvekillerinin bir an önce seçilmesini sağlamak için teşvik ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Yalnız bir şey yapmıyoruz. Milli teşkilatı dağıtmıyoruz. Tek kabahatimiz budur. Damat Ferit Paşa'dan sonra diğer bir damat paşanın etrafında sadrazam diye nazır diye toplanmış bir takım kuş beyinleri alçak bir padişahın alçakça düşüncelerini kolaylıkla uygulayabilsin diye serbest bırakmayacağımızı hissettiriyoruz. Temsilcimiz Cemal Paşa kabine hakkında bizim olumlu kanaatımızı alabilmek ve güvenimizi kazanabilmek için her çareye başvurmaktan geri durmuyor. Ahmet İzzet Paşa'ya da kabineyi öldürerek varlığımızın silinmesi gereğine dair öğütler verdiriyordu. Ahmet İzzet Paşa'nın öğütleri. Gerçekten de Ahmet İzzet Paşa'nın şifre içinde kalan imzasıyla Cemal Paşa'dan 7 8 Ekim 1919 tarihli şöyle bir telgraf almıştık. Harbiye 7 8 Ekim 1919 Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Yeni kabinede çoğunlukla olan eski ve yakın arkadaşlarımı ziyaret ederek durumun ne merkezde olduğu konusunda bir serbest görüşmesi yapmış idim. Öğrendiğim bazı durumlar üzerine millet ve memleketin hayati çıkarlarını düşünerek ve aramızda öteden beri süre gelen dostça ilişkilere askerlikten gelen kardeşçe duygulara güvenerek aşağıdaki düşünceleri hemen belirtmek istiyorum. Birkaç aydan beri memleketin uğradığı istila ve yok olma tehlikesinin önüne geçilebilmek için Şimdiye kadar Kuvay Milliye'nin ve milli mücadelenin yaptığı yararlı etkiler herkesçe kabul edilmiştir. Yalnız bu hizmetin sonuçlarını alabilmenin, bundan sonra bilgi ve görüş sahibi kanuni bir yönetimin kurulmasına bağlı olduğu da gerçeği görenlerce kabul edilmektedir. Artık hükümet ve milletin ikilikten ayrılarak bir birlik manzarası göstermesine, aciz görüşüme göre tezelden zaruret vardır. Kabineyi oluşturan şahısların iyi niyetli ve tutarlı düşüncelerine herkesin güveni olduğu inancındayım. Hiçbir kabinenin görevini sürekli olarak yapmasına imkan bırakmayacak iç meselelerin dış siyaset üzerindeki korkunç etkileri bir açıklamayı geciktirmeyecek kadar belirgindir. Milletvekillerinin bir an önce seçilmesi ve meclisin toplanması için Osmanlı hükümetince acil tedbirler alınmaktadır. Vatanın kurtarılması uğrunda gösterdikleri kahramanca azim ve niyetlerinin hükümet üyelerince nasıl karşılandığı, bugünkü bildirden anlaşılacağından, samimiyetle bir görüş birine varılacağına güvenim tamdır. Ancak bu sabah bendenizin yanına gelen, durumu bilen ve güvenilir bir kişi, Kütahya ve Bilecik taraflarında istenmeyen bazı naaş olayların çıktığını söylemiştir. Bizi anlaşmazlık ve çözülmeye sürüklemek için dışarıdan ve içeriden birçok teşvik ve kışkırtmalar olacağını tahmin ve kabul etmek tabidir. Öte yandan dün nazırlardan birinin gösterdiği Kastamonu Vali Vekili'nden gelmiş bir telgrafla da bazı memurların tayini ve cezalandırılması gibi işlerde İstanbul hükümetine sanki emredilmek isteniyordu. Bu gibi durumlar devleti bu kerteye indirmiş olan ve sizce de ne derecede kötülendiği bildiri ve yetki tanıma belgelerinde memnuniyetle görülen kötü idareyi aynen taklit etmek olacağından, böyle kimselere bu türlü davranma fırsatının verilmemesini, Herkesçe bilinen zeka ve anlayışınızdan beklerim. Özet olarak artık memlekette birliğin sağlanmasını ve temel kanunlar çerçevesinde hükümetle bağlantı kurulmasını içtenlikle tavsiye ve rica ederim. Ahmet İzzet Harbiye Nazırı Cemal. Bu telgrafa elden geldiği kadar hiçbir kişisel duygu ve düşüncemizi belli etmemeye çalışarak yumuşak ve hatta inandırıcı bir karşılık vermek uygun görüldü. Cevap şudur: Sivas 7-8 Ekim 1919 Şifre İlgi 7-8 Ekim 1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Ahmet İzzet Paşa Hazretlerine Yüksek düşünceleriniz değerine yarışır önemle dikkate alındı. Milli mücadelenin etkileriyle ilgili olumlu kanaate teşekkür edilir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılan milli hizmetlerin tutarlı ölçülerle devam ettirileceğine, kanuni bir yönetimin tam olarak kurulmasına bütün varlığımızla çalışılacağına güven buyurulmasını rica ederim. Çünkü mücadelemiz kanuni bir devrenin açılmasını hedef almaktadır. Tanrı'ya şükürler olsun. Hükümet ile millet tam bir görüş birliğine varmış olduklarından bundan sonra da devam edeceğinden emin bulunduğumuz karşılıklı samimiyet ve olgunluk derecesine ulaşmış olan birlik kendini millet ve memleket çıkarlarını garanti edecek şekilde ortaya çıkaracaktır. Kötü uygulama ve siyaseti herkesçe bilinen Ferit Paşa kabinesinin milletin uymaması, gaye ve hareketlerine katılmamış olması, dış politikamız üzerinde hiçbir tehlikeli etki uyandırmamış, aksine Ferit Paşa kabinesinin sebep olduğu bütün kötü etkileri ortadan kaldırarak, şükranla karşıladığımız bugünkü elverişli siyasi durumumuzu sağlamıştır. Milletin güvenini kazanmış olan bugünkü kabineyle anlaşmış bulunmanın, içteki durumumuzu dış siyaset üzerinde pek yararlı ve etkili kılacağına şüphe yoktur. Olağanüstü durumlarda bazı yerlerde istenmeyen bazı olayların çıkmış olması, kaçınılması imkansız, zoruri ve olan şeylerdir. Özellikle Kütahya, Bilecik ve Eskişehir gibi yerlerdeki suçsuz, haksızlığa uğramış halkın karşılaştığı baskı ve kötülükler, lütfen ve biraz da insaflıca düşünülürse, şikayet konusu olarak görülen olayların ne kadar haklı olduğu bir an üzerinde durmakla anlaşılır. Buralardaki acıklı ve iç sızlatıcı duruma da eski hükümetin miskince davranışının sebep olduğu düşünülünce bu olaylardan milli mücadeleyi sorumlu tutmaya kalkışmak haksızlık olur inancındayım. Kastamonu vali vekilinin zatı devletlerince söz edilen telgrafından dolayı kendisini de anlayışla karşılamanızı rica edeceğim. Çünkü bu biçim başvuru yalnız Kastamonu'dan değil, daha başka yerlerden de yapılmıştı. Yeni kabinenin kararsız gibi görünen başlangıçtaki tutumu bir iki gün daha devam etseydi, bu türlü başvurular memleketin her köşesinden yağacaktı. Bundan böyle, bu gibi hareketlere asla meydan verilmemesi için gereken her türlü tedbir alınacak, gerekli etkiler yapılacak ve zatı devletlerinin tavsiyelerine uyularak tam anlaşmanın gerçekleşmesi ve temel kanunlar çerçevesinde hükümetle yakın işbirliği sağlanması için samimi olarak çaba harcanacaktır. Saygı ve hürmet ile ellerinizden öperim efendim. Mustafa Kemal Ali Rıza Paşa, Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor. Efendiler, Ahmet İzzet Paşa'nın yazdığı nasihatnamenin ve buna verdiğimiz cevabın gözden geçirilmesi bir hatıramı canlandırdı. Milletçe bilinmesi ve tarihe geçmesi için onu da söylemiş olayım. Ali Rıza Paşa bir gün Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret eder. Sohbet sırasında aleyhimde olur olmaz bazı şeyler söyler ve bu dedikodulara önemli bir keşfini de ekler. Cumhuriyet kuracaklar, cumhuriyet diye bağırır. Doğrusunu isterseniz efendiler, Makedonya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı orduları başkomutanı Ali Rıza Paşa'nın aslanlardan oluşmuş bulunan koskoca Türk ordularını bozguna uğratıp yok ettirdikten ve verimli Makedonya topraklarını düşmana terk edip bağışladıktan sonra, devletin en kritik anında Vahdettin'in emellerine hizmet için gereken vasıfları kazanmış olduğuna ve bu ünlü ordular başkomutanının bu defa da kendine en becerikli yardımcı olarak eski genelkurmay başkanını harbiye nezaretine getirmeyi düşüneceğine olağan gözüyle bakılabilirdi. Fakat milli mücadelenin cumhuriyet hedef aldığını bu kadar çabuk ve kolaylıkla sezip kavrayabileceğine hayran olmamak mümkün değildir. Efendiler, bana bu bilgiyi veren, bu hikayeyi bizzat İzzet Paşa'nın ağzından işiten ve şimdi içinizde bulunan ve çok değerli bir arkadaştır. Salih Paşa Heyeti Temsile ile görüşmek için geliyor. Efendiler, Cemal Paşa 9 Ekim 1919 tarihli bir şifreyle Heyeti Temsile ile yakından görüşmek üzere Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın yola çıkmasının uygun görülmekte olduğunu bildirdi. Fakat Salih Paşa biraz rahatsız olduğu için görüşme yerinin mümkün olduğu kadar yakın olması ve İstanbul'dan deniz yoluyla hareketinin yerinde olacağının düşünüldüğü belirtildikten sonra heyeti temsiliyeden kimlerle ve nerede görüşüleceğinin tasarlandığını sordu. 10 Ekim'de verdiğimiz cevapta görüşme yeri olarak Amasya'yı tespit ettik. Görüşmek üzere heyeti temsil eden benimle birlikte Rauf ve Bekir Sami Beyler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paşa'nın İstanbul'dan hangi gün hareket edeceğinin ve Amasya'ya ne zaman gelebileceğinin gün ve saatinin de bildirilmesini rica ettik. Efendiler, memleketin her tarafında milli teşkilatın genişletilmesi ve köklendirilmesi çalışmalarına devam ediyorduk. Aynı zamanda milletvekili seçimlerinin yapılmasını sağlamaya ve çabuklaştırmaya çalışıyorduk. Bu konudaki görüşlerimizi gerekenlere de bildirerek bazı kimseleri tavsiye bile ediyorduk. Ancak cemiyet adına aday göstermemeyi prensip olarak kabul etmemekle birlikte milletvekili olmak için başvuranların Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ilkelerini ve kararlarını benimsemiş kimselerden olmasını yürekten istiyor ve bu gibi kimselerin cemiyet adına kendiliklerinden adaylıklarını koymaları gereğinde ilan ediyorduk. Milli davaya hizmet eden memurların birer sebep uydurularak nakledilmesi ve yerlerinin değiştirilmesi, milli davaya karşı oldukları için millet tarafından kovulan memurların da memurluk sıfatlarının korunmaya devam edilmesi yüzünden bazı yerlerden yeni kabine ile uyuşmanın ne demek olduğunun anlaşılamadığı yolunda sitem ve şikayetler gelmeye başladı. Bu hususu 11 Ekim'de Cemal Paşa'ya yazarak kabinenin dikkatini çekmek istedik. Askeri Nigehban Cemiyeti Bir de efendiler bilirsiniz ki İstanbul'da Askeri Nigehban Cemiyeti diye bir bozguncu grubu türemişti. O zamanki bilgilere göre bu grubun başında bulunanlar Kiraz Hamdi Paşa, hırsızlıktan dolayı ordudan kovulmuş Kurmay Albay Refik Bey, eski Halaskar grubundan Binbaşı Kemal Bey, eski Bandırma Sevkiyat Başkanı Topçu Binbaşılarından Hakkı Efendi ve daha bu dernekle ilişkisini kesip kesmediği bilinmeyen ve ordudan atılmış bulunan Kurmay Binbaşı Nevres Bey gibi çeşitli yolsuzlukları yüzünden ordudan atılmış yahut da emekli edilmiş bulunan kimselerle ahlaksızlıklarıyla tanınmış az sayıdaki kimselerden ibaretti. İşte bu dernek, İkdam Gazetesi'nin 23 Eylül 1919 tarih ve 8123 sayılı örneğinde bir bildiri yayınlamıştı. Dernek bu bildirisiyle kendilerine vatan ve milletin bekçisi süsünü vermek istiyordu. Cevat Paşa'nın Harbiye hazırlığı zamanında bu dernek hakkında kovuşturmaya başlanmıştı. Değişikliklerden dolayı arkası kesildi. Böyle bir derneğin varlığı ve faaliyeti ordu mensuplarının sinirlerini geriyordu. Heyeti temsileye başvurular başlamıştı. 12 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'dan kendi başarısı bakımından bu fesat yuvasının kökünden sökülüp atılmasını ve mensuplarının şiddetle cezalandırılmalarını ve bu yoldaki işlemlerin orduya bildirilmesini rica ettim. Cemal Paşa'dan 14 Ekim'de aldığım "Bu kesin olarak kararlaştırılmıştır." şeklindeki kısa ve kesin dilli telgrafı 15 Ekim'de bütün orduya özel olarak duyurdum. Fakat Cemal Paşa'nın bu kesin kararının hiçbir zaman uygulandığını hatırlayamıyorum. İşgali suçlamayan bir siyaset Efendiler, hatırlayacaksınız İngilizler Merzifon'u ve arkasından da Samsun'u boşaltmışlardı. Bu münasebetle ve Ferit Paşa kabinesinin düşmesi üzerine Sivas halkı Fener Alayı düzenledi ve gösterilerde bulundu. Bir takım söylevler verildi. Bu sırada halk da kahrolsun işgal diye bağırdı. Sivas'ta yayınlanan İrade-i Milliye gazetesi bu olayı olduğu gibi yazdı. Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa bu gazetenin haberlerine dayanarak Sivas iline yaptığı bir bildiride kahrolsun işgal şeklindeki yazılar hükümetin bugünkü siyasetine uygun değildir diyordu. Bu ne demektir efendiler? Hükümet işgali suç saymayan bir politika mı gidiyordu? Yoksa kahrolsun işgal dedikçe memlekete daha çok işgale mi yol açılacaktı? İşgal ve saldırı karşısında milletin sessizlik ve sükunet içinde kalması, işgalden tepkilenmiş görünmemesi mi akla ve politikaya uygundu? Böyle sakat ve hayvanca bir düşünce, çöküş ve yok oluş uçurumuna kadar tekmelenmiş bir devleti kurtarabilecek siyasete temel olabilir miydi? İşte bu münasebetle 12 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdığım bir telgrafta vatanın bir kısmının boşaltıldığını gören milletin bu şekilde hatta daha da belirgin bir şekilde duygularını açığa vurmuş olmasını pek uygun ve yerinde gördüğümüzü ve milletin gerçek duygularına dayanarak hükümetin bu haksız işgalleri siyasi bir dille resmen reddetmesini bugüne kadar ateşkes anlaşmasına aykırı olarak yapılmış müdahaleleri protesto ederek yapılanların düzeltilmesini isteyeceğini beklemekteyiz dedikten sonra bu vesileyle hükümetin gütmekte olduğu politikada heyeti temsiliyece henüz bilinmeyen noktalar varsa aydınlatılmasını rica ettim. Temsilcimiz ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın cevabı pek ilgi çekicidir. 18 Ekim 1919 tarihli olan bu cevapta şu cümlelerin taşıdığı anlam dikkate değer. Milli dava çerçevesi içinde işleri yürütme sorumluluğunu yüklenmiş olan İstanbul hükümeti, tutumunda ve işlerinde siyasi mecburiyetleri kollamak, yabancılara karşı daha konukseverce ve yumuşakça hareket etmek zorundadır. Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nazırı. Efendiler, Rıza Paşa kabinesi ve o kabinede Harbiye Nazırı olan zat, Aziz vatanımızı işgal eden, süngülerini milletin canavına saplayan düşmanları misafir kabul ediyor ve onlara karşı konukseverce ve yumuşakça harekette bir zaruret görüyor. Bu ne görüştür? Bu ne kafadır? Milli dava bu muydu? Harbiyen hazırı özellikle milli teşebbüslerinin yanlış yorumlanması yolunda girişilen faaliyetlerin daha güçten düşmediği şu sıralarda işaret ettiğim dikkatli davranışların yersiz olmadığı kabul buyurulur inancında olduğunu söyleyerek milli teşebbüslerden zarar görülmüş olduğunu anlatmaya, bu yüzden meydana gelen kötülüğü tamir için tedbirlerinin yersiz olmadığını bize de kabul ettirmek ustalığını göstermeye çalışıyor. Harbiye Nazırı telgrafını şu cümleyle bitiriyor. Olgunluğunu eserleriyle ispatlamış olan yüce milletin güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümetin, işlerinde serbest kaldıkça dışarıya karşı sözünü daha çok dinleteceği açık bir gerçek olduğuna göre, saygıdeğer heyeti temsil eden hükümetin yaptığı işleri daha çok desteklemelerini rica ederim. Efendiler, Cemal Paşa gerçekten önemli noktalara dokunuyor. Önce milletin olgunluğunu ispat ettiğini söyleyerek, bizim millet adına öne düşüp yol göstermemize ihtiyaç olmadığını, dolaylı bir şekilde hissettirerek bizi millet nazarında gereksiz bir takım müdahaleciler sayıyor. İkinci olarak bizim hükümeti serbest bırakmadığımızı ve bu yüzden dışarıya karşı sözünü dinletmeye engel olduğumuzu söylüyor. Efendiler, yüce milletimizin olgunluğunu ispat eden eserler Erzurum, Sivas kongreleri ile bu kongrede aldığı kararlar, bu kararların uygulanmasına çalışmak şekliyle birlik ve dayanışma yaratılmaya başlanması ve Sivas Kongresi'ni yapanları yok etmeye kalkışan Damat Ferit Paşa kabinesini düşürmek gibi işler, davranışlar ve uyanıklıktı. Bu kadarla yetinmek bütün bu hareket ve faaliyetlerde olduğu gibi bundan sonra da millete önderlik etmek gibi vicdani bir görevden vazgeçerek hükümeti serbest bırakabilmek ancak bir şartla mümkün olabilirdi. O da serbest kalmaya layık olduğu anlaşılacak, Millet Meclisi'ne dayalı milli bir kabinenin memleket ve millet mukadderatını gerektiği şekilde üstlendiğine inanmaktı. Milletin kahrolsun işgal şeklindeki protestosunu boğmaya çalışan Duygu ve kavrayıştan yoksun, hayvanca insanlardan kurulu ve içinde hainler bulunan bir heyetin ahmakça, bilgisizce ve miskince hareketlerine seyirci kalmak akıl ve anlayış sahibi vatansever kimselerden beklenebilir miydi? Bir de efendiler, Cemal Paşa milletin güvenini kazanmış bulunan bugünkü hükümet sözüyle pek büyük ve apaçık bir yalana başvuruyordu. Milletin hükümete güven duyup duymadığı daha belli değildi. Bu söz ancak ve hiç olmazsa kabine millet meclisi huzurunda güven oyu aldıktan sonra söylenebilirdi. Oysa daha millet meclisinin üyeleri bile seçilmiş değildi. Harbiye Nazırı bu sözü söylediği dakikada yalnız bir tek kişinin güvenini kazanmış bulunuyordu. O da devlet başkanlığı makamını kirletmekte olan hain Vahdettin idi. Heyeti temsilinin kendileriyle uyuşmaya ihtiyaç duymuş olmasını millet adına güvene sahip olmakmış gibi kabul etmek istiyordu. Eğer maksatları buydu ise milletin kendilerine güven aracı olan bu heyeti aradan çıkarma gereği nereden doğuyordu? Milli teşkilat genişliyor ve güçleniyor. Efendiler, Ferit Paşa hükümetinin düşmesi memlekette kararsızlık içinde bulunan bazı yerlerin de duyguları ve maneviyatları üzerinde olumlu etki yaptı. Her tarafta sivil ve askeri idareciler başta olmak üzere teşkilata hız verildi. Ali Fuat Paşa batıdaki illerin hemen hepsiyle ilgilendi. Eskişehir, Bilecik ve arkasından Bursa bölgelerinde bizzat dolaşmak ve gereken kimselerle haberleşmek şekliyle çalışıyordu. Balıkesir'de bulunan Albay Kazım Bey, Meclis Başkanı Kazım Paşa o bölgenin milli teşkilat ve askeri hazırlıklarıyla ilgileniyor ve uğraşıyordu. Bursa'da bulunan Albay Bekir Sami Bey 8 Ekim'de Ferit Paşa'nın adamı olan valiyi İstanbul'a göndererek kongrenin kararlarını uygulatmaya başlatmış ve bir merkez heyeti oluşturmuştu. Milli teşkilat ile uğraşıldığı kadar milletvekili seçimiyle de büyük bir ilgiyle ulaşılıyordu. Memleketteki bütün milli kuruluşların aynı adı altında heyeti temsiliyeye bağlı olması ilkesi izleniyordu. Eskişehir, Kütahya, Afyon Karahisar bölgelerinde teşkilatın kuvvetlendirilmesi için Aydın, Konya, Bursa, Balıkesir bölgelerinde bağlantı kolaylığı sağlayıcı tedbirler alınıyordu. Batı cepheleri üzerinde harbiye nezaretine bilgi veriliyor. Hükümetçe ne gibi işler ve tedbirler düşünüldüğü de sorularak hükümetin ilgisi çekilmeye çalışılıyordu. Efeler tarafından idare edilen Aydın cephesindeki kuvvetlere bir komutan gönderme konusu düşünülmeye başlandı. İşgal altındaki yerlerde gizli milli teşkilat kurulması için 14 Ekim'de Ali Fuat Paşa'ya ve Afyon Karahisar'daki 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey'e yazıldı. Bununla birlikte bu tarihlerde daha bazı yerlerden amacın iyice anlaşılamadığı görülüyordu. Örnek olarak Reddi İlhak Cemiyetlerinin kendi adlarına tebliğler yayınladıkları oluyordu. 10 Ekim 1919 tarihinde Reddi İlhak Cemiyeti Başkanı'nın imzasıyla gönderilen bir yazıda 22 Ekim'de büyük bir kongrenin toplanacağı, bu kongreye iki temsilci gönderilmesi illerden isteniyor ve bir takım tedbirler alınması bildiriliyordu. Öbür taraftan Karakol Cemiyeti'nin de İstanbul'dan başka Bursa yöresinde de faaliyette bulunduğu anlaşıldı. Bu dağınıklığın önüne geçmek için gereken tedbirler alındı. Özellikle Ali Fuat Paşa'ya, Balıkesir'de Kazım Paşa'ya, Bursa'da Bikir Sami Bey'e, Bursa Merkez Heyetine gerektiği şekilde yazıldı. İtilaf ve Hürriyet Cemiyeti de düşmanlarla birlikte Anadolu'da milli davaya karşı örgütlenmek üzere 75 kişi göndermiş. Bu haber alındı. Kol orduların dikkati çekildi. İstanbul'da gizli çalışmaya karar verildi. Teşkilatın genişletilmesi için Trakya'ya Cafer Tayyar Bey aracılığıyla talimat verildi. Meclisi Mebusa'nın toplanacağı yer Efendiler, bir yandan milletvekillerinin seçilmesine çalışırken, bir yandan da Meclisi Mebusa'nın nerede toplanabileceği düşüncesi kafamızı kurcalıyordu. Hatırlayacaksınız ki Erzurum'dan Refet Paşa'nın bu konuyla ilgili bir telgrafına cevap verirken meclis toplanmalı. Fakat İstanbul'da değil Anadolu'da demiştim. Çünkü ben meclisin İstanbul'da toplanması kadar mantıksız ve maksatsız bir davranış düşünemiyordum. Ancak bu hususta yetkili olanları ve kamuoyunu bu gerçeği inandırmadıkça düşüncemizin gerçekleşmesi mümkün değildi. İstanbul'da toplanmanın sakıncalarını olduğu gibi gözler önüne sermek gerekiyordu. Bu maksatla ve milli davayı Rumlara ve yabancılara, Hristiyanlara karşıymış gibi göstermek için Ali Kemal ve Mehmet Ali Beylerin gayretleriyle Ermeni Patrikhanesi'nde yapılan toplantılar ve Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin teşebbüsleri üzerine Harbiye Nazırı aracılığıyla İstanbul hükümetinin dikkatini çektik. Onu Ekim 1919 tarihinde Meclisi Mibusa'nın açılışından sonra Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin nasıl bir siyasi durum alması gerektiği görüşünde bulunduğunu, Cemal Paşa aracılığıyla hükümetten öğrenmeye çalışırken, Meclis-i Mebusa'nın İstanbul'da toplanmasında ne gibi siyasi bir güvence elde edileceğinin düşünüldüğünü de sorduk. Aynı tarihte Meclis-i Mebusa'nın İstanbul'da korkusuzca toplanmasını sağlamak için hangi güvenlik ve korunma tedbirlerinin alınması düşünüldüğünü ve ne yapılmak gerektiğini, İstanbul'daki teşkilatımızın merkez heyetinde bulunan ve Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı olan Albay Şevket Bey'den sorduk. Amasya Görüşmesi Efendiler, hatırınızdadır ki Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya'da bir görüşme kararlaştırılmıştı. Nazır Paşa ile hükümetin dış politikası, iç idaresi ve ordunun geleceği ile ilgili konular üzerinde görüşülme ihtimali vardı. Bu nedenle kolordu komutanlarının düşünce ve görüşlerini önceden bilmek bence pek yararlıydı. Salih Paşa ile Amasya'da 20 Ekim'de başlayan görüşmelerimiz 22 Ekim'de son buldu. 3 gün süren görüşmelerin sonunda ikişer örnek olmak üzere 5 ayrı protokol düzenlendi. Salih Paşa'da kalanlar bizim tarafımızdan, bizde kalanlar Salih Paşa tarafından imza edildi. İki protokol gizli sayılarak imza edilmedi. Amasya görüşmesi sonunda alınan kararlar kol ordulara da bildirildi. Efendiler, bu münasebetle bir noktayı belirtmek isterim. Bizce temel alınan husus, milli teşkilatın ve heyeti temsiliğinin İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmış bir siyasi varlık olduğunun, görüşmelerimizin resmi bir nitelik taşıdığının ve sonuçlarına mutlaka uyulması gerektiğinin taraflarca resmen söz verilmiş bulunduğunu tasdik ettirmekti. Bundan dolayı görüşmelerin sonuçlarını içine alan kayıtların protokol olduğunu kabul ettirmek ve İstanbul hükümetinin temsilcisi olan Bahriye Nazırı'na imza ettirmek önemliydi. 21 Ekim 1919 tarihli protokol metni denebilir ki hemen bütünüyle Salih Paşa'nın teklifleri olup kabulünde sakınca görülmeyen bir takım maddelerden ibarettir. 22 Ekim 1919 tarihli ikinci protokol uzun süren tartışmalı bir görüşmenin kayıt şeklindeki özetidir. Bu görüşmede her iki tarafın hilafet ve saltanat konusundaki karşılıklı güvenceleriyle ilgili geniş açıklamaları içine alan bir girişten sonra Sivas Kongresi'nin 11 Eylül 1919 tarihli bildirisindeki maddelerin görüşülmesine başlandı. 1. Bildirinin birinci maddesinde tasarlanan ve kabul edilen sınırların en düşük düzeyde bir istek olmak üzere elde edilmesinin sağlanması gereği ortaklaşa kabul edildi. Görünüşte Kürtlere bağımsızlık kazandırmak amacıyla yapılmakta olan bozguncu propagandaların önüne geçme hususu uygun bulundu. Bugün için düşman işgali altında bulunan bölgelerden Çukurova'yı, Arabistan ile Türkiye arasında bir tampon devlet yapmak üzere, ana vatandan ayırma isteğinde bulunulduğundan söz edildi. Anadolu'nun en koyu Türk çevresi, en bereketli ve zengin bir bölgesi olan bu parçasının hiçbir şekilde ayrılmasına razı olunmayacağı, Aydın ilinin de aynı kesinlikle ve öncelikle vatan topraklarından kopmasının mümkün olmadığı ilkesi genellikle kabul edildi. Trakya konusuna gelince, burada da görünüşte bağımsız bir hükümet, gerçekte bir sömürge devlet kurulması, böyle olduğu takdirde de Doğu Trakya'dan Midye-Enes çizgisine kadar olan bölgeyi bizden ayırma isteğinin söz konusu olabileceği ihtimali göz önünde bulunduruldu. Ancak Edirne'nin ve Meriç sınırının bağımsız bir İslam hükümetine katılmak için bile olsa, hiçbir şekilde bırakılmasına rıza gösterilmemesi ilkesi ortaklaşa kabul edildi. Bununla birlikte bütün bu maddede söz konusu edilen hususlar hakkında meclisin vereceği en son karara elbette uyulacaktır dendi. 2. Bildirinin dördüncü maddesindeki azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak nitelikte imtiyazlar verilmesinin kabul edilmeyeceği konusundaki madde üzerinde önemli duruldu. Bu kaydın bağımsızlığımızı fiilen sağlamak için elde edilmesi zaruri bir istek olarak düşünülmesi ve bundan yapılacak en küçük bir fedakarlığın bağımsızlığımızı derinden zedeleyeceği öne sürüldü. Bu maddede söz konusu olan ve azınlıklara fazla haklar verilmemesine yönelmiş olan gaye ulaşılması gerekli bir hedef olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte gerek bu konuda gerek yaşama hakkımızın savunulması konusundaki öteki isteklerimizle ilgili konularda Birinci maddenin sonunda olduğu gibi burada da Milli Meclis'in oy ve kararlarının geçerli olacağı kaydı konuldu. 3. Bildirinin 7. maddesi gereğince bağımsızlığımız tam olarak korunmak şartıyla teknik, sanayi ve ekonomi alanlarındaki ihtiyaçlarımızın nasıl giderileceği konusu tartışıldı. Memleketimize pek çok sermaye dökecek olan bir devlet olursa, bunun mali işlerimiz üzerine gerektirebileceği bir kontrol hakkının genişlik derecesi kestirilemeyeceğinden, bu hususun bağımsızlığımıza ve gerçek milli çıkarlarımıza zarar vermeyecek biçimde, uzmanlarca esaslı bir şekilde düşünülerek sınırlandırıldıktan sonra milli meclisçe uygun bulunacak şeklin kabulü görüşüldü. 4. 11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi kararlarının öteki maddeleri de Meclis-i Mebusa'nın kabulüne sunulmak şartıyla uygun görüldü. 5. Bundan sonra Sivas Kongresi'nin 4 Eylül 1919 tarihli kararlarının teşkilat bölümüyle ilgili 11. maddesinde yer alan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin durumu bundan sonraki çalışma şekli ve alanı üzerinde duruldu. Bu maddede milli iradeyi hakim kılacak olan Meclis-i Milli'nin yasama ve denetleme haklarına güvenlik ve serbestlikle sahip olduktan, bu güvenlik Meclis-i Milli'ce doğrulandıktan sonra cemiyetin şeklinin kongre kararı ile belirleneceği açıklanmıştır. Burada söz konusu olan kongrenin şimdiye kadar yapılan Erzurum ve Sivas kongreleri gibi İstanbul dışında ayrı bir kongre halinde olması şart değildir, dendi. Cemiyetin programını kabul eden milletvekilleri, cemiyetin tüzüğünde gösterilen temsilciler gibi kabul edilerek, bunların yapacakları özel toplantı kongre yerine geçebilir. Bundan sonra meclisi millenin İstanbul'da tam bir güvenlik içinde, serbest olarak görev yapabilmesi şarttır dendi. Bunun bugünkü şartlara göre ne dereceye kadar sağlanabileceği etraflı şekilde düşünüldü. İstanbul'un düşman işgali altında bulunması dolayısıyla milletvekillerinin yasama görevlerini hakkıyla yerine getirmelerine pek elverişli olamayacağı düşüncesi ortaya atıldı. 1870-1871 savaşında Fransızların Bordeaux'da ve daha sonra Almanların Weimar'da yaptıkları gibi Barış anlaşması yapılıncaya kadar geçici olarak Meclis-i Milli'nin Anadolu'da saltanat hükümetinin kabul edeceği güvenilir başka bir yerde toplanması uygun görüldü. Meclis-i Milli'nin toplanmasından sonra çalışma şartları bakımından ne dereceye kadar güvenlik ve gizlilik içinde bulunacağı belli olacağından tam bir güvenlik görüldüğü takdirde cemiyet heyeti temsilinin faaliyetine son vererek teşkilatının çalışma hedefini yukarıda bildirdiğim üzere kongreyi tutacak olan özel bir toplantıda kararlaştırılacağı belirtildi. Milletvekilleri seçiminde tam bir serbestlik bulunması gerektiği hükümetçe emredilmiş olduğundan, seçimler yapılırken cemiyet, heyeti temsiliyesince müdahale edilmekte olduğu belirtildi. Milletvekili adayları arasında iddiat ve terakki üyesi ve orduda lekeli şahıslar bulunduğu takdirde, bunların milletvekili seçilmesine meydan verilmemesi için, heyeti temsiliyece yol gösterme amacıyla ve Uygun şekilde bazı yönlendirmeler yapılmasının yerinde olacağı hesaba katıldı. Heyeti temsilinin bu konudaki yardım şekli de ayrıca bir formül halinde 3. protokol olarak tespit edildi. Gizli sayıldığı için imza altına alınmayan dördüncü protokol şuydu. 1. Bazı komutanların ordudan atılması ve bir kısım subayların divanı harbe verilmeleri ile ilgili olarak çıkarılan padişah emirleri ile diğer emirlerin düzeltilmesi. 2. Malta'ya sürülmüş olanların ilgili bulundukları kendi mahkemelerimizde kovuşturma yapılmak üzere İstanbul'a getirilmeleri çağrılarının araştırılması. 3. Ermeni zulmü ile ilgili görülenlerin de mahkemeye verilmesi. Milli meclise bırakılacaktır. 4. İzmir'in boşaltılmasının İstanbul hükümeti tarafından yeniden protesto edilmesi ve gerekirse gizli talimatla halka gösteri toplantıları yaptırılması. 5. Jandarma Genel Komutanı, Merkez Komutanı, Polis Müdürü ve İçişleri Müsteşarının değiştirilmeleri. Harbiye ve Dahiliye Nezaretlerince. 6. İngiliz muhipler cemiyetinin kapı kapı dolaşıp halka kağıt mühürletmelerine engel olunması. 7. Yabancı parasıyla satın alınmış derneklerin faaliyetlerine ve bu gibi gazetelerin zararlı yayınlarına son verilmesi. Özellikle subay ve memurların bu gibi derneklere girmelerinin kesinlikle yasaklanması. 8. Aydın, Kuvayi Milliyeti'nin güçlendirilmesi ve beslenmelerinin kolaylıkla sağlanması. Bu husus Harbiye Nezaretince düzenlenir. Donanma cemiyetinin 400 bin lirasından gerektiği kadarı hükümet tarafından bu maksat için ayrılabilir. 9 milli mücadeleye katılmış memurların genel bir yatışma ve güvenlik sağlanıncaya kadar yerlerinden alınmamaları ve milli davaya aykırı hareketlerinden dolayı millet tarafından işten el çektirilmiş memurların yeni görevlere tayinlerinden önce durumun özel olarak görüşülmesi. 10. Batı Trakya göçmenlerinin taşınmalarının sağlanması. 11. Acimi Sadun Paşa ve adamlarının uygun şekilde desteklenmesi. İmzasız 5. protokol de barış konferansına gidebilecek kimselerin adlarını içine alıyordu. Bununla birlikte hükümet bu konuda ana ilkelere uymak şartıyla serbest bulunacaktı. Delegeler Tevfik Paşa Hazretleri Başkan Ahmet İset Paşa Hazretleri Askeri Temsilci Hariciye Nazırı Siyasi Temsilci Reşat Hikmet Bey Siyasi Temsilci Uzmanlar Heyeti Hamit Bey Maliye Albay İsmet Bey askerlik, Reşit Bey siyasi işler, mühendis Muhtar Bey bayındırlık işleri, albay Ali Rıza Bey deniz albayı, Refet Bey istatistik, Emiri Efendi tarih, Münir Bey hukuk müşaviri, uzman bir şahıs ticaret işleri, uzman bir şahıs çeşitli mezheplerin imtiyazlarını bilen, yazı heyeti Reşit Safet Bey Maliye Bakanlığı Eski Özel Kalem Müdürü Şevki Bey, Salih Bey, Orhan Bey, Hüseyin Bey, Robert Koleji Türkçe Öğretmeni Efendiler, bu görüşmelerimizde tespit edilen esaslar arasında en önemli noktanın Meclis-i Milli'nin toplanma yeri ile ilgili olduğunun yüksek dikkatlerinizi çekmiş olacağını sanırım. Meclisin İstanbul'da toplanmasının doğru olmadığı konusundaki eski görüş ve kanaatimizi Salih Paşa'ya kabul ve tasdik ettirdik. Ancak paşa kendisi bu görüşe katılmakla birlikte bu katılışın şahsına ait olup kabine adına şimdiden söz veremeyeceği kaydını da eklemişti. Kendisi kabine üyelerini bu görüşe inandırmak ve katılmalarını sağlamak için elinden geleni yapacağına söz vermiş, başaramadığı takdirde kabineden çekilmekten başka yapacak bir şey olmadığını söylemiştir. Salih Paşa bu konuda başarı sağlayamamıştır. Meclis-i Mibusa'nın toplanma yeri konusuna tekrar dönmek üzere Amasya görüşmesiyle ilgili açıklamalarıma son veriyorum. Sivas'ta bana karşı yapılan bir teşebbüs. Şeyh Recep olayı. Yalnız efendiler, biz Amasya'ya gelmek üzere Sivas'tan ayrılır ayrılmaz, Sivas'ta pek de hoşa gitmeyen bir olay geçmiştir. Bu olay hakkında kısaca bilgi sunayım. Amasya'ya vardıktan sonra itilaf ve hürriyetçilerin yabancılarla birleşerek bir takım haince işlere giriştikleri yolunda bilgiler almıştık bunu derhal bir genelge ile her yere bildirmiştim. Sivas'ta padişaha aleyhimde telgraf çekilme gibi bir teşebbüs bulunduğunu haber aldım. Fakat inanmadım. Elbette heyeti edeki arkadaşlarımızın karargahımıza bağlı şahısların, valinin, daha başkalarının dikkat ve uyanıklığı buna engeldir dedim. Oysa Şeyh Recep ve arkadaşlarından Ahmet Kemal ile Celal adlarında üç kişi, bir gece telgrafhanede kendilerine bağlı bir telgrafçı vasıtasıyla İstedikleri telgrafları çekmişler. Efendiler, biz bütün memleket için doğru yolu göstermek ve halkı aydınlatmakla uğraşıyoruz. Fakat düşmanlarımız da bize karşı her yerde ve hatta içinde bulunduğumuz Sivas şehrinde bile alçakça niyetlerini gerçekleştirebilecek aşağılık araçlar bulmakta başarılı olabiliyorlar. Bütün uyarılarımıza rağmen ben oradan ayrılır ayrılmaz Sivas'taki şahısların dalgınlığı, her yerde ne kadar çok ilgi gevşekliklerinin ve göz yummaların doğurmuş olduğuna güzel bir örnek oluşturuyor. Efendiler, düşmanlar Şeyh Recebe gerçekten önemli bir rol oynamış bulunuyorlardı. Sırası gelince arz edeceğim belgelerden Said Molla'nın Rahip Firuha yazdığı 24 Ekim tarihli bir mektubunda Molla papaza Sivas olayını nasıl buldunuz? Biraz düzensiz ama yavaş yavaş düzelecek diyordu. Bütün bu milletin birlik ve dayanışmasından ve milli teşkilatın memleketin her köşesinde yayıldığından bahseden, milletin ortak isteğine uyarak askeri ve milli teşkilata dayanarak kabineyi düşüren, yeni kabine ile karşı karşıya geçen bir heyetin başkanı aleyhinde tam yeni kabine temsilcisiyle görüşmelere girişeceği bir sırada ve bu maksatla Sivas'tan ayrıldığının hemen ertesi günü bütün Sivas halkı adına ayaklanma çıktığını gösterir bir telgrafın telgrafhane tehdit edilerek çektirilmesi elbette anlamlıydı. Bizzat içinde bulunduğu Sivas halkı böyle bir heyetin aleyhinde olunca bütün milletin aynı duygu ve düşüncede olmayacağını ispat etmek gerçekten güçtür. O halde temsil yeteneği böyle olan bir heyetle başkanının dayandığı gücün de çürük olacağı yargısına varmak neden doğru olmasın? Sivas'ta yükseltilen bu sesin düşmanlar için ne kadar kuvvetli ve önemli olduğu takdir buyrulur. Efendiler, Salih Paşa'ya ait telgrafı Amasya'ya geldiğinde kendisine verdirdim. Ancak Şeyh Recep ve arkadaşlarının hükümetçe cezalandırılmalarını istedim. Sivas'taki heyeti temsili üyelerine de telgraf başında 19 Ekim'de şunları sordum. 1. Şeyh Recep, Ahmet Kemal ve Celal imzalarıyla Saray Genel Sekreteri'ne çekilen telgrafı gördünüz mü? 2. Telgrafhanede nöbetçi subayı yok mu? 3. Hepiniz orada olduğunuz halde böyle bir küstahlık nasıl yapılabilir? Kaldı ki bu çılgınların teşebbüsleri hepinizce biliniyor. Salih Paşa'ya ve Nacibe'ye yazılmış üç imzalı taygıraf hazırlıklarını biz buradan işitmiştik. Sizin bundan haberiniz yok muydu? 4. Yabancılarla birlikte itilaf ve hürriyetçilerin bir takım haince hareketlere giriştikleri konusunda dün bir genelge ile yapılan tebligat alınmadı mı? 5 baskı yapılan ve kendilerine gözdağı verilen telgraf memurlarının hemen gereken kimseleri, vali paşayı ve diğer ilgileri haberdar etmemelerinin ve nöbetçi subayının bunda gaflet göstermesinin sebebi nedir? 6. Baş müdür beyin bilgi vermesi üzerine alınmış olan tedbirler nelerdir? Mustafa Kemal Valiliğin konuyu askeri makamlara bıraktığının anlaşılması üzerine Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'e şunu yazdım. Söz konusu olan olaya karışmış olanların tutuklanıp cezalandırılmaları için valilikçe elde bulunan imkanlar kullanılmış yahut yetersiz görülmüş de mi iş kol orduya atılıyor? Yoksa bu küstahçı hareketlere karşı da valilikçe tedbir alınmasında kararsızlık mı gösteriliyor? Bu durum anlaşıldıktan sonra konunun çözümü daha kolay ve esaslı olur. Mustafa Kemal Daha sonra Sivas'ta bulunanlara şu emri verdim. 1- telgrafhane tamamen kontrol altına alınacaktır. Bir subay komutasında bir manga asker yerleştirilecektir. Bundan önce olduğu gibi telgrafhaneyi işgal ve memurlara baskı yaparak milletin haklı birliği aleyhinde zihinlere bulandırıcı ve güvenlik bozucu faaliyetlerde bulunacak hainler kesinlikle engellenecektir. Bu gibi güvenlik bozucu hareketlerde kanuni sınırları aşan ve askere saldıranlara karşı duraklamadan her nerede olursa olsun silah kullanılacaktır. 2. Küstahça hareketlere yeltenenleri yola getirme açısından kurmay başkanının ileri sürdüğü sebeplere dayanılarak kaçmalarına fırsat verilmeksizin derhal geriye yapılacak ve sonucu bir iki saate kadar bildirilecektir. Ancak bu konuda karar vermek için orada bulunan kimselerden hiçbirisinin faaliyete geçmeyip de ne yapılacağının bizden sorulmaya kalkışılması gerçekten esef edilecek bir durumdur. Bu karar bir taburu Sivas'ta bulunan 5. Tümen Komutanı Cemil Cahit Bey tarafından tabur komutanına emredilmiştir. Oraca bu kararın süratle uygulanmasına hiç olmazsa yardım buyurulması istirham olunur. 3. Sivas'ta disiplinin sağlanabilmesi için uyanıklılıkla bütün ilgililerle kesin ve şiddetli tedbirler alınması gereğini rica ederim. Mustafa Kemal Özet olarak Osman Tufan ve Recep Zühtü Beylere şu direktifi verdim. Milli mücadele aleyhinde küstahlık edenler için yapılacak işlemler ilgililere bildirilmiştir. Durumu takip ederek gereğinin tam olarak yapılıp yapılmadığını ve göz yumulduğu takdirde bizzat müdahale ederek bilinen şahısların tutuklanması ve yardakçılarının zararsız duruma getirilmesi istenmektedir. Bu konuda lüzum görülürse her kime karşı olursa olsun gereğini yapmakta çekingenliğe düşünmemelidir. Mustafa Kemal 20 Ekim'de Vali Reşit Paşa konuyu uzun uzadığı anlattıktan sonra olayın genişlemesi ihtimali varken önüne geçilmiş ve gösterilen hızlı ve şiddetli müdahaden dolayı bundan sonra benzer durumların ortaya çıkmayacağının anlaşılmış olduğunu yazıyordu. Efendiler, İstanbul hükümetinin Şeyh Recibi ve arkadaşlarını cezalandırmış olduğuna elbette ihtimal vermediniz. Sivaslı Şeyh Şemsettin'in torunlarından diye imza atan bu miskin ve adi şeyhin bundan sonra da düşmanların elinde alet olarak girişeceği alçaklıklara rastlayacağız. Ada Pazarı dolaylarında kışkırtmalar. Efendiler, daha Amasya'dayken karşılaştığımız durum yalnız Şeyh Recep olayıyla kalmadı. Ada Pazarı dolaylarında da buna benzer bir olay görüldü. İzin verirseniz onu da kısaca bilginize sunayım. Adapazarı ilçesinin Akyazı taraflarında türeyen Talustan Bey, İstanbul'dan para ve direktifle gelerek süvari olacaklara 30, piyade yazılacaklara 15 lira vaat eden Bekir Bey ve Sapanca'nın Avşar köyünden Beslan adında bir tahsildar birleşiyorlar. Bu adamlar başlarına topadıkları atlı yaya bir takım kimselerle Adapazarı kasabasını basmaya karar veriyorlar. Tahir Bey adındaki Adapazarı kaymakamı bunu haber alıyor. Tahir Bey İzmit'ten gönderilen bir binbaşı ile kendi topladığı 25 kadar atlıyı alarak kasabayı basmaya gelenlere karşı hareket ediyor. Latife denilen bir köyde karşılaşıyorlar. Bu başı bozuk gruba hareketlerinin sebebi sorulmuş. Verdikleri cevap şuymuş. Padişah hazretlerinin hayatta yüce hilafet makamlarında olup olmadığını öğrenmek için ada pazarına makine başına gelmek istiyoruz. Mustafa Kemal Paşa'yı padişah yerine koyamayız. Tahir Bey'in makine başında İzmit mutasarrıfına verdiği bilgide adı geçenlerin İstanbul'da önemli kimselerle ilişkide olduğunu ve hatta padişahın da bu hareketlerinden haberli bulunduğunu söyledikleri kaydediliyordu. Resmi olarak verilen bilgide Bekir'in orada toplanan kimselere bu iş için İstanbul'da bir hafta süre koydular. Beş gün geçti. iki günümüz kaldı. İşi çabucak bitirelim dediği de bildiriliyordu. İzmit'teki tümen komutanı Adapazarı üzerine bir müfrezeye gönderecekti. Ali Fuat Paşa da Düzce üzerine bir miktar kuvvet sevk edecekti. 23 Ekim tarihinde İzmit'teki tümen komutanına Bekir'in itilaf ve hürriyetçilerle yabancı düşmanlar tarafından gönderildiği ve bozguncu hareketlerinin önlenmesi gerektiği bildirildi. Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey'e de 23 Ekim'de doğrudan doğruya Bekir ve arkadaşları için uygulanacak sert ve hızlı tedbirlerde asla gevşek davranılmamasını, zararlarının önlenmesini ve sonucun bildirilmesini emrettim. Efendiler, 23 Ekim tarihli bir şifre ile Bekir ve yardakçılarının yaptıkları işler ve kimlikleri hakkında elde ettiğimiz bilgileri Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bildirdik ve Saltanat hükümetince bu gibi bozguncu eylem ve hareketlere karşı zamanda etkin tedbirler alınmadığı ve konu milli teşkilata dokunduğu takdirde en şiddetli tedbirlere başvurmak zorunda kalacağımızı bildiririz dedik. İzmit'ten giden ve olay yerinde desteklenen milli ve askeri bir müfreze, pek çok sayıda toplanmış ve toplanmakta olan fesatçıları dağıtmış, tahsildar Beslan ve kardeşi Hasan Çavuş'u ele geçirmiş, asıl özel direktif ve para ile bir hafta önce İstanbul'dan gelmiş olan Bekir kaçmış. Bu Bekir, subaylıktan kovulma ve manyaslıdır. Bundan sonra vermeye mecbur olduğumuz emirlerle, İzmit'te kışkırtıcı ve tertipçi olanlardan İngiliz İbrahim diye tanınan biri ve diğer bir takımları hakkında kovuşturma başladı. Bekir'in olay yerinde alınan tedbirler sonunda teşebbüsün boşa çıktığını ve kaçtığını ancak İstanbul'a dönerek orada yeniden lanetlice teşebbüslerde bulunmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, hakkında özel kovuşturma yapılmasını Amasya'dan 26 Ekim 1919 tarihinde Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya yazdım. 27 Ekim 1919 tarihinde Bolu Mutasarrıfı Haydar Bey'den gelen telgrafta Bekir'in emrinde iki subay 40 silahlı adam olduğu halde Abaza köylerinde halkı bugünkü hükümet adına milli mücadele aleyhine kışkırtarak birçok para sarf ettiği ve nezarete yazdığı yazılarının kabul edilmediği bildiriliyordu. Efendiler, bu gibi konularda hükümeti uyarma ve görevini yapmaya davetten ibaret olan başvurumuz, Elbette hükümetin işine karışma gibi sayılmaz, inancındayım. İstanbul'da hükümetin gözü önüne tertiplenen, içteki ve dıştaki düşmanların padişahın bilgi ve rızasıyla olduğuna şüphe etmediğimiz faaliyetlerinin, fiilen başarıya ulaşacağı dakikaya kadar beklemek ve elbette hükümet tedbir alır, engel olur diyerek safça bir boyun eğmeye kapılmak yerinde olamazdı. Efendiler, Amasya'da görüşmelere başladığımız 20 Ekim günü, Alınan bilgilerin özeti şuydu: İstanbul'da Hürriyet ve İtilaf Partisi, askeri Nigehpan Cemiyeti ve Muhipler Cemiyeti bir blok kurdular. Bu blokla Ali Kemal ve Sayit Molla gibi kimseler azınlıkları sürekli olarak Kuvayi Milliye aleyhine kışkırtmaya başladılar. Rum ve Ermeni patrikleri Kuvayi Milliye aleyhine İtilaf devletleri temsilcilerine başvurdular. Ermeni patriği Zaven Efendi. Neologos gazetesinde yayınladığı bir mektupla son milli mücadele hareketinden dolayı Ermenilerin göç etmekte olduklarını ilan etti. İdam edilmiş bulunan Kazım'ın kardeşi Hikmet adında biri İstanbul'dan aldığı direktifle Adapazarı çevresinde başına bir takım silahlı adamlar toplamaya başladı. Bu Hikmet'in adına önemli bir belgede de rastlayacağız. Adapazarı yakınlarında Değirmendere'de para ile adam toplanmaya başlandı. Çete halinde toplananların gay ve hükümet binasını basmaya karar verdikleri haber alındı. Karacabey'de de buna benzer ufak tefek hareketler görüldü. Bursa'da Gümülcineli İsmail'in topladığı çetelerin Kuvayi Milliye aleyhindeki hareketleri duyulmaya başladı. Nikah bancılardan tutuklu bulunanların hepsi bir günde hapisten çıkarıldı. Düşmanlar tarafından Kuvayi Milliye aleyhine kurulan çetelerin çatışmaya geçmeleri, karşı bloğun açıktan açığa hareketi, İstanbul'un polis müdürünün aleyhte faaliyeti, Ali Rıza Paşa kabinesinde bizim aleyhimizde nazırların bulunması, bazı teşkilat merkezlerimizi, özellikle İstanbul merkezimizi ümitsizliğe düşürmeye başlamıştı. Hükümetin bir maksat ve karar sahibi olduğunu gösterecek hiçbir harekette bulunmaması ve yalnız Dahiliye Nazırı Şerif Paşa'nın olumsuz ve aralıksız faaliyetini doğru bulan davranışı, gerçekten düşünülecek ve endişe edilecek bir durumu sergiliyordu. İstanbul'da Kuvayi Milliye'ye karşı kışkırtmalar. Bu konuda ilk defa duyarlılık gösteren ve harekete geçme önceliği taşıyan Ankara oldu. Ankara Vali Vekili Yahya Galip Bey'in Sivas'a çektiği 15 Ekim 1919 tarihli bir şifresini Rahmetli Hayati Bey'in imzasıyla diğer bir şifre içinde 22 Ekim'de Amasya'da aldım. O şifre aynen şöyledir. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Paşa Hazretleri, biz kendi kaderimizi ne böyle milletin kaderinden habersiz hükümete ne de rastgele gönderilecek valilere bırakamayız. Birçok defa zat ellerine bildirdiğimiz düşünceler dikkate alınmadığından, İstanbul hükümeti Ferit Paşa kabinesinin atayıp da gönderemediği eski Bitlis valisi Ziya Paşa'yı buraya ve bütün görevlerinde hayatı boyunca hiçbir varlık göstermemiş olan Süpü Bey'i de Konya'ya vali atamak şeklinde ilk adımını atmaya başladı. İşte bu gibi durumlar dolayısıyla meclis-i kurulmadan önce hiçbir göreve dışarıdan kimsenin getirilmemesini geçenlerde arz etmiştik. Madem ki şimdiki hükümet buraya yeniden vali göndermeye kalkışmıştır, şu halde buradaki milli mücadelenin söndürülmesi isteniyor demektir. Nasıl ki zatelleri askerlikten ayrılarak milletin bir ferdi olarak çalışmaya karar verdiniz, bendeniz de burada çekilerek Aynı şekilde milletimin bana vermiş olduğu görevi yapmaya karar verdim. Vali gelinceye kadar vekaleti kime bırakacağımı lütfen bildiriniz efendim. 15 Ekim 1919. Ankara Vali Vekili Yahya Galip. Bir gün sonra da 23 Ekim'de Cemal Paşa'nın 21 Ekim 1919 tarihli şu telgrafını aldım. Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Ankara'dan Belediye Başkanı ve Müftü Efendi Dışarıdan gelecek valiyi kabul etmeyeceklerini, Ankara'ya, Ankara'dan vali atanması gereğini kendi yetkilerine dayanarak ileri sürüyorlar. Böylece her taraftan ayrı ayrı isteklerin ileri sürülmesi hükümeti güç duruma sokmaktadır. Kötü niyetliler ve azınlıklar bu gibi durumları türlü türlü yorumluyor. Hükümetin destekleneceğine söz verilmesi üzerine bu gibi hususların önlenmesi gereğini rica ederim atanması padişahın onayından geçen valinin yola çıkması gerektiğini elbette kabul buyurursunuz. Harbiye Nazırı Cemal. Ankara'yı yatıştırarak hükümet otoritesini kırmamak için telgraf başında birçok uyarılarda bulundum. Ancak Ankara'nın haklı olduğunu teslim etmemek mümkün değildi. Sonunda Cemal Paşa aracılığıyla hükümete yazdığım telgraftan söz ederek alınacak cevaba kadar durumun iyi idare edilmesini Ankara'daki Kolordu Komutan Vekili Mahmut Bey'e yazdım. Bu noktada sırası gelmişken bir gerçeği bilginize sunmak uygun olur. Heyeti temsili olan bizler hükümetin durumunu ve nasıl bir hükümet olduğunu pekala anlamıştık. Hükümet üyelerinden bazılarının hükümette bulunmaktan pişmanlık duyduklarını ve çekilmek için bahane aradıklarını da anlıyorduk. Bundan başka dış ve iç düşmanların ve padişahın el birliğiyle Ali Rıza Paşa kabinesi yerine kendi görüşlerini açıktan açığa ve hızlıca uygulayacak diğer bir kabineyi iktidara getirmeye kararlı olduklarından da habersiz değildik. Bunun içindir ki Ali Rıza Paşa kabinesini en az zararlısı sayıyorduk. Bir de Ferit Paşa'nın düşmesinden sonra yeni kabineyle anlaşmak için geçen 4-5 gün içinde bazı taraflardan elden geldiği kadar çabuk anlaşma hususunda alınmış olan tavsiyeler de bizce göz önünde tutulması gereken anlam ve nitelikteydi. Bu bakımdan amaca güvenli bir şekilde de ulaşıncaya kadar gerekirse biraz da fedakarlık yapmak zaruretini duyuyorduk. Mahmut Bey'e yazdığım şifrede kapalı bir şekilde bu noktalarda belirtilmişti. Cemal Paşa'ya verdiğim cevabı olduğu gibi bilginize sunacağım. Şifre: Amasya 24 Ekim 1919. Özel, acele. İlgi: 21 1919 -19 tarih ve 419 sayılı şifre. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Ankara'dan vali hakkında yapılmış olan başvuru ve isteğin aşağıdaki sebeplerden ileri geldiği anlaşılmıştır. Şöyle ki, İstanbul'dan alınan güvenilir haberlerde İngilizler ile İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin itilaf ve hürriyet ve nigahbancıların Hristiyan azınlıkları ile işbirliği yaptıkları, Anadolu'ya birçok bozguncular göndererek milli teşkilatı sakatlama, ve İstanbul hükümetini dağıtma teşebbüslerinde bulundukları, bu bozguncuların Adapazarı ve Bursa'dan yola çıktıkları bildirildiği gibi son günlerde Adapazarı'nda da bazı olayların görülmesi endişe yaratmıştır. Konya'ya gönderilen Vali Supi Bey'in İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin İstanbul Yönetim Kurulu üyelerinden olduğunu Konya'da Refet Bey'e söylemiş olduğu haberinin yayılmış olması uyanan şüpheyi daha da arttırmıştır. Ankara ile gibi milli teşkilat ve mücadelemizin en önemli merkezlerine olan bir bölgede daha durumlar açıklık kazanıp da tam bir sükunet ve güvenlik sağlanamadan, buradaki önemli işlerin başına hiçbir tecrübesi bulunmayan aciz bir valinin getirilmesi tereddüt uyandırmıştır. Ankara'da bulunan vali vekili ve komutan ile heyeti temsili arasında yapılan haberleşmeler üzerine şimdiki hükümetin her ne şekilde olursa olsun emirlerine ve yaptıklarına uymak doğal görülmüş, ve o yolda hareket edilmiş ise de doğrudan doğruya halkın kendisi düşündükleri tehlikeye karşı verilen güvenceyi yeterli görmeyerek tam bir güvenlik ortamı doğuncaya kadar kendilerince milli davaya bağlılığı denenmiş bulunan vali vekilinin göreve devamını gerekli sayarak doğrudan doğruya hükümete başvurmuşlardır. Zatı devletlerinin son yazıları üzerine Ankara'da gereken kimselerle yeniden görüşülmüş, Hatta sakıncaları bulunsa bile sırf hükümet otoritesini sarsmamak için Ziya Paşa'nın iyi karşılanmasının sağlanmasına çalışılmıştır. Ancak karşılaştığı tehlikelerden ve fesatlıkların ağır bastığı gidişattan son derece ürkmüş olan halkı bunu kabule inandırmak mümkün olamamıştır. Dahiliye Nazırı Paşa Hazretlerinin içinde bulunduğumuz durumun önem ve ciddiyetini düşmanlarımızın durmadan ne kadar şeytence çalışmakta olduklarını takdir buyurdukları şüphesiz bulunduğuna göre, nezaret makamına yeni geçmiş olmaları yüzünden, çalıştırılmaya layık olan memurları tanımakta mazur oldukları gibi, Adil Bey'in bile müsteşarlığını yapmış olan Keşif Bey'in hala müsteşarlık yapmakta olduğu göz önünde bulundurulunca, özellikle yüksek dereceli memurların atanmasında ne dereceye kadar uzak görüşlü davranılmasının gerekeceği kendiliğinden anlaşılır. Bu bakımdan, Ziya Paşa'nın şimdilik gönderilmemesinin sağlanmasına yüksek yardımları ve sonucun bir emirle bildirilmesi arz ve istirham olunur. Mustafa Kemal. Efendiler, Ali Fuat Paşa 28 Ekim 1919 tarihli bir şifresiyle İstanbul'daki teşkilatımızın adıma gönderdikleri bir telgrafı bildirdi. Bu telgrafta verilen bilgiler önemliydi. Çerkez Bekir'in yarattığı o bilinen olay Adapazarı ve çevresinde Kuvayi Milliye'ye karşı isyan başlangıcı sayılmış. Bundan nasıl yararlanılacağı konusunda Padişah Ferit Paşa, Adil Bey ve Sayit Molla ile Ali Kemal Bey'den kurulu bir heyet bir takım tasarlamalarda bulunmuşlar. Bu telgrafta yukarıda adı geçen Hikmet hakkında da bilgi veriliyordu. Bu Hikmet iki ay önce Amasya'dan Adapazarı'na gelmiş o çevrede öteden beri kendisine ve ailesine karşı olanların milli teşkilata girdiğini anlamış. Hikmet Bey, Amasya'dan geldiğini, beni tanıdığını ve milli teşkilatı kurmaya yalnız kendisinin yetkili olduğunu ileri sürerek Sivas'la haberleşmeye kalkışmak ister. Karşı taraf engel olur. Hikmet karşı teşkilat kurar. Bunu sezen Sayit Molla, Hikmet'i elde edecek çareyi bulur. Kendisini Hristiyanlara karşı bir isyan için ayartır. Efendiler, Hikmet ile ve düşmanlarımızın Hristiyanlar aleyhindeki tertipleri ile ilgili olan bilgiler, daha sonra dokunacağımız bazı durumların kolaylıkla anlaşılmasına yarayacağı için bunların gereksiz sayılmamasını rica ederim. Efendiler, bu bilgiler üzerine Cemal Paşa'ya yazdığım telgrafa Yüce Meclisi'nin de dikkatini çekmek isterim. Sivas, 31 Ekim 1919 Şifre Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Adapazır dolaylarında hükümet ve milli teşkilat aleyhinde geçen olay yüksek şahıslarınca bilinmektedir. Bu olay milli birlikteki kararlı tutum İstanbul hükümetinin yerinde ve kesin tedbirleri sayesinde bastırılmış ise de daha oralarda bozgunculuk tohumu tükenmiş değildir. Milletin birliği karşısında bunların tamamen ezilip yok olacağına şüphe yoktur. Ancak bu bozgunculuk hareketlerinde damat Ferit Paşa'nın eski Dahiliye Nazırı Adil ve ondan önceki Ali Kemal Beylerle Said Molla'nın destekçi ve hazırlayıcı oldukları anlaşılmıştır. Adları bildirilen bu zatlar, kendi vatan hainliklerinin yanında çok büyük ve tehlikeli bir hata daha işlemişlerdir. O da lanetlice işlerinden sanki kutsal padişah hazretlerinin de bilgisi bulunduğunu çevreye yaymak gibi büyük bir alçaklıktır. Kabinenin saygıdeğer heyetinden büyük bir samimiyetle rica ederiz. Şimdi vakit geçirmeden durumu uygun bir şekilde padişah hazretlerinin tertemiz huzuruna arz etsinler. Milletin ve teşkilatın bu gibi uydurmalara elbette değer vermeyeceği açık bir gerçektir. Bozguncuların yalanlarla milli birliği lekelemek isteklerini ileri sürerek saltanat hükümetince olayın geçtiği bölgede resmen yalanlamak şekliyle herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan verilmemesi ve bu zararlı şahıslar hakkında gerekli incelemelerin yapılarak kovuşturmaya geçilmesi hayati bir konu sayılmaktadır efendim. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Ali Rıza Paşa kabinesini iktidarda tutma kararı. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinesinin sizlerce de bilinen kuruluş tarzına rağmen yerinde kalmasının ve elden geldiği kadar desteklenmesinin neden gerekli görüldüğünü birazcık belirtmiştim. Amasya'dan Sivas'a döndükten sonra heyeti temsiliye ve orada bulunan öteki arkadaşlarla yaptığımız toplantıda Amasya görüşmesi ve diğer konular üzerinde arkadaşlara uzun uzadıya bilgi verdim. Bu toplantıda heyeti temsilci alınan kararlara ait kayıtların 29 Ekim 1919 günü yapılan görüşmeyle ilgili safhasında aynen kayda geçmiş olan şu kararı tespit ettik. Başta Sadrazam Ali Rıza Paşa olmak üzere hepsinin aciz, padişah gözünde bir konum tutmak isteyen kimseler oldukları, bir kısmının milli mücadelenin yanında bir kısmının da karşısında bulundukları bununla birlikte zat-ı şahane ilk fırsatta bunları düşürerek yerinde baskıcı yönetimi sürdürecek bir heyet getirmek isteyeceğinden Milli Meclis kurulup da yasama görevine başlayıncaya kadar heyeti temsilinin bu kabineyi desteklemesinin vatan ve millet için hayırlı bir iş olduğu kabul edildi. Gerçekten de bu kararımızı uyguladık. Bunu doğrulayan bir durumu yeri gelmişken bilginize sunayım. İstanbul'daki teşkilatımız güvenilir kaynaklara dayanarak bildirdiği bazı bilgileri 31 Ekim 1919 tarihinde bize gönderdi. O bilgiler şöyleydi. İki günden beri Kiraz Hamdi Paşa Mabeyne gidiyor, 2-3 saat huzurda padişahın yanında kalıyor ve şu karar alınıyor. Mareşal Zeki Paşa başkanlığında bir kabine kurulacak. Hamdi Paşa Harbiye Nazırı, Prens Sabahattin Bey Hariciye Nazırı olacak.'' Tevfik Hamdi Bey dahiliye, Eşref, Mahir, Sait ve daha başkaları öteki nezaretleri alacaklardır. Bunlardan Sabahattin ve Mahir, Sait'e daha teklif yapılmamıştır. Zat-ı Şahane, Ali Rıza Paşa'ya uygun bir zamanda belki bugünlerde istifa teklif edecektir. Bu konuda daha önce faaliyetinden söz edilen bir blok, bir gizli dernek vardır. Bu bilgiler üzerine... Cemal Paşa'ya 2 Kasım 1919'da Sadrazam'a hiçbir sebep ve bahane ile konumunu bırakmamasına kesin olarak ihtiyaç duyulduğunun bildirilmesi, istifa gerçekleştiği takdirde bütün memleketin İstanbul ile kesinlikle ilgisini keseceği bildirildi. Rumeli ve Anadolu'da bulunan bütün komutanlara da bu durumla ve Cemal Paşa'ya yazılan telgrafla ilgili bilgi verildi. Ayrıca ilişkide bulunan müdafaa-i hukuk merkez heyetlerinin de durumdan haberdar edilmesi gereği bildirildi barış anlaşmasına kadar İstanbul'a ayak basmamamız ve milletvekili olmamamız tavsiyesi. İstanbul Teşkilatımızdan 13 Ekim 1919 tarihinde açıklanma istenmek üzere çekilen telgrafımıza verdikleri 20 Ekim 1919 tarihli cevapta milletvekillerinin İstanbul'da toplanmasında bir sakınca ve tehlike bulunmadığı, itilaf devletlerinin herhangi bir davranışının medeniyet dünyasına karşı kötü etki yapacağının imkan dahilinde görüldüğü sözlerine Yalnız yasama gücü şimdiki yetkisinin genişletilmesine teşebbüs ederse Zatı Şahanenin meclisi kapatmaya kalkışması ve muhaliflerin tehlikeli durum almaları itilaf Devletlerinin de bundan yararlanarak Zatı Devletleri gibi yüksek şahsiyetlere saldırma cesaretini göstermeleri muhtemeldir sözlere ekleniyordu. Bu telgrafın sonunda da bizim barış anlaşması yapılıncaya kadar İstanbul'a ayak basmamaklığımız ve milletvekili olmamaklığımız tavsiye olunuyordu. İstanbul'daki teşkilat merkezimizden Kara Vasıf Bey'in gizli, Şevket Bey'in açık imzasıyla aldığımız 30 Ekim 1919 tarihli şifrede, teşkilatımızda bulunanların görüşleri daha birçok kimsenin görüşleriyle destekleniyordu. Bu şifrenin birinci maddesi şöyle başlıyordu. Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam, Harbiye Nazırı, Genelkurfiye Nazırı ve programlara gerçekten bağlı olan ve hizmet eden, bağlılığı ile birlikte önemli bir kuvveti de bulunan göz doktoru Esat Paşa ile ayrıca Rauf Ahmet Bey ve diğer zatlarla gerek kendi istekleri üzerine gerek ilişkimiz dolayısıyla görüştüm. Bütün düşüncelerin birleştiği noktalar aşağıdadır. Bundan sonra bütün düşüncelerin birleştiği noktalar özetleniyordu. 1. Meclis-i İstanbul'da toplanması zaruridir. Yalnız biz İstanbul'a gitmemeliyiz. Sadrazam Paşa, meclisin İstanbul'da vicdan huzuru içinde kararlar alabileceğini yabancılardan söz alarak vaat etti. Fakat yalnız bizim için güvence sağlamak mümkün olamayacağından, milletvekili olurlarsa izinli olarak veyahut milletvekili olmadan daha yüksekte ve milletin sevgilisi olarak kalmaları uygun olur deniliyordu. Birinci maddenin B fıkrasında, Zaten hükümet yapılacak anlaşmada nisbi temsili, azınlıkların hakları bakımından kabule mecburdur. Şu halde Milli Meclis'in azınlıkların da yeniden seçime katılmaları için dağılıp yeniden seçileceği bazı çevrelerce kesin olarak ümit edilmektedir şeklinde yeni bir bilgi veriliyordu. Birinci maddenin C fıkrasında da hükümet gerçekte iyi niyetlidir ancak isteksizlik içindedir güvencesi okunuyordu. İkinci maddede Elden geldiği kadar sosyalist, birkaç temiz hürriyet ve itilafçı ve benzeri çıkarmak gibi bizim anlayamayacağımız çapraşık ve karışık bir anlayışın belirtisine rastlıyorduk. Ondan sonra üçüncü maddeyi, hükümeti güç durumlara düşürmemek. Dördüncü maddeyi de bize zararı dokunacakları her şekilde inandırarak elde etmek istiyorum. Herkes de bana bunu tavsiye ediyor. Örnek olarak Refi Cevat, sosyalistler gibi görüşleri içine alıyordu. 1 ve 4 Ekim 1919 tarihlerinde İstanbul'daki teşkilatımıza uzun düşünce ve yorumların yer aldığı cevaplar verdik. Bu cevaplarımızda özet olarak milletvekillerinin İstanbul'da toplanması her bakımdan tehlikeli ve sakıncalıdır dedik ve açıklamasını yaptık. Cemal Paşa aracılığıyla hükümete bildirdiğimiz görüşleri özetledik. Bizim için var olan tehlikenin bütün milletvekilleri için söz konusu olduğunu ispata çalıştık. Bizim seyirci durumunda kalmamız mutlaka arzu buyuruluyorsa gerekçeleri birlikte bildirilmesini istedik. Yalnız Kara Vasıf Bey'e çekilen telgrafta Ahmet İzzet Paşa Hazretleri aslında milli mücadelenin İstanbul'da katliama yol açabileceği zannındaydı. Sözlerinin ciddiye alınması öncelikle bu kanaatlerinin değişip değişmediğini bilmekle mümkündür. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine gelince onun da kararsız olduğunu bilmez değilsiniz. Abuk Paşa da aynı zihniyet ve psikoloji içindedir. Göz doktoru Esat Paşa hakkında kesin bir düşüncem yoktur. Yalnız bazıları bu zatı son derece dar görüşlü, pek fazla şan ve şöhret düşkünü olarak gösteriyorlar. Sözün kısası, irade ve düşüncelerinde kararlılık ve isabet olmayan ve İstanbul'da düşman baskısı altında düşünen resmi ve özel şahısların tavsiyeleri incelenmeye değer. Dedikten ve söz konusu olan toplantı yeri hakkında yeniden gelebilecek tehlike ve sakıncaları saydıktan sonra, Asıl garip karşılanacak olan nokta bizi yani atları bilinen 2-3 kişiyi korumakta güçsüzlüğe düşen hükümetin öteki milletvekillerini nasıl koruyacağı meselesidir. Bizde yavaş yavaş yer etmeye başlayan görüş ve kanaat ne yazık ki yabancılar değil aksine belki onlardan çok şimdiki hükümet üyeleriyle diğer şahıslardan bazılarının bizi tehlikeli saymakta olmalarıdır dedik. Bundan sonra yer alan fıkralardan birinde nispi temsili kabul etme zarureti karşısında meclisin dağılmasını şimdiden düşünen bir çevrede meclis ve mebusanın toplanmaması gereği doğal görülmelidir, kanaatini belirttik. Bir fıkrada da hükümetin istekli olmadığı sözünden bir şey anlayamadığımıza işaret ederek maksadı bizi güç zamanlarda yalnız bırakmak mıdır sorusundan sonra onların bir düşüncelerine karşılık olarak da muhaliflerin iktidara geçmesinden korkmak yarar sağlamaz.'' Bundan dolayı politika ve tutum değiştirilemez dedik. Efendiler, bu yazışmalardan ve bu yazışmalarda ileri sürülen düşüncelerden kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki, bizim İstanbul'daki teşkilatımızın ileri gelenleri, hükümet adamlarının şunun bunun görüşlerini tutsak olmuşlar ve artık onlara sözcülük etmekten öteye bir görev yapmıyorlardı. İşte, diğer bir şifre telgraf ki, 6 Kasım 1919 tarihinde yazılıyor. Ancak şifrenin metninde Kara Vasıf Bey'in görüş ve üslubu hakim oluyor ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa imzasıyla geliyordu. Bu şifrede yine toplanma yerinden söz edilerek özellikle Önce siyasi sakıncalar var, sonra idari sakıncalar var, daha sonra toplanma imkanı yoktur. Zaruret duyguya hakim olmalıdır. Uygun karşılığınızı acele olarak kabineye bildiriniz, sözleriyle baskı yapılıyor ve Japon Rıza Bey ile birlikte pek yakında iyi haberlerle sizin yanınızda olacağım müjdesi veriliyordu. Sulh ve selameti iyice kazandık demektir. Milli Türk de bizim. Milli ahrarı yıkıyoruz. Çeşitli parti adları. Milli kongre yola gelecek. Cümleleriyle de iyi haberlerin nelere, ne gibi boş şeylere ait olduğunu belirtmekte acele ediliyordu. Kara Vasıf Bey'e 7 Kasım 1919'da hemen Sivas'a gelmesini yazdım. Kara Bey'in yine aynı konuyla ilgili olarak gönderdiği 19 Kasım 1919 tarihli şifresinde uzun düşüncelere dayandırdığı muhakeme ve mantığını şu cümlede özetliyordu. Kuvayi Milliye ile aynı görüşte olan meclis, padişaha karşı düşmanlık ilan ederse, Anadolu kimin arkasından gider? Kuvayi Milliye'ye mi bağlı olsun? Meclisi Anadolu'da toplamak düşüncesinden vazgeçmek, bir vatan borcudur. Komutanların görüşlerini almak. Efendiler, çok önemli olan bu meclisin toplanacağı yer konusunda kendi başına karar verip bu kararı da millete ve seçilen milletvekillerine uygulatmak pek tehlikeli olurdu. Bu sebeple büyük bir dikkat ve incelikle bütün kişisel veya genel duygu ve düşünceleri gözden geçirmek, gerçek eğilimi anlayarak uygulanabilecek kararı bulmak zorunluluğu ile karşı karşıyaydım. Gördüğünüz gibi bir yandan İstanbul'un ileri gelenleriyle haberleşirken bir yandan da çeşitli yollarla kamuoyunu yokluyordum. Vereceğim kararın uygulanmasını sağlamak için ordunun görüşünü almak da pek önemliydi. Bu yüzden daha Ekim'in 29., 15., 20., 12. ve 3. kolordu komutanlarını Sivas'ta bir toplantıya davet ettim. Diyarbakır'daki Kolordu komutanına, Edirne'deki Kolordu komutanı Cafer Tayyar Bey'e, Bursa'da Yusuf İzzet Paşa'ya Balıkesir'de Kazım Paşa'ya, Bursa'da Bekir Sami Bey'e kendilerini aradaki yolun uzaklığı ve özel durumları dolayısıyla davet etmediğimi, alınan kararları bildireceğimi yazdım. Efendiler, davet edilen komutanlardan Selahattin Bey zaten Sivas'taydı. Kazım Karabekir Paşa Erzurum'dan, Ali Fuat Paşa Ankara'dan ve Konya'daki Kolordu Komutanı'nın cepheyle ilgili önemli işleri bizzat düzene sokması gerektiğinden kendisine vekil olarak Konya'dan da Kurmay Başkanı Şemsettin Bey gelerek Sivas'ta toplandılar. Heyeti temsil eden olan veya bu heyetten olmayıp da toplantıda bulunmaları yararlı görülen şahısların ve komutanların katılmasıyla 16 Kasım 1919 günü görüşmelere başladık. Toplantı gündemimiz şu üç noktadan ibaret olacaktı. 1. Meclis-i Mebusan'ın toplanma yeri, 2. Meclisin toplanmasından sonra heyeti temsilinin ve milli teşkilatın alacağı şekil ve çalışma yöntemi. 3. Paris Barış Konferansı'nın bizim için olumlu veya olumsuz bir karar vermesi halinde tutulacak yol. 4. Aykırı görüş ve aldığımız karar. Efendiler, bu tarihe kadar cemiyetimizin merkez heyetlerinden istediğimiz bilgilere gelen cevaplar dört görüş etrafında toplanıyordu. 1. Bir, birinci görüşe göre, Meclis-i Mebusa'nın İstanbul dışında toplanması uygun görülüyordu. 2. Başında Erzurum, Trabzon, Balıkesir ve bütün Karesi, Saruhan heyetlerinin bulunduğu ikinci görüşe göre İstanbul'da. İstanbul'daki devlet adamları ile ileri gelenlerden hemen hepsinin bu görüşte olduğunu biliyoruz. Padişahın isteği, hükümetin ısrarı da buydu. 3. Trakya Paşa elinden gelen üçüncü görüşe göre İstanbul yakınlarında. 4. Bir kısım merkez heyetleri de Salih Paşa'nın kişisel görüşüne dayanarak hükümetin olur demesi halinde İstanbul dışında toplanmakta bir sakınca görmüyorlardı. Efendiler, İstanbul hükümetiyle yardakçılarının kamuoyunu ne kadar bulandırıp karıştırmış olduğunu milletin ortaya koyduğu bu farklı görüşlerden kolaylıkla anlamak mümkündür. Artık bunun üzerine direnmenin kötü sonuçlar vereceği yargısına varmak da güç değildir. Şimdi 16 Kasım 1919'dan 29 Kasım 1919 tarihine kadar günlerce süren görüşme ve tartışmalardan çıkan sonuçları ve alınan kararları olduğu gibi yüksek bilgilerinize sunuyorum. 1. Milli Meclisin İstanbul'da toplanmasının sakınca ve tehlikelene rağmen saltanat hükümeti İstanbul dışına toplanmayı kabul etmediği ve memleketi bir bunalıma sürüklemekten sakınıldığı için Meclisin İstanbul'da toplanması zorunluluğu kabul edildi. Ancak aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği de karara bağlandı. A. Bütün milletvekillerinin durum hakkında aydınlatılarak teker teker görüşlerinin alınması. B. Milli Meclis İstanbul'da toplanacağına göre milletvekillerinin İstanbul'a gitmeden önce Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir ve Edirne gibi yerlerde kısım kısım toplanarak gerek İstanbul'da Gerek İstanbul dışında gereken güvenlik tedbirlerini ve programımızın esaslarını savunacak. Kuvvetli bir grup oluşturma yolları üzerinde görüşmeleri. C. Cemiyetin teşkilatını hızla genişletmek ve güçlendirmek için kolordu komutanlarının, bölge komutanları ve askere alma teşkilatı başkanları aracılığıyla vakit kaybetmeden fiili yardımda bulunmaları. D. Bütün sivil idare yöneticilerinin her ihtimale karşı milli teşkilata bağlı kalacaklarına dair söz alınması ve kendilerinin eldeki imkanlarıyla cemiyetin teşkilatını kurmaya hızla girişmelerinin istenmesi. 2. Milli Meclis İstanbul'da toplandıktan sonra milletvekillerinin tam bir güvenlik ve serbestlik içinde yaşama görevlerini yapmakta olduklarını açıklayacakları güne kadar heyeti temsiliye şimdiye kadar olduğu gibi yine İstanbul dışında kalarak milli görevine devam edecektir. Ancak bütün sancaklardan ve milletvekili olan kimseler arasından seçilmek üzere birer illerden ve bağımsız sancaklardan ikişer şahsın tüzüğün 8. maddesi gereğince heyeti temsiliye üyesi olarak Eskişehir yakınında toplantıya çağrılıp durumun açıklanması ve Meclisi Mebusan'daki tutumun kararlaştırılması üzerinde görüşülecektir. Bu sebeple heyeti temsiliye de oraya gidecektir. Bu toplantıdan sonra heyeti temsiliye de uygun şekilde yeni üyelerle desteklendikten sonra öteki milletvekilleri de İstanbul'a Milli Meclis'e gideceklerdir heyeti temsiliye göreve devam ettiği sürece milli teşkilatının şekli ve çalışma yöntemi tüzükte yazıldığı şekilde olacaktır. Meclis-i Mibusan, tam bir güvenlik içinde bulunduğunu açıkladığı zaman heyeti temsiliye tüzükteki yetkisine dayanarak genel kongreyi toplantıya çağırıp 11. madde uyarınca da cemiyetin ileride alacağı şeklin belirlenmesini kongrenin kararına bırakacaktır. Kongre'nin nerede ve nasıl toplanacağı o zamanki durum ve şartlara göre ayarlanacaktır. Kongre'nin toplantıya çağrıldığı zaman ile toplanması arasında geçecek süre içinde heyeti temsiliye, İstanbul Hükümeti ve Meclis-i Mebusan Başkanlığı ile kesin bir zorunluluk görmedikçe resmi ilişkilerde bulunmaz. 3. Paris Barış Konferansı bizim için olumsuz bir karar verdiği ve bu karar Hükümet ve Milli Meclisçe kabul edilip onaylandığı takdirde elverişli en kestirme yoldan milli iradeye başvurularak tüzükte açıklanmış olan esasların gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Mustafa Kemal Rüstem, Masar Müfit, Ali Fuat, 20. Kolordu Komutanı Hüsrev, Hüseyin Rauf, Kazım Karabekir, 15. Kolordu Komutanı Hakkı Behiç, Hüseyin Selahattin İbrahim, 13. Kolordu Komutanı Vasıf, 12. Kolordu Kurmay Başkanı Şemsettin Milletvekillerine verilen direktif Efendiler, bu kararlar gereğince milletvekillerini aydınlatmak için verdiğimiz bilgi ve direktifleri olduğu gibi bilginize sunacağım. Seçilen milletvekillerine verilen bilgi ve direktifler şunlardır. Madde 1 İstanbul'un, itilaf devletlerinin ve özellikle İngiliz kara kuvvetlerinin işgali altında ve deniz kuvvetlerince kuşatılmış olduğu, güvenlik kuvvetlerinin de yabancılar elinde ve karma karışık durumda bulunduğu bilinmektedir. Bundan başka Rumların kendi aralarından İstanbul milletvekili adıyla 40 kişi seçtikleri ve Atina'dan gelmiş Yunan lider ve komutanlarının yönetimi altında olmak üzere gizli polis ve ihtilalci örgütler kurarak devletimize zamanı gelince isyan edecekleri anlaşılmıştır. Maalesef hükümetin İstanbul'da serbest olmadığını itiraf etmek mecburiyeti vardır. İşte bu sebeplerle Milli Meclis'in toplanma yerini tartışmak gibi bir konu ortaya çıkmış bulunuyor. Milli Meclis İstanbul'da toplandığı takdirde milletvekillerinin yapacakları vatan görevi dikkate alınırsa tehlikeye uğramalarından cidden korkulur. Gerçekten de itilaf devletlerinin ateşkes anlaşması hükümlerini bozarak barış anlaşmasını beklemeye gerek duymadan vatanımızın önemli bölgelerini işgal etmek ve Hristiyan azınlıkları haklarımızı çiğneme fırsatını vermek şekliyle yapılan haksız uygulamalarını eleştirip reddedecek, toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızın dokunulmazlığını yılmadan isteyecek ve savunacak olan meclisi mebusanın dağıtılması ve üyelerinin tutuklanması veya sürgün edilmesi uzak bir ihtimal değildir. Tıpkı Kars'ta toplanan Milli İslam Şurası'na İngilizlerin yaptıkları gibi. Seçimlere katılmamış olan Hristiyan azınlıkların onlara uyan İngiliz muhipleri ve nigehban cemiyetlerinin bu konuda düşmanların gayelerine hizmet ederek her türlü kötülüğü yapabilecekleri de akla gelebilir. Bu bakımdan Milli Meclis'in İstanbul'da toplanması meclisten beklenen ciddi ve tarihi görevin yerine getirilmesini imkansız kılacağından ve Milli Meclis de devlet ve milletin bağımsızlığının temsilcisi olduğundan ona vurulacak darbeyle bağımsızlığımızın da zedeleneceğini belirtmeye gerek yoktur. Kabine adına Amasya'da heyeti temsiliyle görüşmelerde bulunan Bahriye Nazırı Salih Paşa Hazretleri bile bu gerçekleri gözünde tutarak Milli Meclis'in İstanbul'un dışında güvenli bir yerde toplanması gereğine vicdanı ile de düşüncesi ile de kanaat getirmiş ve bu hususu uygun bulduğunu imzasıyla doğrulamıştır. Milli Meclis'in düşman baskısından uzakta ve tam bir güvenlik içinde bulunan bir yerde toplanması halinde, İstanbul'da toplandığı takdirde akla gelebilecek bütün sakıncalar ortadan kalkmış olacağı gibi, hilafet ve saltanatın tehlikede olduğunu dünya kamuoyuna ve özellikle İslam alemine fiilen duyurmuş olacak, milli varlık ve bağımsızlığımızın aleyhinde alınması muhtemel bir karar karşısında vatana ve millete karşı olan görevlerini yerine getirebilecek ve ittifak devletleri karşısında meclisin milletin kaderine tamamen hakim bulunduğu daha açık bir şekilde ortaya konabilecektir. Meclisin İstanbul dışında toplanması halinde akla gelebilecek olan sakıncalar aşağıdadır. Millet düşmanları İstanbul'un gözden çıkarıldığı yolunda zararlı bir propagandaya fırsat bulacaktır. Hükümet İstanbul'da olduğu gibi meclis ile kolayca temas ve bağlantı kuramayacaktır. Meclisin açılış töreni zat-ı şahane'yi yolculuk zahmetiyle karşı karşıya bırakmamak için vekil tayin buyuracakları bir kişi aracılığıyla yapılabilecektir. İşte bu sakıncalar dolayısıyla şimdiki hükümet Milli Meclis'in İstanbul dışında açılmasını kabul etmemiştir. Hükümetin bu olumsuz kararı yüzünden söz konusu aşağıdaki sakıncalar da eklenmektedir. Milli meclisin kanuna uygun olarak toplanması, meclisi mebusan ile ayan meclisinin aynı yerde ve aynı zamanda bulunmasına bağlı olduğundan, hükümetin İstanbul dışında uygun göreceği bir yerde toplanmaya razı olması yüzünden, ayan meclisi ve hükümet İstanbul dışındaki toplantıya katılmayacak ve zat-ı şahaneye şekline uygun olarak meclisi açtırmayacaktır. Bu durum karşısında, milli meclisin İstanbul dışında toplanmasına kanun bakımından imkan kalmadığı için Yukarıda bildirilen sıkıntılara rağmen İstanbul'da toplanması bir zorunluluk şekline girmiş bulunuyor. Sayın milletvekilleri İstanbul'a gitmekten çekinerek İstanbul dışında kendiliklerinden toplandıkları takdirde böyle bir toplanma elbette Milli Meclis'in herkesçe bilinen yasama gücünü temsil edemez. Belki milletin varlığını, gayelerini, bağımsızlığını temsil edecek, onun hakkında verilecek hükümleri eleştirecek ve yine millete dayanarak reddedebilecek bir Milli Kongre şeklinde olabilir. Bu takdirde Milli Meclis de elbette İstanbul'da toplanmamaya mahkum olur. Böyle bir davranışın hükümetin karşı çıkmasına, zorlayıcı tedbirler almasına ve sonunda millet ile İstanbul hükümeti arasındaki her türlü ilişkinin kesilmesine yol açacağı da düşünülebilir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yukarıda dile getirilen bütün hususları gözden geçirip tartıştıktan sonra Milli Meclis'in İstanbul'da toplanma zorunluluğuna karşı durumu bütün milletvekillerine bildirerek her birinin düşünce ve görüşlerini almayı görev saymıştır. Bundan başka sayın milletvekillerinin İstanbul'da Milli Meclis'e girmeden önce kolayca bir araya gelebilecekleri bazı yerlerde toplanıp aşağıdaki hususları heyeti temsileye bildirmeleri gerekli görülmüştür. Görüşülecek hususlar şunlardır. A. Meclisin İstanbul'da toplanması zorunluluğuna karşı İstanbul ve İstanbul dışında olmak üzere bütün yurtta alınması gerekli tedbirler, yapılması gerekli hazırlıklar. B. Meclis-i Mebusan'da vatanın bütünlüğünü, devlet ve milletin bağımsızlığını kurtarmaktan ibaret olan amacı korumak ve savunmak için birleşmiş, azimli bir kadro kurma çarelerinin düşünülmesi. Milletvekillerinin yukarıdaki hususları görüşmek için toplanmaları uygun görülen yerler şunlardır: Trabzon, Samsun, İnebolu, Eskişehir, Bursa, Bandırma, Edirne. Madde 2 Birinci maddeyi olduğu gibi bölgelerinizde bulunan milletvekillerine bildirerek önce en kısa zamanda onların kişisel görüşlerini almak ve bunları vakit kaybetmeden bir yandan heyeti temsileye bildirmek, bir yandan da bölgelerinizdeki merkez heyetlerine ulaştırarak bu konuda faaliyet göstermelerini sağlamak. İkinci olarak bölgelerinizdeki milletvekillerinin birinci maddede gösterilen yerlerde Huzur ve güven içinde toplanmalarını sağlayarak, görüşme sonuçlarının heyeti temsileye bildirilmesi için gereken tedbirlerin alınması istenir. Sizlerin seçim bölgelerinden milletvekili olup da şimdi İstanbul'da bulunanların kendi seçim bölgelerindeki teşkilatı tarafından İstanbul'a yakın toplanma yerlerinden birine davet ettirilmesi gerekir.